Evet, 27 Mayıs Pazar Türkiye Atletler İşleri Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese mutlu bir hafta sonu, güzel bir pazar günü diliyoruz. Ben Hakan Cantınaz, program arkadaşlarım sevgili Engin Yalçın ve sevgili Eray Balcı ile birlikte dolu dolu bir programda sizlerle birlikte olmayı umut ve ümit ediyoruz. Yaklaşık 2-2,5 saat sürecek olan programın sonunda bizler zaten sizlerle birlikte olmaktan hep çok büyük keyif alıyoruz. Umarız ki sizler de aynı tadı, aynı keyfi almış şekilde ekranlarınız karşısından ayrılırsınız dedikten sonra hemen arkadaşlarıma dönüyorum. Engin'le başlayacağım. Engin'cim, nasıl geçti? Neler söyleyeceksin dün senin için? Abi, yayından çıktıktan sonra evimize gittik. Yarışlarımızı seyrettik. Dün de keyifli yarışlar vardı. Özellikle Ankara'da. Değil mi? Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı koştu ki gayet de güzel ve keyifli bir yarış oldu. Güzel geçti dün. Yarışları izledik. Bugün de geldik. Yayına hazırız. Sunumumuzu yapacağız inşallah. İnşallah diyelim. Eray'cığım, nasıl geçti? Senin için neler söyleyeceksin? Gayet iyi. Hani Ankara'da belki altılık ayını bulamadık ama yorumların genelinde bence başarılıydık. Her ikimiz de onu söyleyebilirim. Dün çünkü geri dönüşlerden onu görüyoruz. Onun dışında güne de hazırlığı yaptık. Bugün İstanbul var. Bu hava koşullarına göre bir hazırlığımız oldu. Muhtemelen ya ağır sahada ya da değişen pist koşullarında bir yarış koşulacak İstanbul'da. Evet. Ona göre hazırız. İnşallah bütün yarışsever dostlarımıza ekip olarak faydalı olacağımız bir gün geride kalırsa finalde, ne mutlu bizlere. Evet. Vallahi sabah yağmur vardı bayağı. Çok. Veliefendi ve Bakırköy civarı çok şiddetli yağmur aldı. Evet. Böyle yaklaşık yarım saat 45 dakika falan bayağı bir yağmur vardı ama çim pisti ağırlaştı. Gün içerisinde öğle saatlerine kadar tabii o yağış ne kadar devam edecek ve geldikten sonra ilk çim pisti ölçüm raporu komiserlere ışık tutacaktır muhtemelen. Evet. Daha belirleyici olacak. Dolayısıyla bakalım, programımız içerisinde eğer bir bilgi gelirse sizlerle paylaşırız. Ama umarız ki, buradan bir çağrıda bulunalım, İstanbul Mahalli Komiserler Kurulu bir hafta içerisinde bir yarışı almıştı hatırlarsından 2-3 hafta önce. Son dakika böyle meteorolojik verileri bekleyerekten şudur budur yapmasın. İlk çim pist raporu geldikten sonra aşağı 5 yukarı belli eder zaten dedikten sonra. Adettendir diyelim, iletişim adreslerimizi hatırlatalım. Arkadaşlarımız ekranın altına koyuyorlar Twitter adresimizi. Zira bizler Twitter adresimizi yayınlamadan önce sizlerin mesajları gelmeye başladı. Arkadaşlarım da ekranın altına getirdiler. Bu güzel pazar gününde katkı ve katılımlarınız bizleri mutlu edecektir tabii ki diyelim. Ufak tefek tabii hüzünlerimiz var ama olsun, onları da şey yaparız, konuşuruz. Geliyor, arkadaşlarım ekrana getirsinler bakalım neler gelmiş, bir görelim sizlerden gelen mesajlara. Erdoğan Ayan'a çok teşekkürler. Hoş geldiniz Akhisar'dan, hepinize selamlar demiş Cengo Chicken House. Teşekkürler. Zeki Işık Yosun Sultan demiş. Ama hangisi aşağıda, herhalde fotoğrafım geldi. Bakalım hemen. Yine Özlem Karasu, Utku Eray amcasından el sallamasını bekliyor. Televizyonun karşısında canlar demiş. Dolayısıyla hemen Eray, öpüyorum senden onu. Utku kardeşimizi, öpüyorum. Değil mi? Şey yapmayalım. Bekletmeyelim diyelim. Hakikaten buradan maşallah, bir kez daha sevgimizi iletelim. Şöyle bir tekrar başa başa dönmemek için en baştan itibaren bir daha şey yapıyorum. Sponza çiftliğinden sevgiler, saygılar. Eşimle taze yaprak topluyoruz. Akşama yaprak sarma var. Buyurun gelin. Ne yalan söyleyeyim, güzel de yapar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz Soner Koyun'a, sağ olsun. Hakikaten dediğim gibi İzmir'in Kaynaklar bölgesine geçen hafta da bahsetmiştim, evet, zaten şeyden. Kaynaklar'da güzel de bir çiftlik. Sağ olun, inşallah yolumuz düşerse uğrayacağız. Zaten yaz tatilinde değil mi? Bu sene böyle bir Ege'miz olacak. Evet, evet. Hep birlikte. Uzun uzun bir Ege. Uzun bir, artık nasıl olsa bir buçuk aylık falan bir tatil olacak. Evet. Sezon finali Gazi ile birlikte yapacağız. Ondan sonra hep beraber ve inşallah programlarımız i̇nşallah. Ayrı ayrı birlikte olmakla beraber bir 3-4 günü bir araya geleceğiz, evet, herhalde. İnşallah. Getiririz inşallah. Geldiğimizde getiririz. İnşallah. Bir İzmir yapacağız. Bir... Ben bir kere Bodrum'a yanına geleceğim. O Allah'ın izniyle inşallah. Kesinlikle. O, başımızın üstünde yanıma şeyli gelecek. Palmiyeli gömlekler, şıpıdak terlikler senin yüzünden. Allah nasip etsin. İnşallah beraber böyle selfie çekeceğiz. Eray'ı da alırız herhalde o dönemde. Kardeşim, herhalde. Şıpıdak terlik giyer miyim bilmiyorum ama ben de geleceğim. Ama palmiyeli gömlekler. Sen de bir buluruz sana bir şey. Dolayısıyla buradan selamlarımızı iletelim. İzmir'e de inşallah yolumuz düştüğünde mutlaka uğrarız. Soner Bey'e selamlar.
Hasan Karagül'le teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine Soner arkadaşımıza, Soner Bey'e ve Broni ile birlikte Ali Karasoy'a da teşekkürlerimizi iletelim. Sizlerden ricamız, eğer belki hatırlayamayanlar olabilir, saati kaçırmış olabilenler olabilir, eğer tweetimizi retweet ederseniz Mutlu Pazarlar Son Düzlük başlıyor diye teşekkürlerimizi biz de iletmiş olalım. Buradan bir kez daha dostları yayınlar. Biz ekran karşımızdaki yerimizi aldık demiş Erdoğan Ayhan. Çok teşekkürlerimizi iletelim Erdoğan Bey'e de buradan bir kez daha. Yine öyle bir dakika, şöyle yukarıda gelen mesajlar vardı. Onlara da bakalım. Süleyman Paycı'ya, Ramazan Köysu'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsunlar. Hatırlatmışlar kendi listelerine. Son Düzlük başlıyor, göndermişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ahmet Ünlü'ye teşekkürler. Cemal'e günaydınlar abiler, selamlar demiş. Cemal'e de selamlar. Sevgilerimizi iletiyoruz. Biz de çok yakın zamanda en genç son düzlükçülerden biri gelecek inşallah. İnşallah. Dolayısıyla bekliyoruz. Bu arada klimaları açtınız mı bilmiyorum ama açıldı. Böyle yazın bodrum konuşunca bir anda serinlik gelmeye başladı. O havaya erken girdim. Havaya erken girdik, hemen sıcaklar başladı. Mustafa Gürcü, iyi yayınlar, herkese çok selamlar. Yeni formamı seçtim, artık bu formamla sahada olacağım demiş. Vallahi çok güzel, 10 numara 5 yıldız bir formamış. Hayırlısı olsun inşallah. Aynen öyle. Çok güzel. İnşallah nice birincilikler olsun sevgili Mustafa bu formayla birlikte diyelim. Yine gelen mesajlara bakıyoruz. Ahmet Ünlü'ye teşekkürler. Can Çakır'a, Nur'a, Mehmet Akyavuz'a, Ahmet'e teşekkürler. Hakan Bey, yayınlar canlar. Bu kapalı İstanbul günü evime ışık gibi doğdunuz demiş. Çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bizlere. Eğer sizi böyle mutlu edebiliyorsak bizlere de ne mutlu diyelim. Fırat Bertek, günaydın yayınlar abi. Kantos Gülü ile yerimizi aldık, sizi bekliyoruz demiş. Biz de o zaman bütün Kantoslara selamlarımızı iletelim. Evet. Kara Kantos'a, Kantos Gülü'ne, evet, değil mi? Var Kantoslar. Genelde Kantoslu isimleri koyuyorlar, evet, son zamanlarda. Aynen, son zamanlarda değil. Eskiden de mi? Eski bülten buldum bir tane, o 80'lerden bizim şeyde. O zaman da varmış. Kantos bir şeyi. Kantos demek ki, o Kantos bir şey demek, evet, ki. Gene Demirkapı ekibisinin, tabii büyüklerin atları, o Kantos hep devam ediyor. 80'lerden. Yani şahısların özel bir isim demek ki, onunla bence beraber belki devam ediyorlar. Paylaşırsa Fırat nereden geliyor, en azından, evet, onu da aktarmış oluruz diyelim. Soner Bey'e de teşekkürlerimizi ilettik. Ahmet Ünlü demiş ki, hayırlı pazarlar tüm son düzlükler. Selam olsun abicim, Eray abime, Engin abime de selamlar, saygılar demiş. Öyle bir kul hakkım var ki benden alınan, Allah'ım yarına bırakır belki ama yanına bırakmaz asla demiş. Ahmet paylaşmış, Ahmet'in. Aslan kardeş, özlü sözlü sözleri kardeşimiz. Onun meşhur biliyorsun, özlü sözleri, ama hakikaten de doğru. Her biri de altı dolu dolu cümleler paylaşıyor. Altı dolu dolu şeyler paylaşıyor. Kardeşim. Buse'den size özel bir poz amcaları, sizi çok seviyorum demiş Özlem Karası. Biz de sevgilerimizi getirelim. Maşallah diyelim. Okuduğumuz mesajlar vardı. Alta iniyoruz. Eray amcasına Utku selam söylemişti. Evet, Gökhan Yüksel demiş ki, güzel İzmir'den siz abilerime selamlar. Günaydınlar Hüseyin Topsakal kardeşim, sağlığına kavuştu. Bizler kaldığımız yerden çalışmaya devam demiş Gökhan Yüksel. Hadi bakalım. Aynen, sağlıkla, sıhhatle, değil mi? Evet, kazasız. İnşallah başarılar daim olsun kardeşlerimizin. Öyle diyelim, evet. Günaydınlar, iyi yayınlar abi. Mümkünse bir Kara Polat yarışı yayınlar mısınız? Şimdiden teşekkürler, keyifli yayınlar demiş. İlerleyen günlerde diyelim ama şimdi artık önümüzdeki 4 hafta boyunca biraz daha Gazi ağırlıklı programlarımız olacak. Dolayısıyla belki Gazi sonrasında bırakabiliriz ama en azından o zaman da araya sezon finali giriyor. Valla söz vereyim ama hani ne zaman dersiniz? Bugün yarın diyemeyebilirim, o yüzden en azından bunu bahsetmiş olayım. Umut Kırçıl'ın mesajıydı. Orhan Usta'ya, Sinegan Yanbay'ına teşekkürler. İbrahim Karaman'a, Eyüp Sönmez'e çok teşekkürler. Yine Cengo Chicken House'a, Zeki Işık. Evet, Yusuf Sultan demek ki duymuş, paylaştı. Günaydın Hakan abi, Adana ekibinize bol şanslar diliyorum. Menajer Serhan Çelik, at sahibi Esin Ersin, kemik oğullarına ve atın sayısı Ramazan'a demiş. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Yusuf Sultan'ın fotoğrafını paylaşmış. Biz de ayakları düz bassın inşallah diyelim. Zeki ve Serhan'a selamlar buradan. Evet, tüm son düzlük ekibine iyi yayınlar, sevgiler, saygılar. Dün Sakarya Karasu'ya yazlığa gittiğimde uyduğumda Tay TV olmadığını görünce hemen Tay TV çeken uydu aldım. Buradan sizlere kavuştum. Aramıza uydu giremez artık. Yaz kış inşallah aramızda bir engel olmayacak. Teşekkür ederiz vallahi. Ne mutlu bizlere. Değil mi? Eğer hakikaten böyle bir tercih yaratabiliyorsak sizlerin nezdinde ne mutlu. Vallahi ben üzüleceğim yani, yarın öbür gün bir emeklilik olduğunda ayrıldığında böyle dostlar ama hep beraber olacağız inşallah biz diyelim. İnşallah. Dolayısıyla hepsine selamlarımızı, sevgilerimizi
iletelim. Biz her zaman birlikte oluruz diyelim. Gençlere yavaş yavaş diyeyim yol açmak gerekiyor. Öyle söyleyelim. İsteyen Ayan bayimizdeki yarışseverlerden istekayan.com'daki takipçilerimize selamlar, sevgiler. Tay TV izleyin herkese. Bol şanslar dileriz. İyi yayınlar demiş. İsteyen Ayan bayine de sevgilerimizi iletiyoruz. Serkan Büyükarslan, canlı tahmin. Ersin Yerelere teşekkürler. Bu canlı tahmine kim olduğunu önce anlayamadım. Takibi almıştım. Meğerse isim vermeyelim. Kim ki? Meşhur Keh Yaşan geldiğinde onun bir tweetleri vardır ya, senin hani kurban tweetleri vardır. Oradan öğrendim kim olduğunu. Ben de onun şeyden çıktım biliyor musun? İşte ben de kim çıkarıyordum. Ben de çıkarıyordum, takipteydi. Çıkarıyordum. Meğerse bir gün Keh Yaşan kazanınca meşhur tweet geldi, bir baktım onu görünce dedim tamam kimin olduğu için isim değiştirmiş meğerse. Dolayısıyla ben de çıkarıyordum. Tamam, malum şeylerden, konulardan dolayı anladım. Anladım. Ondan sonra biz de selamlarımızı iletelim buradan bir kez daha. Bizim kardeşlerimizden bir tanesi. Nereden takip almışım dedim falan. Sonra baktım arasında aynı böyle. Aynı şeyi ben düşündüm. Adı yok, sanı yok, bu kim dedim. En iyisi dedim. Çıkardın değil mi? Ben de takipten çıkmak üzereydim ki Keh Yaşan yarış kazandı orada. Hemen malum tweet gelince Keh Yaşan'dan hemen anladık o zaman ki kim olduğunu. Sevgilerimizi iletelim kardeşimize. Haydi bismillah, kolay gelsin. Çok selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş. Sadullah Parçaoğlu'na buradan bizden de selamlar Bursa'ya. Özlem Karasu'ya, İskenderun'a. Çağatay Çelebioğlu, günaydın son düzgü ailesi. Kosova'dan selamlar demiş. Kosova'ya buradan sıcak dolusu selamlarımızı iletelim. Ali Hepgüler'e, Şeref Özdemir'e çok teşekkürler, sağ olsunlar. Mehmet Ali Nergis'e, Evren Karasu'ya. Yine günümüz aydın, neşeniz her zaman daim olsun. Yüzünüzden gülücük ve tebessüm hiç eksik olmasın Hakan abi. Alanya'ya, spa merkezimize 3 senedir bekliyorum. İnşallah bu yaz yolunuz düşer. Sevgilerle. Eray herhalde bu seneki tatilini Alanya diye planlamıştı. Evet. Bildiğim kadarıyla muhtemelen. Temmuz'un ikinci haftası öyle gözüküyor. Şu bir aksilik olmazsa. Bir aksilik olmazsa Temmuz'un ikinci haftası artık şey yaparsınız. Mehmet Ali Nergis'le selfileri paylaşırsınız. Evet. Diyelim selam. Biz de Engin'le o zaman Bodrum'dan size karşılıklı göndeririz. öyle bir şey yapalım. Peki. Günaydın, mutlu, sevgi dolu bir pazar günü dilerim. Seviliyorsunuz. Pendik'ten saygılar demiş Şeref Özdemir. Çok teşekkürlerimizi iletelim buradan bir kez daha. Yine sağ olsun Evren Karasu'ya. Taylan Özturunca, Recep Karakuş'a, Sadullah Parçaoğlu'na, Mustafa Gürci'ye, Evren Karasu'ya, Zeki Işık'a, Remzi Gürhan Öner'e ve Eray sana teşekkürler. Sizleri çok seviyoruz. Canlarımızsınız, ailemizsiniz. Siz de bizim ailemizsiniz. Siz de bizim canlarımızsınız. Hakikaten kolay değil. Kaç sene oldu değil mi? Yıllarca beraberiz dostlarımızla. Bizi hiç yalnız bırakmadınız hiçbir zaman. Teşekkürler. Hakan abi, 2007 Anafartlar Koşusu Delfina Ribelli yarışını izletir misin? Adana'dan sevgiler, saygılar. Gazi haftası koşularını değerlendirirken mutlaka değerlendirelim. Onun adını not aldım şu anda, Delfina Ribelli yarışını. Bu arada Delfina Ribelli Anafartalar mıydı? Yanlışlık var orada. Zübeyde Hanım olması. Zübeyde Hanım koşusu. Zübeyde Hanım. Tabii tabii. Anafartalar yarışı değil o koşu. Zübeyde Hanım koşusu. Anafartaları. Evet, Delfina Zübeyde Hanım kazandı. Kazandı. Aynı evet. Gün ama Gazi günü koşuyor. Evet. Yanlış hatırlamıyorsun. Evet. Anafartalar da Dağlı kazandı galiba o gün. Tabii tabii. Dağlı kazanmıştı Kadir Tokaçoğlu ile büyük sürpriz yapmıştı. 40 küsür lira ganyandı galiba. İşte bak, ceviz yiyenler nasıl belli oluyor. Yolumdan gidiyor. Onda fındık da var. Fındık da var. Bir de sende ilave fındık var. Fındık hiç eksik olmadı zaten. Peki. Hayırlı yayınlar Hakan abi. Mutlu hafta sonları. Hepinize size bir sorum olacak. Abi, at yarışlarına niye kumar gözüyle bakıyor? Oysaki atlar bana göre en güzel ve en temiz varlıklar. Ah be güzel kardeşim, bir bilsek. Ya sonuçta sen ne gözle bakarsan onu görürsün. Evet. Yani şimdi işi kumara çevirirsen, yani onun adı kumar. Ama kumar illa at koşuyor diye, atlar yarışıyor diye değil. Yani ruhunda eğer bu iş varsa, o zaman dersin ki yoldan geçen, karşımıza ilk çıkan adamın ayakkabısı ne renk diye de bir bahis yani girersin. Arabadan bile bahsedersen hangi araba geçecek? O arabaya girerdik biz küçükken böyle. ama plaka var. Şey, plaka değil, renk. Şimdi sene ama söyleyeyim sana 70'ler, 70. İlkokulun başlarındayım. 74-75 falan yıllar. Araba geçmiyor zaten o zaman. Çok tabii az geçiyor. Bakırköy'deyiz. İşte sahil yolundayız. Rahmetli babaannem. Cam kenarında otururuz. Şeyde böyle. Tam sahilde evde. Önümüzden sahil yolu da bir şerit gidiş, bir şerit geliş o dönemde. Şimdiki gibi böyle şey yok. O şeyler yok. Deniz otobüslerinin olduğu yer yok. Regatta yok orası. Ataköy plajı, galeriye falan olduğu yerler yok. Regatta daha yapılmamış. Önümüz hemen şey. Sahil.
balıkhane var. İşte şeyler, kayıkhane daha doğrusu yanlış söyledim. İşte o dönem Bakırköy'de işte sandalı olanların falan çektiği bir yer. Hemen deniz. O zaman şimdiki gibi değil ev. Üç katlı. Şimdi sonra 91'de değişti bina. Üç katlı evde. Araba da çok az. Yani mahallede düşün o şimdi Bakırköy'de sahile inen yol var ya. Şimdi nasıl arabadan insandan geçer. Orada mesela bir tane karşımızda Allah rahmet eylesin yine bir aile büyüğümüz oturdu karşı apartmanda. Bir Anadolu vardı. Halamın rahmetli bir tane serçe değildi. O zaman onların isimleri başkaydı. Murat 131'ler falan yok, var. 124. 124. Şöyle bir şey. 124. Serçe değildi adı ama o modellerden falan. Bir iki tane araba var. Biz beklerdik. Şimdi beni oyalayacak ya rahmetli babaannem. Hani bir şeyler şey ya. O dönem 7 yaşındasın 6 yaş. Hadi bakalım hangi araba geçecek? Ne renk geçecek? Biz bekle bekle araba gelmez bekle bekle. Bir tane sahilden geçer mavi bir tane kırmızı. Yani öyle bir şeyimiz oldu. Vakit geçirmeye, oyalanmaya. O zaman yok başka bir şey. Çocukların çoğu yapmıştır onu. Ben de çok. Bizim de sahil kesiminde oturuyorduk memlekette. Hangi renk araba geçecek? En çok hangisinden geçecek diye biz de çok sayardık. Evet. Sonra babamla şey yapardık. Reklam. reklamlar çıktı. Yani bir şeyde sonunda mesleğimiz oldu reklamcılıkta baktığımızda. Reklamı ilk ne reklam olduğunu bilenler. Onu da çok kişi yapmıştı. Evet. Reklamlar başlardı. Bak onu işlemişsin abi. Değil mi? Siyah beyaz televizyon reklamları o zaman daha siyah beyazken. Reklamçı ilk onun adını kim söyleyecek falan onu yapardık. Evde böyle şey ben tabii itiraz ederdim. protesto ederdim bazen karşılıklı ama nereden nereye işte. Yani ne gözle baktığınıza bağlı olaya. Nereden geldik? Bilim olaya ta nerelere gittik? Ne gözle baktığınız önemli. Dolayısıyla benim her zaman söylüyorum, birçok dostum var, birçok arkadaşımız var böyle şeyde. Maddi imkanları, maddi bahise harcayabilecek çok şeyi varken günde 10 lira, 20 lira oynar. O şey, hani... işin keyfine. Keyfini almaya bakın. Eğer siz evinizin nafakasını, rızkını, bilmem nesini buraya... Aman bak şeyim var, kredi kartım var. Buraya oynayayım da onun parasını çıkarım. Bu gözle baktığınız zaman zaten batmışsınız da. Baştan kaybedersiniz. Allah veya işte aman elektrik faturam var. Bu işleri bu ne hiçbir şans oyununda bu geçerli değil. Sadece at yarışı için değil. Genel anlamda söylüyorum. O gözle yaklaşırsanız ya ama şunu düşünürseniz ya kahvem yok, bilmem nem yok, şuyum yok, buyum yok. Oturayım pazar günü de ayaklarımı uzatayım veya gideyim temiz hava, bol gıda hem alayım hem atları sevdim. Bir de şans oyunu oynayayım da böyle keyifli. Evet. Ama bir şeyleri, açıkları kapatmak bilmem ne amacına bu yapılırsa o zaman işte dediğiniz noktaya girer, olmaması gerekir. Bunun böyle olmadığını da aslında eskiden böyle değildi. Hep işte çok bazı eski Türk filmlerinin çok etkisi oldu bunda maalesef. Yok işte mafyalar kovalar, bilmem neler yapar, yarış bilmem, dayan bakayım Oyma Pınar, şiki şiki baba bilmem. Evet, yani bunların çok, ya bakma çok o bir jenerasyon çok, onunla çok büyüdü. Etkisi, evet, bir jenerasyon çok etkisi var. Yani tamam sanatçı olarak saygı duyuyoruz ama o tarz filmlerin çok ciddi anlamda. Çünkü bir jenerasyon öyle büyüdü, bir nesil öyle büyüdü o filmlerde. Evet o filmlerin... At yarışı deyince insanların aklına şiki şiki baba geldi. Evet. Ha, biz de yapmadık mı şaka esprisine yolda şey yaptık ama... Baktığında sanki orada jokeyleri kovalayan bir mafya, bilmem böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok yani. Ve bu konuda da hakikaten çok pasif kaldı. Şimdi. Kötü bir etki bıraktı tabii. O zamanlar tabii sıkıntılı kötü etkiler var. Ve bununla ilgili iletişim anlamında çok büyük bir hamle yapılmadı bugüne kadar da. Yani bugüne kadar derken son dönemlerde olmadı. Şimdi son böyle bir 7-8-10 yıldır diyelim. Yapılanlar hani bir şeyler yapılıyor. Son 10 yıldır yani o dönem çıktığı dönemde. Birazcık iletişim tabii daha farklı olsaydı ben durum farklı. Şimdi bakalım yeni bir film yapıldı. Hiç bahisle mahisle ilgisi olan bir şey değil. İnşallah onun bir katkısı İnşallah bir olacaktır. Gücü olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Pekala. Sinan Erdem demiş tüm Sonucuk ailesine selamlar Hakan abi. Çok anlamlı fotoğraf sizinle paylaşmak istedim. İyi yayınlar demiş. Evet gerçekten öyle. Bir insanın ağırlığı şeyle okuduğu kitaplarla değil mi? Evet. Ölçülür. Çok doğru. Merhaba iyi yayınlar. Aydın Yeni Pazar'dan saygılar sevgiler. İstanbul'da galopların iç pistte yapılması avantaj mı? Sentetik pistten farkı nedir? Engin'ciğim bunu sana soralım daha ağırlıklı Şimdi olarak. Çoğu az sahibi mesela sentetik tercih etmez. Sıkıntı çıkarmasın. Çünkü sentetikle devamlı çalışmak bazı atlara sıkıntıya sebebiyet verir. Onun için iç pist kaba kum olduğu için iç pistte tercih ederler. Ona göre galoplarını verir. Ona göre ayarlar kendilerini. Ama bazı atlarda kumda sentetikte koşacaksa
Normalde mesela diyelim ki devamlı hafta içi iç pistte çalışıyor ama sentetiğe çıktığı zaman yadırgamasın, at ona da alışsın diye belli günler, belli periyodlarda sprintlerini ve galoplarını da orada yapıyorlar, yarışlara hazırlanıyorlar. Onun için böyle bir ayrım gösteriyorlar ama devamlı sentetikte çalışan atlar çok nadir ama iç pistte daha çok ağırlıkla çalışan atlar mevcut diyorum. Evet. Sentetik çünkü biraz devamlı idmana müsait bence değil. Peki. Yani dolayısıyla bu bir tabii tercih ama... Tabii ki o kişilerin, antrenörlerin veya at sahiplerinin tercihi ama genel anlamda iç pistte idman ağırlıklı çalışılıyor. Evet. Peki. Sinan Erdem, Antalya'da an itibariyle güneşli hava mevcut demiş. Antalya'nın bilgisini vermiş en azından. Yarın işe gitti herhalde. Ha? O da çünkü burada çalışan bir dostumuz. Burada ikamet sezon ediyordu. Belki muhtemelen belki... Bir iş olabilir. Hayırlı evet. olsun diyelim. Hayırlısı Antalya'da olsun. Kasım ayında yarışlar var. Evet. Artık hava durumunu senden alırız Sinan. Antalya ile ilgili ya da belki de tatil yapıyor. Bilemeyiz tabii, şey yapamayız kardeşimize. Evet. Buradan selamlar diyelim. Pekala, İlker Tekirdağ teşekkürler. Yine sağ olsun bizim sabah tweetimizi paylaşmış. Yarım saat çok şiddetli yağmur yağdı Bakırköy çevresine Hakan abi. Pist oldukça ağırlaşmıştır ama yarış saatine kadar hava açar sanırım demiş. Valla paylaştım sabahki Veli Efendi hipodrom görüntülerini. Profile girip bakarsanız birebir böyle yağışlı havayı gördük. Ben şunu söyleyeyim. Yayına biz girdiğimiz anda durmuştu yağmur girdiğimiz saatlerde. Ama... Gün içerisinde belli şekilde devam ederse komiserler bence ilk ölçümle birlikte kararını versinler. Buradan bir kez daha onu söyleyelim. Yani yağmur yağmamış olsa bile zaten pisti bayağı ağırlaştırmıştır bu değil yağmur. Mi? Ki gün içerisinde de yağış biraz bekleniyor. Ona göre artık değerler açıklansın. Biz de gerekeni söyleriz. Peki. Bilgi için teşekkürler demiş Barış Dayı paylaşmış. Serkan sabah bir paylaşımda bulundu. Serkan Coşkun diyor ki şimdi çıktık hipodromdan abi, gökdeleninde çim olmaz kesin gibi demiş. Bakalım onu bekleyelim diyelim. Şöyle bir yukarıya son bir parti bakalım sizlerden gelenlere. Ondan sonrasında da günlük dünü çünkü Ankara'yı bayağı uzun değerlendireceğiz. Sizlerden neler gelmiş. Yağmurlu bir pazar günden Balıkesir'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Balıkesir'e de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Hakan Pekkoç'a teşekkürler. Dün Ankara'da gelen 6. his bizde hiç geçilmez. Banko tekti, nedeni ise uzayan mesafede çok daha farklı koşacaklar. Çok iyi 10 numara 5 yıldız Kocakoy'u, bu alemin kralı Kocakoy'u tebrik ediyoruz demiş Cengo. Yo, Engin Yalçın numarasını değiştirmemiş. Hala bir numara demiş. Pankartçı. Pankartçıdan yo, Engin Yalçın numarasını değiştirmemiş. Hala bir numara demiş pankartçı. Çok teşekkür ederim. Çok kesinlikle sağ olsun. Kesinlikle öyle. O konuda. Teveccühleri, güzel sözleri bizleri onur ediyor. Canım gerçek söylüyor. Bizleri onur ediyor. Falan yapmıyor. Gerçekleri aynen. söylüyor. Hakikaten de öyle. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Merhaba Hakan abi. Bugün oynanacak olan final maçında Futbol Kent Sakaryaspor'a PTT birincilik yolunda başarılar dilerim demiş. Mustafa başarılar. Emir uzun paylaşmış. Günaydınlar, bunun adı kumardır demiş. Şimdi şöyle, evet yüksek meblağlı bir kupon ama adamcağızın aylık geliri 10 milyon TL ise... Ya şimdi kimsenin bütçesine oynadığı kupona karışma şansımız yok. Hatta bu kupondan belki de birkaç tane daha vardır. Daha var, bence muhtemelen de öyle bölünmüş olduğunu kupon. Düşünüyorum ben. Bölünmüş bence. Kupon. Günaydın, selamlar, saygılar hepinize. İstanbul Bahçeşehir'den Cengizhan Aydın ve abim Hulusi Aydın beraber sizleri seyrediyoruz demiş. Biz de Bahçeşehir'e selamlarımızı iletelim. Günaydın, iyi yayınlar demiş Aydın Tek. Sağ olsun Dede Mustafa Mengili. Günaydınlar Hakan abi. Kardeşim Atilla'nın 3 prensesi sizi izliyor. Sevgilerimi, selamlarını yolluyor size. İyi yayınlar abi demiş. Dede Mustafa Mengili'ye de biz de selamlarımızı iletelim Atilla ile birlikte. Bu kadar olur abicim. Biz de araçlar üzerinden yarışırdık. Zaten iki grubun araçları vardı. Onları sayardık demiş. Aynen öyle zaten. İki grup araç vardı. Bir Fransız markası o dönem araçlar vardı. Onların da modelleri vardı. Evet. Bir de işte demin şey yaptım, Murat serileri vardı. Evet. Yabancı araba falan çok azdı. Onlarda da Taunuslar, Manuslar ve Ford şeyler vardı. Hani sen 74'ler diyorsun abi. Bizim çocukluğumuzda bile öyle yani yabancı araba görmek çok... Gurbetçiler geldi. Gurbetçiler geldi. Şey, port bagajlar tepede böyle şeylerde gelirdi. Onların gurbetçi arabaları. Plakalar zaten onları anlamaz. Bir harfler, martlar gelip şey yazar. Sonra M yazınca şey. Ondan sonra D vardı bir çıkartma. O Deutschland tabii. Evet. Almancı olduğunu oradan anlıyorduk falan. Ama tabii o dönem çok meşhurdu. Uçak falan çok yok. Kapıkule'den giriş. Kapıkule'de satırlar mısın onu? Kapıkule'de bildiğin kuyruk olurdu. Ben yurt dışına birkaç kere oradan çıktık şeyden. Kapıkule'ye, Edirne'ye giderdik. Biz 3 saat Kapıkule'de kuyruk beklediğimizi hatırlıyoruz. Bulgaristan'a geçmek için. Yugoslav, eski adıyla Yugoslavya'ya evet. geçmek için. Yani çok hatırlıyorum. Kapıkule'de çok kuyruk beklerdik biz. Uçak o zaman. Nerede? Belli yerlere, belli bölgelere. Tabii canım, çok az.
Peki. Murat Çelik'e, Aydın Tek'e, Akay Genç'e teşekkürler. Semih demiş ki Samsun'dan selamlar abi, bütün ekibe sevilerek izliyoruz. Cumartesi ve pazar günümüzün vazgeçilmez programı demiş Semih. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de Semih kardeşimize. Sağ olsun, silmiş ama tweet'i. Merhaba Hakan abi, bugün oynanacak olan final maçında Futbol Kenti Sakaryaspor'a başarılar dilerim demiş. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Abi nette.com'da, evet nette.com değişti şimdi. Yeni bir yapılanma var nette.com'da. Biliyorsunuz yakın zamanda bir gerçekleşen medya el değişimi söz konusuydu. Nette.com'da o gruplardan bir tanesi. Dolayısıyla içerik anlamında da bir takım değişiklikler olacak. Demirören Medya Grubu böyle bir değişiklik durumundalar. Dolayısıyla bakacağız nasıl olacak. Şu anda nette.com'da yokuz. O doğru. Onun da bilgisini paylaşalım. Biraz daha farklı içeriklerle izleyicileriyle olacak nette.com. Biz de keyifle, merakla bekliyoruz gelişimleri. Bu sabah Ankara'da şans eseri kadrajı takılır. Apranti Supi Gümüş kardeşimiz ağrıların elinde hastaneye sevk edildi. Durumu iyi, çok şükür. Allah göstermesin. Oh, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gelmiş geçmiş olsun. Bu nereden çekilmiş? Herhalde içten çekilmiş, pistin içinden. İçeriden çekmiş. Yani. Evet. Çok büyük geçmiş olsun kardeşimize. İşte idmanda da böyle bir kaza, böyle bir Allah göstermesin. Yani her dakika her şeye müsait, kazalar müsait olabiliyor. İdmanda da, yarışta da. Allah korusun. Tay muhtemelen taktı. Büyük ihtimalle. Kim? Bak. Yani Türkiye'si değil. İlker Yıldız, hayırlı pazarları yeğenler abim. Bugün balık sevdamıza denize açıldığımız için programı aksattık maalesef demiş. İlker, çok şey kaçırdın. yok, selamlarınızı iletiyoruz biz de İlker'e, sağ olsun. İlker de bizim sadık izleyicilerimizden, dostlarımızdan biridir. Adana'ya da selamlar. Benim de eski çalıştığım şirketten arkadaşım aynı zamanda. Dolayısıyla konuşuyoruz arada. Evet. Hakan Pekkoç'a selamlar. Yine selam üç güzel insanlara, yayınlar mutlu pazarlar demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Biz buradan bir kez daha. Umut Kazan'a teşekkürler. Mustafa Öğüşlü, Cengiz Göl, Işıltan Can Beker. Dediğim gibi listelerine göndermişler. Siz de eğer henüz göndermediyseniz bunu yapın ki en azından hatırlatmış olalım. Erhan paylaşmış. Erhan Söğüt, herkese iyi pazarlar. Oğlumu çok özledik. Pistler az kaldı. İyi yayınlar demiş. Kara Şimşek. Evet. Kara Şimşek. İki haftadır da yoktun. Yok yazdık seni ona göre. Değil mi? Peki. İlker Yıldız, Umut Kazan'a teşekkürler. Günaydın dostlar. Oğlum Emir, Lisandra payitaht göz kırpıyorlar demiş. Anlık diyor, paylaşmış. Yine Mehmet Akyavuz, selam abi nasılsın? Eray ve Engin abiye selamlar demiş. İhsan'ın herhalde yarışlarından birini koymuş olsa gerek. Peki Erhan'a, Ahmet Tekçan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Orhan Oğuz Asker, internetten Tay TV izleyemiyorum demiş. Evet, netle.com dediğim gibi yeniden bir yapışma var. Ailemiz Kantos olarak bilinir. Dediğin zat Lazer Kantos idi diyor. Dediğin zat. Ama şey Fırat, ben o bülteni bulacağım sana. Sonu Z'leydi onun. Kantos diye yazmışlar. Bakalım, belki duruyordur. Eray orada göremezsin. Göremez mi? Çok mu eski? 80'ler. Benim şey ortaokul yıllarımın bülteni. Arşivde yoktur. Yani olmayabilir. Ben de çünkü şey hani paylaşıyorum ara sıra. Evet. Ortaokuldan beri biriktirdiğimiz bültenler. O bültenlerden sonu Z'leydi onun, ama belki yazım hatası olmuş olabilir. Bir bak sen yine. Ama Fırat'a da çok teşekkürler, en azından açıklamayı paylaştığı için diyelim. İyi pazarlar sevgili Hakan ve Engin abi. Lazer Kandos. Z'le değil mi? Z'le. Evet. Kantos. Z'le. 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 Bak öyle kalmış, doğru kalmış aklımda. Evet. Belki o yazım hatası şimdi şey, baksana neler, satisfaction'ı 21. yüzyılda yazıyorlar. Hala o zaman 80'lerde yazılması normal diyorsun. Normal yani. Olabilir yani bence. Peki iyi pazar, sevgilerimizi iletiyoruz. İlker'e de sağ olsun. Yayını canlıya izleyeceğimiz, evet netlerdeki bu yakın zamanlık değişiklikten dolayı birazcık paylaşımda sıkıntılar var. Abi merhaba, iyi yayınlar, ben Mersin'den Süleyman Paycı, sizi özel izliyorum. İyi ki güzel abilerime de selamlar demiş. Süleyman Paycı'ya da teşekkürlerimizi iletelim. Ersin Esra Eser'e teşekkürler. Cem Gündüz'e, Nevzat Yemener'e, Direnç'e, İlker Tekirdağ'a teşekkürler. Nevzat Yemener'e, Abdullah Özkan'a, Direnç Kara'ya bir daha teşekkürler. Hakan amca günaydın. Ben Sinem Seher, iyi pazarları yayınlar, okulumuzun folklor grubundayım. Bana başarılar diler misin? Sizleri çok seviyoruz. Ha bu arada canım babamın selamı var demiş. Peki biz de hem Sinem Seyir'e hem sevgili Murat'a, Murat Doğan'a selamlarımızı, selam, sevgilerimizi inşallah iletelim buradan. Allah değil mi? Hep başarıların daim etsin inşallah Mevlam. İnşallah hep böyle sağlıkla, sıhhatle büyüdüklerini göstersin sizlere. Bir sürü fotoğraf geliyor, bir sürü resim geliyor. Cepten de bakıyorum. Onları da artık son bir parti göstereceğiz. Abdullah Özkan'a çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Can Çakır, o gol neydi abi, öyle muhteşem muhteşem.
muhteşem, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz yayınlar abi, Ekin'e selamlar demiş. Can Çakı gol, onu anlayamadım ama. Real Madrid'in Gerrit Bale'in atmış olduğu golden bahsediyorlar. Tabii o gol güzeldi de kalecinin de içeri aldığı iki tane gol var. Onu da konuşmak gerekiyor biraz. Evet. Liverpool adına biraz talihsiz bir geceydi dün. 3-1 bitti mi maç? 3-1 bitti, ben evet. Ben en son çünkü 3-1'de şey yaptım, öyle bir baktım. Ondan sonra kapattık. Peki. Ekin'e selamlar demiş. Ekin Koç'a gördüğümüz zaman iletelim ona da. Oktay Özdemir'e, Sarp Kılıç'a teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan bir kez daha. Yine evet, Sarp Kılıç, Süleyman Paycı, Cemal, okumuştuk bunları. Son bir parti ve ondan sonra da artık hemen paylaşacağız. Kerim Sevgili'ye teşekkürler. Gökhan Tülümen, Abdurrahman Yamaç'a teşekkürler. Sağ olsun. Yasemin Karaküç'e, Yasemin'e tebrikler. Dün çok güzel koştu. Evet. Dim Gözyaşı Gecesi. Harika, harika bir yarış koştu. Mustafa da harika bindi. Harika, güzel bir yarış. Çok iyiydi. Kesinlikle yine katılıyorum. Ben yorum yazmadım diye bir tanesi de altına şey yazmış. O şeyde yer kalmadı deyince. Doğru diyor. Gözdeşli gecesi de 15. oldu değil mi demiş. Şey, Sement'le Deniz'le şey yapınca. Ya bırakın da artık bari oradan kimseden destur almayalım değil mi? Hani sonuç itibariyle, ama Yasemin'i tebrik edelim. Gözdeşli gecesinde konuşacağız zaten yorumlarımızda. Dün bayağı bir güldüm. Evet, Abdurrahman Yamaç'a teşekkürler. Kerim Sevgili'ye sağ olsun. Gürkan Karaca'ya hakeza aynı şekilde. Yasemin Selim Çalık demiş ki mutlu pazarlar, Antalya'dan selamlar. Ayşe Simay demiş. Maşallah Ayşe Simay'a buradan gözlerini öperim. Allah nazardan saklasın. Hep böyle mutlu olsun, yüzü gülsün. Gürkan Karaca'ya, Can Kaptan'a, Ahmet Teke'ye teşekkürler. Hasan Nuri Akçay'a hakeza aynı şekilde. Bayram Karakuş, günaydın abi, neşiniz bol, şansınız çok, yayınınız iyi ve güzel olsun. Benden ve çocuklarımdan selamlar demiş Bayram Karakuş'a da. Buradan bir kez daha selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Fenerbahçe 820'den selamlar var. Fenerbahçe 820 numaralı Ganyan Bayan'a da buradan aynı şekilde selamlar. Bayram Karakuş'a da yine aynı şekilde. Can Kaptan'a, İrfan'a, Yağmurlu bir pazar günden Balıkesir'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Şimdi biraz ara verelim ve son bir bakayım, bir şey daha var, bir fotoğraf daha geldi. Onu da paylaşalım buralardan. Ondan sonra artık hemen Mustafa İzcan Kurtaran, mutlu, huzurlu, sağlıklı pazarlar. Sabri Usta'nın selamet olacak inşallah Matiz ile demiş. Mustafa İzcan Kurtaran paylaşmış. Fenerbahçe 820 ile paylaşmıştık. Düne geçelim mi? Geçelim abi. Dün harika yarışlar vardı. Eray, hemen ilk ayakla başlıyoruz Ankara'da. Neler söyleyeceksin bakalım Aybüke ile ilgili. Arkadaşlarım da ekrana getirsinler. Dün Ankara'nın ilk ayağını Aybüke kazanmıştı. Dün programı izleyenler zaten herhalde Aybüke'ye ısrarla söylemlerimiz sonrasında, bakmayın siz geri planda kalmış bir at ama bugün biz, ben ön planda, biz ön planda tutuyoruz dedik ki evet. Sende de vardı herhalde, evet, hatırlıyorsam. Dolayısıyla hemen bir çarpı attılar. Program sonrasında, daha doğrusu yarış sonrasında sağ olsun Twitter'dan da bayağı katkı geldi. Abi ilave ettik kuponunuza diye. Biz teşekkür ederiz. Biz mutlu oluyoruz böyle bir katkımız, bir faydamız olunca tabii ki elimizden geldiğince. Ama yarışı da hakikaten 10 numara, 5 yıldız bir yarış oldu değil mi? Aynen, evet abi, güzel de bindi kardeşimiz. Herhalde değerlendirmeyi alalım senden. Sonra öncelikle ekibini kutlayalım. Atı belli ki koşuya çok iyi hazırlamışlar. Zaten Aybüke'nin geçtiğimiz yılki performansları baktığımız zaman bu gruba yeterli olacak seviyede. Hani bu yılki başlangıçları çok iyi olmayınca, hatta ve hatta biraz da sert gruplarda start alınca, tendüre koşusu dahil, orada da elde etmiş olduğu netice çok tatminkar olmayınca, devamında yine birkaç tane kötü yarış koşunca geri planda kalmış, ancak kalite olarak bu gruptan aşağısı olmayan bir isimdi. Kesinlikle. Bu nedenle dün için yorumlarımıza yer verdiğimiz bir isimdi. Ancak kardeşimiz de koşuyu çok doğru yerlerde takip etti. O ön taraftaki üçlü mümkün olduğunca birbirini yıprattı. Onların dama dediği metrelerden sonra zaten yakın takip ediyordu. Oradan sonra yürüdü. Her ne kadar o üçlü yarışa tempo veriyorsa da çok sert bir tempo yoktu. Evet. Rölante bir tempoydu. Yakın takip edip onların bittiği metrelerden sonra yürüyünce koşuyu kazandı. Little King 10 boy kadar startta kalıp elde etmiş olduğu netice bence hiç kaybetmezmiş. Sonraki yarışlar için önemli bir veri olacaktır. Bu sıkıntıyı yaşamazsa en azından bu gruplarda hakim olabileceğini gösteriyor. Atlas Bey birkaç yarıştır fena yarışlar koşmuyor ama biraz kazanma konusunda an itibariyle sıkıntıları var gibi gözüküyor. Guduric benim takipatımda, ancak dünkü yarışını çok fazla beğenmedim ben. Evet Engin'cim. Noble Boy ön tarafta, Adelin ön tarafta, Guduric ön tarafta. Evet. Üçlü tempoyu yaptılar ama 15 handikap bir yarış. Atların gücü sınırı belli. 1900 metre her at çıkartamaz. Onun için de kontrollü gitmekte fayda vardır her zaman. Ön tarafı bunlar tempo verince, tabii arka tarafta tabii gayet güzel bir yerde bekleyen Aybüke hiç karışmadı o sürate. Evet. O süratin hatta bir tık daha arkasında bekleyerek düzlüğü döndü.
Düzlükte ön tarafın temposu düşmeye başlayınca düzlükte yapmış olduğu sprint direk kuvvetiyle gelip günün kazananı oldu. Kardeşimizi kutlarım. Doğru yerde doğru tercihini yaptı ve kazanmayı bildi. Başarılar daim olsun. Bugün dün farkındaysan içe yatmaya çalışıyor. Toparlıyor devamlı. Düzeltiyor yani. Evet, evet. Düzlükten beri sol tarafı kantarıma hep hakim. Atı içeri yatmasına mani oluyor kardeşimiz. O, dün güzel iki tane birinci geldi etti. Başarıları daim olsun kardeşimizin ama Little King hiç kaybetmezmiş. On boy zaten çok kaldı. Tutturamadı. Geldi ondan sonra tamam mümkün olduğu kadar idare etti kardeşimiz. Kantarmayı doldurmadı fazla. Acele panik yapmadan yürüttü ama tabi o tempo o kadar startta kalınca gelip yakalamak zor oluyor bazen. Atımız güçlü olsa bile. Yapacağı bir şey yoktu ama bir dahaki yarışında düzgün start aldığında bu grubu çok rahat geçer. Evet. Ayakları düz bassın diyelim. Aybükü de hakikaten pırıl pırıl. Ben evet. Yani çok tutuyordum. Bir de şeyde de padokta da bir bakayım dedim. Telefondan izleyebildim gerçi koşuyu ama pırıl pırıldı. Gözleri aydın olsun ekibinin Metin Hoca'nın. Anne Kendriye de fena bir at değildi Ankara için. Tabii, iyi yarışlar koşaldı. Aynen, evet. Aynen. Dolayısıyla yani beklediğim gibi bir yarış oldu. Çok da cazipmiş ama evet. En azından faydalı izleyicilerimiz olmuş. O bizi mutlu etti. Diyelim. Peki gelen mesajlar var ona da bakıyorum ama hepsini göstereceğim. Videolar geliyor, mesajlar geliyor. Siz mesajlarınızı göndermeye devam edin okumayı kestim diye ama arada mutlaka fotoğraflarınızı, videolarınızı, paylaşımlarınızı hepsini tek tek göstereceğim. Net bir şekilde onu paylaşacağız. Evet. Aşağıya doğru iniyoruz ve günün önemli sürprizlerinden belki de altının devretmesine sebep olan isimlerden biri Sefira'ydı. 38-60 ganyan ve yüzde herhalde bir falan civarındaydı AGF'si. Arkadaşlar eğer dördüncü koşuyu ekrana verirlerse biz de Sefira yarışını değerlendirelim. Sancaka koşunun ikincisi olurken Aybar kızı koşuyu üçüncü tamamladı. O da bayağı sürpriz isimlerden biriydi. Koşunun favorisi Mavi Bahar ve rakibi gözüken Kırım Güzeli ise beklentilerin çok çok altındaydı. Kırım Güzeli'nin yarışına hele hiçbir anlam veremedim. Ne startta oldu? Kaldı zaten. Start sonunu biraz tayı yani, maalesef zor durumda bırakıyor. En geri dönmek zorunda kaldı. Startta kaldı. Kötü yere kaldı. Yarışlar evet. Kısa mesafeli koşular. 3-4 boyda tereddütlü başlayınca ister istemez gerilerde kalıyorsun. Normal evet. Şartlarda bu sıkıntıyı yaşamazsa meydan atı değil. Yani değil. Arka arkaya seri birincilikler bile kazanabilir ki ben bir önceki yarışında da starttan böyle geç çıkmış gibi gözükmese de start çıkışından hemen sonra dışa bir savrulması vardı. Ondan dolayı 3-4 boy geç başlamıştı. Ben aynı sıkıntıyı yaşamaması halinde dün kazanmasını bekliyordum ama bu sefer starttan geç çıktı. Evet. Geç çıkınca da en iyi yeri kaybediyorsun. Kötü yerde kalıyorsun. Engel önün yeri. Kapalı yarış boyunca. Mesafe kısa tutturman çok zor oluyor. Buna rağmen yine gelmiş olduğu yer bakıldığı zaman fena değil. 5. oldu. Söylenecek tek şey var. Bu sorunu yaşamayacağı ilk koşuda kazanmaya çok yakın. Ama yaşayıp yaşamayacağını şu an için bilme şansımız yok maalesef. Huy edinmiş gibi gözüküyor iki yarıştır. Kazananla ilgili valla 5 atta yazsam yazamazdım işin gerçeği. Çok da yazılacak zaten bir... Zaten altılıyı bulan da hepsi demiş. Evet hepsi demişti. Yani bir ışık yok verdiği bir şey yok. Evet. Şimdi ben mesela genelde tay koşularında şeyimdir. İlk koşusu net sonuncu dahi olsa ikinci koşu eğer bir ufak bir ışık görürsem işte işleri olsun, gelen istihbarat olsun, pedigrisi olsun, orijinal olsun ikinci koşularında genelde şans veririm. Çünkü neden? İlk koşuda bazen böyle hani yarış gördü, bilmem şudur, budur falan gibi düşündüğümüz şeyler evet. Olur ama iki yarıştır hakikaten. Peki iki ya da üç yarış koştu. İki yarış koştu. İki yarıştır hani pek bir şey görmedim. Padoğunda da benim dikkatimi çekmemiş ama sonrasında baktığımda burada aslında bayağı düzgün bir taya benziyor. Demek ki benim gözümden kaçan taylardan biri dedim. Çok böyle outsider bir at olduğu için belki dikkatimi çekmemiş ama yarış sonrasındaki genel görüntüsü tayın düzgün bir tay. Tabii tayları tek tek inceliyoruz. Orijinleri koşmuş olduğu yarışlar. Şimdi atom karınca yavrusu olması itibariyle kumda o kötü yarışları koşan tayın hemen bir iki hafta sonra gelip de çimde bu yarışı yapması çok ilgi çekici. İşte, ama o da işte bazı safkanlar uyum sağlayabiliyor. Evet. Belki de çim mi çok yaradı? Bundan tabii sonra ki olabilir. Çim mi koşacaktır diye düşünüyorum. Engin'ciğim. Gayet güzel koştu abi. Kardeşimiz de güzel yerde bekledi. Düzlükte hamlesini yaptı. Geldi. Öndeki Sancakça ve Aybars kızını atlayarak günün en büyük sürprizini yaparak güzel bir meydinden çıkmış oldu. Dediği gibi kardeşimizin Kırım Güzeli'nin start problemleri onun yarışın gerilerinde bitirmesine sebebiyet veriyor. Yoksa o da yakın zamanda o sıkıntıları yapmadığı müddetçe en kısa zamanda meydinden çıkar. Net o görüntü var. Sancakça'nın ve Aybars kızının da düzlükteki mücadeleye katılması, birincilik mücadelesine katılmaları güzeldi, tatminkardı. Onları da yakın zamanda meydan herhalde bu gruplarda bulursa çıkar diye düşünüyorum abi.
Pekala. Var mı takipatları dikkatinizi çeken herhangi bir isim? Açıkçası ben start sorunundan dolayı benim bankom olan Kırım Güzeli'ni takip alalım diyorum. O sorunu yaşamazsa arka arkaya birkaç yarış kazanır. Peki. Sedir Köşkü'nün birazcık daha iyi koşmasını beklediğim isimlerden biri de olmadı. Bende bir yarışlık daha şeyi var. Beklentim var. Bu arada Fırat soruyor. Kantos Gül'ün yarışını nasıl buldunuz abi diyor. Altlı haricindeki koşulardan biriydi. Bence çok fazla meydanda kalacak bir isim değil Kantos Gül'ü de. Üçüncü kaldı dün. Ayaş Güzeli ve Asr Saadet'in arkasında üçüncü ama... Çıkar yakında meydan Allah'ın izniyle. Bir de bir Karayavuz yavrusu ki Karayavuz da ekipte zaten kendi aygırları. Bence çok fazla meydanda kalmayacak isimlerden biri. Diğer meydandan kim var derseniz zaten Kantos Gül bunlardan bir tanesi. Mesela bak bu Asr Saadet de Çim'i bulunca iyi bir yarış koştu orada. Evet. Bazı Safkanlar, Taylar. Bir de şu takibimde olan isimlerden bir tanesi dün yarışın... Çok iyi yerde bitiremedi ama yakındır yarış kazanması diyeceğim. Zamantı'nın kızı adını not edelim. O da bundan sonra koşullarında farklı bir yarış gelebilir. Ve geldik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koşusuna. Bunu starttan aldınız mı? Almadıysanız normal yarışı alalım. Eğer starttan aldıysanız starttan itibaren verelim. Altıncı hissi konuşalım. Günün beşinci koşusu. Evet almış tabii ekip sağ olsunlar. Vallahi son derece keyifli yarışlardan biri oldu. Şimdi burada tabii atları tek tek konuşmak gerekiyor. Çünkü... Hem koşunun anlam ve önemi nedeniyle hem de hakikaten yani baktığımızda 12 tane at koşuyor. 12'si de birbirinden hani derler ya kaç tane yiğit çıktı meydane, hepsi birbirinden merdane değil mi? Öyle bir şey vardı. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada da 12 tane yiğit çıktı meydane. Arada bir tane hanımefendi var. Gözyaşı gecesi. Ama hepsi de birbirinden kalite isimlerdi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya 6. ismi kere net, tartışmasız. Dün şunu gösterdi ki ben bu mesafelerde sizden fazlayım. Siz ne kadar iyi olursanız bana anca o kadar yaklaşabilirsiniz. Hani çok 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 iyi olursanız da belki zor anlar yaşayabilirsiniz. Ben eğer benim durumum biraz kötü olursa, ben bu formumu yitirirsem siz biraz bir adım ileri gidersiniz şanslı. Bu mesafeden bahsediyorum. Aynen. Yani 2200 ve üzeri 2004 zaten çok fazla yarış yok, o ayrı bir konu ama... Hakikaten at padokta da, yarış sonrasında da her şeyle bu seneye damgasını vuracağını gösterdi 6. his. Net. Gökhan Kocakaya'yla bir önceki yarışta da bana göre kazanabileceği bir koşuydu. Son anda kaybettiği bir yarış oldu. Evet. Hatta kamçısı düştü mü düşmedi mi? O fazla etkisi yoktu. Etkisi yoktu. O tam fotonun önüne düştü. Aynen, aynen. Etkisi yok ama ne olursa olsun Gökhan'ın bu atı tanıdığı ve artık şey oldu. Hafta içerisinde... İsim çok önemli. Başka jokeylerin binme durumu falan filan konuşuldu aslında bu Safkan'la ilgili ama sonuçta 6. his gerçekten hakkını da verdi Gökhan. 10 numara 5 yıldız bir yarış kazandı. Bir kere ekibinin ilgililerini hepsini kutlayalım. Çok iyi hazırlamışlar Safkan'ı ve bu sezona yani sezonun kara üzümü bence bu. Değil mi? Maşallah. Uzayan mesafelerde kara üzüm aygır oldu biliyorsunuz. Artık güç yarışında bu şeyde ben varım artık diyor. Bastıra bastıra söylüyor. Aynen. Yarışın gidişatı evet biraz lehine oldu. Tabii. Safkan'ı. Yani şimdi tabii yarış her zaman böyle gider mi gitmez mi? Kötü yere de kalmadı. Aynen Engin'ciğim. Böyle gider mi gitmez mi ona bir şey diyemiyorum ama yarış ne olursa olsun evet ona bir katkı sağladı gidişat ama ne olursa olsun söyleyeceğim şunu bir türlü dikleyemedim ya. Elim burada düğmesi var da. Şimdi kafam takıldı. Evet. Bir türlü istenen yeri alamamış öteki koşusunda. Evet. Biraz yanlış rakip seçmişti. Talipan yarışında geldi, buldu, yarış bitti bir şekilde. O gün de Can kardeşleri biraz beklediğini düşünüyorum 6. isim. Ağır almıştı o gün startta. 2-2,5 boy ağır almıştı. Aynen. Ondan sonra da geri planda kaldı. Can kardeşleri de önünde görünce yürüme ihtiyacı duymadı. Aynen. Bir de rakip olarak. Aynen. Rakip gördü, aynen. Orada kaldı. Burada ama tam tersi. Koşunun zaten favorilerinden biri. Kendisi aynen. Hiç zaten gücü ortada olan bir isimdi. Bana göre bileğin hakkıyla sonuna kadar hak edilmiş bir yarış. Yani aslan gibi kazandı. Hakikaten. Yine. Hepsini kutlayalım. Ekibini, ilgililerini, Gökhan Kocakaya'yı at da maşallah çok çok iyi durumda. Maşallah. Ve bu sezona damgasını vuracağını göster. Şimdi Gözyaşı Gecesi, bu arada yarışın ilk beşinde 3 tane Özgün An var. Evet, Özgün An. Yani ne kadar iyi bir aygır olduğunu, yarış atıyken Özgün An çok iyi bir attı ama aygırlıkta da aynı şekilde iyi olduğunu bizlere gösterdi. Özellikle... Üçlü devresini eğer sağlıklı geçirebilir, dörtlüye döndürebildiğiniz Özgün Anların çoğu evet. ileriye başarılı oluyor. Net.
Gözyaşı gecesi gerçekten çok zoru başardı. Onu ayrıca bir tebrik etmek gerekiyor. Sen mi atmıştın herhalde bir tweet vardı. 11 tane erkeğin yanında bir tane tek dişi safkan olarak elde ettiği birinci kadar değerli diye bir tweet okudun senin de sanırım. Evet. Dolayısıyla son derece doğru bir tespit. Sen 11 tane burada şey cinsiyet ayrımcılığına girmek istemiyorum yani. Hani şeydi bazen çünkü öyle diyorlar abi dişi safkanların şey. O değil. Ayrımcılık yapmak istemiyorum ama atçılıkta böyle bir gerçek var. Gerçek var. Çok da büyük bir gerçek. Yani atçılıkta böyle bir gerçek var. Güç dengeleri bariz değil. Çok güçlü dişiler, çok güçlü. Hayır öyle bir tweet geldi ya geçenlerde bir izleyicimiz attı ya biz işte böyle ya bu kadar da burada da yapmayın hani böyle bir ayrımcılık. Atçılıkta var kardeşim bu. Yanlış bir yaklaşım olmuş. Dolayısıyla evet çok iyi kıstaklar çıktı ama bu tip dayanıklılık gerektiren, uzun mesafe ki dayanıklılık gerektiren yani dişi safkanlar erkeklerle birebir mücadele kaydettiler. Evet gazi kazanmadılar mı? Kazandılar ama bu bir gerçek şey. Ama gözyaşı gecesi çok farklı. Net ve çok iyi bir kısrak. Ben bu sezon onun da adını çok iyi yerlerde duyacağımı düşünüyorum ama sanki biraz daha mesafeler kısa olsa böyle hani 2000'lere kadar falan çok daha iyi olacaktır. Evet burada da iyi bir yerde geldi. Yarışın gidişatının lehine oldu biraz tabii ki abi ama güzel yerde takip edip dediğin gibi güzel koştu bugün. Çok sert rakiplerini de geride bıraktı. Sement'e gelince hepsini söylemeyeceğim atların bir ilk dördü bir paylaşmak istiyorum. Ondan sonra zaten bir iki tane takip adınız var. Sement'e gelince her yarışı geçen sene olduğu gibi bir öncekinden iyi oluyor. Sement'in gidişatı böyle. Sement'in yaşadığı problemleri, taylığından beri geçirdiklerini herhangi bir at yaşasa şu anda koşmuyordu. Çok ciddi sıkıntılarıydı. Bundan iki sene öncesinde burada yan koltukta Mehmet Gündüzeli oturuyordu. Bir Gazi'ye doğru programımız vardı. İki sene önce mi? Temsil ne zaman koştu? Geçen sene öncekisin. İki sene evet. İki sene önce. Temsil için konuğumuzdu burada Gazi özel programında. Sevgili Mehmet oturuyordu burada. O Sement'in yaşadıklarını bir anlattı. Ben de bu seneki 2017 yarış yetişicilik kitapçığında da yazdım. Sement'i yazdım zaten. Orada da bir yazımız vardı Sement'le ilgili. Anlattı. Videoları da vardır. İnternette görebilirsiniz zaten. Sement'le ilgili. Herhangi bir yarış atı geçirse bir beslen hayvan onun gibi böyle çok büyük sıkıntılar atlatmış. Evet. Bu kalibrede. Yoksa bir sürü çok daha çok ağır var, sıkıntılar atlatıp yarış koşan atlar çok var. Ama bu sınıf böyle grup bir koşup kazanan. Dolayısıyla bu Sement'te bir kere çok büyük emek var. Emek sarf edilmiş ekibi tarafından. Ve onun da her yarışı iyiye gidiyor. Ben sanki 6. ise önümüzdeki dönemlerde bu mesafelerde rakip olabilecek öncelikli ismin Sement olacağı kanaatindeyim. Net. Uzayan her mesafeleri daha iyi koşuyor. Evet. Ve 6. his Sement mücadelelerinin, rövanşlarının çok keyifli olacağını da düşünüyorum. Uzayan mesafelerde kısalara bir şey diyemem. Çünkü Sement geçen sene de böyleydi. Hep böyle bir adım öteye götürdü. Sezon ortasında pik yaptı, zirveye ulaşmış. Zaten geçen gün biliyorsunuz abi uzun bir aradan sonra yarış gördü. Kondisyon eksikliği vardı. Bu yarışta geçen Erhan'ın bindiği yarışta tabii ki o nefes sıkıntısı yarışını etki etti ama hayvanın nefes problemini biraz almış gibi oldu. Yetmedi sanki. Bu yarışa yetmedi gibi işte yetmedi. Ama bu yarıştan sonra artık yeter diye düşünüyorum. Çünkü 2400 tam açmıştı. 2400 olunca yetmedi. Katılıyorum. Bundan sonraki yarışta rövanşı bu mesafelerde çetin olacak. Sert olur. Aynen. Denizli ise tam tersi. Biraz daha kısalan mesafelerde. Evet çok doğru. Bu gruba sert gelebilir. Evet. Yani ben mesela şu atları biraz daha kısa mesafelerde ki rövanşını merakla bekliyorum. Çünkü neden onların arasına mesafe kısaldığı için biraz Talipan katılacak. Deniz'in mutlaka artık oyunun içerisinde olacak. Onu da gördü yarışlar sonrasında. Bana göre dünün yıldızlarından biri Deniz'in. Güzel koştu. Sad'ın gücü kısaları biraz daha iyi koşuyor. Bu tip yarışlarda yani bu tip rolanti tempoda giden yarışlarda sağın gücüne gelmiyor. Daha kısa ortalar. Can kardeşler gelecektir muhtemelen ki ama uzayan mesafede net olan bir şey var ki 6. his Sement rakiplerden farklılar. Gözyaşı gecesine apayrı bir yere koyuyorum onu. Pamuklara sarıp sarmalayıp bir yere koyuyorum. Çünkü çok müstesna bir kısrak o. O ayrı. Ama ne olursa olsun diğerleri içerisinde de. Belki bu Aşemez'in tabii çimi var yok tartışılır ama kumda çok daha farklı yarışlar koştuğu net ortada. Çimdeki yarışları da var ama Yetim Ahmet'in mesela yarışı ben de hayal kırıklığı ondan daha iyi bir yarış bekliyordum. Çok büyük hayal kırıklığı hem de. Net sonuncu tamam ense. Talipan beklentilerin altında kaldı dün için. O da mesela dinçlik bir yarışımı dedik. O yarışı yaptı ama dün biraz daha iyi. Mesafe mutlaka çok uzun geldi Talip Hanım. O ayrı bir konu. Net abi. Net ama bu kadar hani geri gelmesi biraz beni de hani şey yaptı. Bir de düzlükte hepsi diri kalınca. Yani, sözü size bırakıyorum artık. Ben biraz uzun konuşuyorum. Bence ben de atlarla ilgili birkaç detay bilgilerim olacak. Altıncı isim ilgililerini, jokeyini, seyisini
atın bu noktalara gelmesinde kimin emeği varsa hepsini en başta kutlayayım. Son koşusunda 1600 mesafesinde yapmış olduğu koşuda startı tereddütte alıp o gün kafa boyun yarışı kaybetmesi atın geliyorum sinyalleri verdiği bir koşuydu. Bugün mesafenin de uzaması fazlasıyla lehineydi. Yarışın başlarda çok yüksek tempolu başlaması ve akışta gidişatta da aynı şekilde cereyan etmesi 6. isim var olan şansını bana göre daha da arttırdı. Yani farkların bu kadar uzak olmasının nedeni yarışın biraz da gidişatı. Bu gibi gidişatları çok seven bir isim 6. his. Yarışın analizi bence bu şekildeydi. Numara numara gideyim. Aşemez. Bence Çin pist performansları yanlış. Çin pist tercihleri yanlış tercihler. Muhtemelen ki bundan sonra çok fazla Çin pistte tercih etmeyecektir ki şartları dolu olduğu için bazen mecbur kalıyorlar koşma konusunda ama bence Çin koşmamalarında fayda var. Atmaca Bey'i bir alt gruplarda her zaman söz sahibi olur ama bu rakipler yanında şansı diğer rakiplerinin eksik koşması, kötü koşması durumunda şanslı olur. Deniz'im ve ilgili hemfikirim kısa mesafelerde bu gruplara her zaman söz sahibi olur. Saad'ın gücü bana göre gerçek bir kum atı. Çin pistte bu rakiplere diş geçirmesi az önce diğer safkanlarla ilgili söylediğimde aynı şeyi söyleyeceğim. Onların eksik koşmasına bağlı ama işler ters döner. Yarışlar kaba kumda koşulur. Saad'ın gücü bu rakiplere her zaman geçer. Sement o uzun aradan sonra koşulan bir yarış bence yetmedi. Mesafe 2400 olunca kondisyon açısından sıkıntı yaşadı ama revanşta mesafe bu olacaksa Sement birincilik mücadelesinde olur. 6. iste muhtemelen çok daha sert bir mücadele, çok daha sert bir yarış izleriz. Gözyaşı gecesiyle ilgili müthiş bir kısrak. Ekibini tebrik etmek istiyorum. Bu kadar erkek atın yanında elde edilen netice dün de sosyal medyada paylaştım. Benim nazarımda birincilik kadar kıymetli. Ve her mesafeyi de koşabiliyor. Enteresan bir kısrak. Budun Alp alt gruplarda start alacağı ilk koşuda yarış kazanmaya yakın ama bu grupta şu an itibariyle, şu anki formül itibariyle konuşuyorum. Zor gözüküyor. Satanan iyi bir tempo atı ama Budun Alp'le ilgili söylediklerim Satanan için de geçerli. Ha, ön tarafta çok kolay temposunu koyar, arka tarafı uyutur. O zaman belki neticeye ulaşabilir ama şu anki görüntüde zor. Selkut bence yarışın iyilerinden biriydi. İyi koştu. Mesafe potansiyeli var ve bu mesafelerde her zaman kullanmalı. Talipan yarışın akışında hep kötü yerlerde kaldı Uğur. Yani düzlük dönülürken o mesafe uzun yani. Mesafe uzun geldi ama yani bu kadar trafik problemi yaşamayacaksın bu koşullarda. Bakın şimdi viraj dönülmeye yakın kaldığı yerlere bakın. Aralarda çıkamadı kaldı. Çıkmaya denedi bir daha sıkıştı. Kazanırdı, tabela yapardı demiyorum ama altın bütün bunların oldu. Dışında bu trafik sıkıntılarını yaşarsan atın gücünü de potansiyelini de tam olarak göremiyorsun. Düzlük dönüldü yer severlerimiz sarı kırmızı formaya kazandığı baktı. Yarışı saysınlar vallahi. Ya, onu ayrı tutuyorum. Ayrı. Bunu ayrı tutuyorum. Öyle bakmak gerekiyor biraz. Yani yarışın içerisinde çok kötü yerlerde kaldı Uğur. Yetim Ahmet'te yarışın hayal kırıklığı. Bu orijin, bu kanattı. Bu kadar kötü koşmamalı. Mutlaka bir sıkıntı var. Peki Engin sen değerlendireceğim mi tek tek yoksa genel bir yorum yapacak mısın? Vallahi abi zaten genel tek tek değerlendirme yaptınız. İşte üstünden ben de geçerek söyleyeyim isterseniz. Yarışın aslında tempoları çok yüksek tempo değil. Hani çıkıp kimse herkes ağır başlayınca Saadettin bayağı kontrolü götürüyor. Ama kimse gitmeyince biraz böyle ön tarafta tempo varmış görüntüsü oldu. Ama yarışta tempo yok. Hızlı gitmiş olsa yarış, yarışın neticesi çok daha yakın biter, çok daha farklı biter. Sement o zaman biraz daha... Hani bazı atlar çok daha farklı. Aynen. Fotolamaları... Biraz daha ağır ama abi yarış derecesi de fena bitmedi. Ya biraz 47 bitti ama... Çünkü bir önceki sene derece çok kötü. O zaman ağırdır pist ama. Biraz ağırdı. Dün de normal yani değildi pist. Ama uzun mesafede ağır pistin derece yansıması daha farklı herhalde. Yani hani şöyle 1200 metrenin şeyiyle o daha farklı. Dolayısıyla hani geçen o derece... 50-80 falan bitmişti. Ağırdı. Yani dediğim gibi yarışın tempoları hızlı gitmiş olsa yarışın tamam 6.'si bugün yine bariz kazanma potansiyeline sahip atlardan bir tanesiydi ama grup yarış daha çok daha renkli olurdu o zaman diye düşünüyorum ama öncelikle geçen yarışından bir güldür güldür geliyorum diye ayak seslerini veren 6.'si baş boyun burun biten bir yarışın 3.'sü kaldı ki o büyük grup bir yarışta meclis koşusunda çok güzel koşmuştu zaten yer sıkıntısından dolayı netice değişikliği olmuştu. Ama bugün kardeşimiz de güzel yerde takip etti.
Kendini rakip gördü açıkçası. Kimseyi rakip görmedi. Yerini güzel buldu. Yarışın gidişatında doğru yerlerde doğru hamleler yaptı. Atıp da buna düzlükle cevap verince çok aynen kolay ve güzel birincilik elde etmiş oldular. Grup 1 gibi Gıda Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Gıda ve Tarım Bakanlığı koşusunu kazanmak gibi güzel bir kupayı da müzelerine götürmüş oldular. Yıldızdan Ekürüsü'nü kutlarım. Bedir abimi kutlarım. Çok büyük emeği vardır Bedir abim bunda kazanmada, başarıda. Gökhan Kocakaya kardeşimizi kutlarım. Seyis kardeşimizi kutlarım. Allah başarılarını daim etsin inşallah. Aşemez'in sıra sıra gideyim. Aşemez'in dediği gibi bence kabuk mu daha iyi bir safkan. Mümkün olduğu kadar kabakumda denerlerse ki çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Atmaca Bey için ağır gelir bu grup, zaten belliydi. Deniz'im dün gayet güzel koştu. Akın güzel yerleri takip etti ama daha kısa mesafelerde, özellikle orta mesafelerde daha etkin, başarılı olacağını düşünüyorum Deniz'im. Dün de güzel koştu ama mesafenin uzun olmasına rağmen. Evet. Saad'ın gücü için dediğim gibi yarışın gidişatı pek ona gitmedi. Pek yaramadı ona bu gidiş. Onun için de Selim bir ara o da gayet güzel yerde yürüdü. Hatta karşılarda Akın'ın Deniz'imle yürümesi şeyin üstüne, Satana'nın üstüne yürümesinden sonra Selim de hemen arka taraflarında yürüteyim, yerimi alayım, evet, düzlükle etkili çıkayım diye düşündü ama altındaki at buna cevap vermedi. Çünkü yarışın gidişatı ona uygun değildi. Bu yarış öyle geçti. Sement dediğim gibi uzun bir aradan sonra koştu. Geçen Erhan'ın bindiği yarışta orada nefes yaptı. Nefesini açmış oldu. Bugünkü yarışta dediğimiz gibi biraz daha eksik geldi ama bu yarışından sonra çok daha farklı bir Sement izleyeceğiz. Net. Onu söyleyebilirim. Güzel koştu bu yarışı. Gayet başarılıydı. Gözyaşı gecesi içinde net söyleyebilirim zaten. 11 tane erkeğin içinde aslanlar gibi koştu. Çok da güzel bir neticeyle ikincilikle ayrıldı. Mustafa da harika bindi. Ben Mustafa'yı seyrettim burada. Milimetrik yürüdü. Doğru yerde yürüdü. Doğru yerde hamlesini yaptı. Binişi falan zaten gördüğünüz gibi burada ikinciliği kurtarması da büyük etkisi var kardeşimizin diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Budun Alp bir ara içerilerden yürüyeyim dedi ama ondan ağır geldi grup. Satanan zaten ön tarafta tempoyu verip 600'de baskılandıktan sonra yarıştan kopmuştu. Selkut için dediğim gibi bu yarış hiçbir yerinde gözükmedi. Çok kötü koşmadı ama Selkut ya. Ama grup biraz daha böyle dediğim gibi... Yani kendi dörtlerle koşacağı yarışta falan bir yerlere gidecek bence. O zaman netice alır. Denizimle çünkü 4 salise fark var aralarında. Sement'le de 10 salise çok yakın girdi. Arkalarında sanki kendi grubunda dörtlerle koşacağı bir grupta bir yerlere gelir diye düşünüyorum ben. Bir de ilk kez galiba bu mesafeye çıktı. Evet. Yani ama 4 yaşında tabii 2400 metre güç yarışı. O da bir özgünen bu arada. Evet. Peki. Evet. Talipan dediğim gibi geçen günkü yarışı gayet, geçen kazanmış olduğu yarış gayet tatminkardı. Biraz da dinçlikle beraber gibi geldi. Tamam, ekip çok iyi hazırlamıştı o gün. Formunu çok üst seviyede getirdiler oraya ama biraz da sanki dinçliğin de avantajıyla o gün güzel bir birincilik elde etmişti. Bugün tabii ki güç yarışı, 2400 metre güç dediğiniz zaman ciddi kondisyon ve nefes ister. Yarışın gidişatı da aynen dediğiniz gibi pek ona şey yapmamış olsa da, yani onu üzmeyecek gibi olsa da gidişat, ama tabii ki 2400 ağır geldi diyebilirim. Bundan sonra daha orta mesafelerde başarılı olacak diye düşünüyorum ben Talipan'ın. Yetim Ahmet için dediğiniz gibi yarışın hiçbir yerinde, buralarda da çok gerilerdi zaten. Düzlüğü döndü. O hamlelerinden bir tanesini yapamadı. Evet. Çapraz mesaj göndermiş diyor. Kırdeniz öldü diyor. Ölmüştü geçen hafta. Kırdeniz, evet. Kırdeniz vardı ya. Evet. Evet. Ama diyor 6. hisle diyor verdi. Ekrem Dilber'in bir ilgisi varmış bu atla da. Öyle mi? Dolayısıyla hani oradan alıp orada... Hem geçmiş olsun hem hayırlı olsun hayırlı o zaman. Olsun diyelim. Öyle bir bilgi geldi İsmail'den. Onu da paylaşmış olalım. Peki günün sonunda... Ne dersiniz rövanşta bu tip mesafelerde ne olur? Mesafe 2400, 2000 ve üzeri olacaksa diyeyim. 6. his, Sement ikilisi bence ciddi sezona, bir kapışmaya bu girer. Bu sezona bana göre de bu tip mesafelerde damgasını vuracak isimlerdir bu mesafelerde. Kısa mesafelerde tabii daha başka çok karışır, farklar. Daha şans artacak safkanlar o zaman daha artar. Değişir kısalarda. Kısalarda orta mesafelerde 5-6 tane atı birden sayabiliriz o zaman ama... Aynen. Uzun mesafede güç yarışlarında özellikle iki tane at başta net gözüküyor.
Evet. Peki hamam önü koşusuna geçiyoruz. Badar Bunga kazandı. Dün özellikle dikkatimizi çekmiştik. Programı dinleyenler Badar Bunga ile ilgili yorumlarımızı da mutlaka dinlemişlerdir. Özellikle ön tarafta oluşacak bir erken temponun ki Dombra'nın İzmir'de o dediğimiz yarışı vardı ya, yani ısrarla öne düşme çaba ve gayretleri, eğer o aynı şekilde olursa ve ona da takılan isimler olursa sonuç farklı olabilir demiştik. Bunlardan sonlarda gelebilecek isimlerden en ciddisi Badar Bunga, hatta ve hatta Gloin'in de ön tarafı yakın takip ederse ikilide kalabilir gibi bir düşüncemiz vardı. Öyle bir paylaşımda bulunmuştuk. Dün Badar Bunga koşuyu kazanırken Gloin ikinci, Sefir Bey üçüncü, Dombra ve Grey Empire, ki Grey Empire bir 50 metre kadar da startta kaldı. Evet. O tüm şansını tabii baştan yitirtirdi ama Gloin'in de tabii ön tarafı birlikte gidiyor olmaları Badar Bunga'ya gün doğdu diyebiliriz. Neler söyleyeceksiniz? Yani Gloin derken önde gidiyor derken, yani hani benzer stilde atlardan bir tanesi şey için avantajlı, Dombra için belki bir avantaj olacaktı startta kalmış olması ama ısrarla böyle belli bir temponun üzerine çıkması Dombra'ya pek yaramadı Ankara kumunda diyebiliriz. Evet. İzmir'den Ankara'ya gelenler dün için hüsranla ayrıldı. Yani 3 evet. tane isim geldi Ankara'ya. Mizzen of Turkey, Dombra, Grey Empire, en son 3 isim zaten bunlar. Bu şeyi, görüntüyü geçen yıllarda da izledik. Oradan kalkıp gelenler o piste alışkın oldukları için, tamamen ters yönde dönülen bir pist olduğu için. Bir de yani Ankara'nın kumu her atın harcı değil. Her at sökemiyor. O yani. Aynı şey Elazığ için de mesela geçerli. Evet, bak Urfa için demiyorum. Elazığ için de aynı şey geçerli. Elazığ bir değişik çünkü. Farklı şeyler. İlk Elazığ'da koşanlar bir saplanıyor kuma. Ne oldum diyorlar. Sonrasında bambaşka yaşlar. Kondisyonu anca burada yapması lazım ki burada başarılı olsun. Evet. Yani sınıf atlar bu açığı kapatabilir ama dün Dombra hem gidişat odaklı biraz sıkıntı yaşadı. Gloin'le aynı stilde olunca birbirlerini bayağı yıprattılar. Çok. Hem de ilk kez bu piste gelince biraz sorun yaşadı. Bu gidişatta, bu tempoda tabii ki arka tarafta bekleme yapan safkanların şansı artacaktı. Bunlardan biri de Badar Bunga'ydı ki bu nedenle zaten dün için yorumlarımızda yer vermiştik. Bizlere mahcup etmedi. Sonlarda yapmış olduğu ataklar Ekürü'ye birinciliği getirdi. Gözleri aydın olsun. Gloin uzun aradan sonra ikinci yarışıydı. Bir yarış daha görüp gelebilseydi dün geçit vermezdi bence. Kolaya kazanırdı ama dün sonlarda o nefessizlik biraz boy gösterdi. Kolay değil. 7-8 ay koşmayacaksın. Bir yarış koşup bu yarışa geleceksin ve koşmuş olduğun rakipler de hemen hemen sana yakın güçte, eşdeğer rakipler. Onun sıkıntısını sonlarda maalesef yaşıyorsun. Bu arada çim pistinin ilk ölçümü 4.3. O zaman koşar. Koşar. 4.3. Yani çimde koşulur. Eğer böyle, işte. Eğer böyle kalırsa, yağmur yağmazsa. Çok aşırı ve şiddetli bir yağmur olmazsa 4.3 ile çok yumuşak gözüküyor. Hani pistin çok bozulacağını falan düşünmezse komiserler koşabilir gibi gözüküyor. Bir değişiklik olsa da paylaşırız. Sıcaklık 21 derece, nem %85, pist çok yumuşak 4.3. Evet. Gloin ön tarafta 2000 metre yarış. Gloin ön tarafta tempoyu verdi. Hemen arkasına zaten Dombra düştü. Dombra çok yakın takip etti. Hatta karşılarda son ilk viraja girerken baskıyı arttırıp ciddi bir yüklenme yaptı ama dediğiniz gibi Dombra buranın kumunu sökemedi herhalde ki devamını getiremedi. Ama tabii ki Gloin'e zararı oldu mu? Orada Grey Empire'ın ahırı İzmir değilmiş, Ankara'nın. Öyle mi? Zaten evet. Grey Empire. Grey. Yok, ağırlıklı olarak İzmir'de koşan bir at olduğunu yani düşünüyorum. Ankara atı diyorlar yani. Orada çalışıyor, orada şey yapıyor diye gelen mesaj var. Evet. Tabii baskılaması Gloin'in dezavantajını oldu. Çünkü tempoyu arttırmış oldular. Düzlükte tabii ki bu temponun, vermiş olduğunuz temponun sıkıntısını çekeceksiniz. Bunu en iyi değerlendiren Ahmet'in binmiş olduğu Badar Bunga. O da hiç yarıştan kopmadı. Dışarıda düzlükte kuvvetli sprintini devam ettirerek önde gücü tükenmiş olan Gloin'i fotoğrafa yakın geldi, geçti ve güzel bir birincilik elde etti. İlgililerini kutlarım. Başarıları daim olsun. Dediğiniz gibi Gloin, eğer şanssızlığı Dombra'nın olması, Dombra olmasa biraz daha elini rahatlatacak pozisyonda gelmiş olsaydı bugün bitiren Gloin olmuş olacaktı. Şeyin eğri biraz girdi mi? Ahmet'in eğri. Tam net buradan gözükmüyor abi de. Bir yakın çekim görmek gerekiyor. At biraz şey at. Uzun ya. Uzun bir at. Uzun bir at, ondan belki öyle gözüküyor. Evet, at biraz uzun bir at abi. Bakayım, yok normal. Tamam. Normalmiş. Demin şeyde akarken böyle. Evet baktığında... şey, ben de fotoğrafa girerken bile geliyor şey pat evet, geldi aynen. Aldı. Peki. Tebrik edelim ekibin ilgililerini. Gayet başarılı bir yarış koştu ve kazandı. Önemli bir birinciliğe imza attı. Hamamönü koşusunda.
satış koşusuna geçiyoruz. Var mı herhalde ilaveleri? Yok, geçebiliriz. Yok. Satış koşusuna geçiyoruz. Borantay koşuyu kazandı. Borantay da dün senin yorumlarında olan isimlerden bir tanesi. Evet, özellikle ön plana çıkardığın isimlerden bir tanesiydi Borantay. Müslüm Çelik ceza sonrasında bir merhaba dedi. Evet. Ben buradayım dedi. Bıraktığım yerden devam ediyorum dedi ki hakikaten. Dün çok zorladı, birkaç yarışta da olmadı. Bu yarışta ama affetmedi. Evet. Kesinlikle öyle. Buradan bir ceza ihtar herhangi bir şey çıktı mı? Burada karıştı düzlükte. Karıştı. Olay. Denize çıktı. He? Denize çıktı. Evet. Beyaz bulut. Serkan Bey'den mi çıktı? Evet, Serkan Bey. Beyaz bulut da o, sanki böyle bir denizim gezi şey deniz geziniyor biraz. Tam orada ortalarında Salamis kaldı ki Salamis çok etkilendi. Yani orada Salamis bence kazanabilirmiş koşuyu. Onunla beraber gelirmiş Borantay'la beraber. Kesin. Kötü kapandı orada. Aynen öyle ama Borantay da maşallah. Evet, iyi yer buldu. Olmuş. Rengine mengine baksana zaten artık tamamen olmuş. Maşallah. Dün Borantay aslında Borantay'la ilk ayakta aynı ekip Aybüke. Ama işte onlar Müşerik Bayis'e katılan bir ekip değil. Dolayısıyla baktığında hakikaten müthiş bence iki yarış oldu. Borantay'da önemli sürprizlerden birine imza attı. McDiamond çim, kum ayırt etmeden başarılı yarışlar koşmaya devam ediyor. Ankaraları beklentilerinin altında kaldı ama Salamis onca şey yaşadı. Hakikaten buna rağmen özellikle Beyaz Bulut'un bir dışarıya açılması, yine Serkan Bey'in cezalına göre bir takım şeyleri. Salamis'in en kötü olabileceği bir ilk iki sıradan düşmüş oldu diye düşünüyorum. Karakaplı defterimize Salamis adını not edelim diye düşünüyorum ama maşallah Borantay hakikaten müthiş duruma gelmiş. Eray senle başlayalım. Yani farklı bahis oyunlarına iştirak eden biri değilim ikili çifte bahis gibi ama yani verilen ikramiyeleri görünce açıkçası biraz şaşırdım. Son çifte 374 lira vermiş ki son dakika Ankara'dan kimle konuşsak Prenses Funda mıydı? Sen Tumbur son dakikayı Funda. Bırak ben saat 11'de söyledim. Biliyorum canım ama şimdi son dakikayı beklemene gerek yok. Teyit de gelince şimdi kimle konuşsak kazanır geldi. Anladım. Senin yorumlarda olduğunu biliyorum, konuştuk son da burada. Son seyretmişler onlar demek. Evet. Ama yani o kadar teyit gelince bu çifte oynanırmış. Şimdi kazanan Safkan Borantay benim favorim. Kazanmasını beklediğim bir isimdi ki son iki yarış performansı bu gruba yeterli seviyede. Zaten kanatta hiç tartışmaya gerek yok. Müthiş bir isim. Sorunların nedeniyle belli başlı aralıklarla koşan bir isimdi. Dün benim beklediğim sonuçlandı. AGF'de de %2'lik bir yüzdesi vardı. Çok enteresan. Yani bu kadar geri planda kalmasına biraz hayret ettim. Bir yarış önce İstanbul'da, Ankara'da Keep Walking'in kazanmış olduğu koşuda sadece 60 saniye farkla dördüncü. Onun öncesinde İstanbul'da 1600 için pistte Koruk Alba'nın kazanmış olduğu koşuda sadece 50 saniye farkla yedinci kalan bir atın, potansiyel atın bu kadar geride kalması bana göre yanlıştı. En azından bu nedenle benim yorumlarımda ön plandaydı. Bizi mahcup etmedi. Ekibini kutlayalım. Müslüm'ü kutlayalım. Aradan sonra kazanarak dönmesi bence moral olacaktır. İnşallah bir daha aynı sıkıntıları, aynı sorunları yaşamaz. Onun dışında Ankaralı bu mesafelerin potansiyel atlarından biri 1200-1400 mesafesindeki ilk yarışını bence kolay kazanır. El değiştirdiyse yeni ilgililerine hayırlı olsun. Var mı bilmiyorum. El değiştirdi, onu soracaktım. Bilmiyorum, ben görmedim. Evet. Salamis mesela bu koşuda alınabilecek kısraklardan biriydi. En azından yarış kariyeri bittikten sonra anneliği benim nazarımda kıymetli olan bir isimdi. Şu Violen'i de bir kenara yazalım. Grup çok sert ama bitirmiş olduğu yer bence tatminkar. Bir alt grubu bulursa yarış kazanmaya çok yakın. Evet, Beyaz Bulut da fena bir yarış koşmadı. Evet abi. Bu şeye rağmen uzayan mesafelerde çok daha farklı olacaktır. Evet Engin. Violen'in ön tarafta tempoya verdi. Hemen arkasında zaten McTayman'la Serkan Bey ikilisi takıldılar. Düzlüğünden önce Serkan Bey geldi, hakimiyetini kurdu, içeriden çıktı geldi, hakimiyetini kurdu. Tabii orada biraz trafik karıştı, arka tarafta sıkıntılar da oldu. Biraz dışarı doğru meyillenince Serkan Bey, hemen arkasında Borantay vardı, onun dışında Beyaz Bulut vardı ama Borantay o dışarıya doğru açılmasını fırsat bilip Müslüm oradan daldı, çıktı ve koşuyu lehine çevirdi. Tebrik ederim kardeşimizi. O da aynı sıkıntılarla müzdaripti. Ama içeriye Serkan Bey'in hafif dışarı doğru açılması onun lehine olup oradan çıktı, yürüdü ve güzel birincilik elde etti. Tabii burada dışarıdaki atlar biraz etkilendi bundan ki özellikle dediğimiz gibi Beyaz Bulut'tan ziyade Salamis çok etkilendi. O da net birincilik pozisyonuna girermiş. Salamis'i de aslında etkiliyor orada. Yani şimdi, Serkan Bey akordeon şey efekti, gibi, taraklama domino. Gibi şey gibi. Evet. Domino efekti olmuş burada. Ondan zararlı gördü ve net tabela dışı kaldı ama bence onlarla beraber taraklama içeri girermiş. Yalnız Beyaz Bulut ilk uzun mesafeli koşusunda bence içeride. Netice alır. Karakaplı deftere
Buradan söylüyorum. Beyaz Bulut adını mutlaka yazın. At çok değişmiş, çok güzelleşmiş. Yaşlandıkça da böyle rengi daha da bir oturuyor, açılıyor. Rengi iyice nakırlaşıyor ama Beyaz Bulut'unda uzayan her mesafede çok ilginç bir yarış çıkartabileceğini söyleyeyim. Peki geçelim mi Tumbulfunda'ya? Geçelim. Tumbulfunda koşuyu kazandı. Dün zaten son düzlük izleyenlere özellikle aman ha aman diye de söylediğimiz isimli Tumbulfunda. Zira sebebini de detaylı bir şekilde anlatmıştım. Urfa'da son koşmuş olduğu koşusunda da zaten çok dillendirilmişti. Ve o gün ben padokta bu atı gördüğümde demiştim ki ya bu atın burada ne işi var? Böyle bu görüntüde bir atın. Ve hakikaten de ilgileri hiç orada tutmadılar. Çim'de de çok farklı bir yarış koşabileceğini düşünerekten Ankara'ya getirdiler. Ve dün yorumlarımızda da zaten ısrarla önerdiğimiz isimlerden biriydi. Bakın bugün iyi bir yarış koşacak. Genel puanlamada gerilerde kalmış olmasına rağmen mutlak surette değerlendirelim diye. Ve hakikaten bence kolay bir yarış yaptı. Yaban kız düzlüğe çok kolay tutarak kazanacakmış bir edasıyla çıktı ama içine gelen Tumbulfunda bir de zor yerlerden geldi kıslak değil mi? Yani evet. Baktığınızda bir Kaisberg yavrusunun içine giriyorsunuz. Yani ben mesela burada bayağı bir Samet'e söylendim önce. Dedim ki ya Kaisberg'in içine giriyorsun. Orada mücadele edecek, seni kitleyecek bariyerin dibine. İkili de zaten atlayabilmen zor ama hakikaten Tumbulfunda 10 numara bir yarış koştu. Yaban kız toparlanıyor, düzeliyor. O da sezonda artık formunu buldu. Bundan sonra çok farklı yarışlar izleyecektir diye. Bak burada hemen ben gördüm ki şimdi hemen gelecek yanına, ikili mücadelede kaybedecektim ama transit bir şekilde ayırınca o ikili mücadele hiç olmadı yaban kızla. Enteresan, zıplayan bir aksiyonu da var. Dikkat ediyor musun? Evet, böyle evet, zıplaya evet, zıplaya evet, geliyor evet, ama evet, maşallah evet, devam ediyor. Aynen. Ama burada bir tane daha kazanıra giren bir at olarmış abi. O da net kazanıra girermiş. Tetina. Kardeşimiz kötü bindi. Tamam, hemen sen gördüklerini paylaş. Biz önce ben bir Tumbulfunda'nın ekibine ilgililerini kutlayayım. Evet, çok Urfa'dan ekip beri bu Safkan'la ilgili güvendiklerini biliyoruz. Ve o yarışta da üçüncü kalmıştı, çok güvenildiği bir yarışında. Burada da kazanırken bayağı bir sürprize imza attı. Yine faydalananlar olmuş, sağ olsunlar. Bir şeyler buldularsa en azından teşekkürlerimizi iletelim. Evet İngilizciğim. Dediğiniz gibi abi ön tarafta Halime Hanım ön tarafta tempoya verdi. Hemen arkasına zaten yaban kız düştü ki doğru hamleydi Ahmet'in yapmış olduğu. Düzlüğe mümkün olduğu kadar idare edilmiş bir şekilde getirmeye çalıştı. Ama iç taraftan yol bulan Tumbulfunda, arkalarını hemen takip eden Tumbulfunda içeriden devam ettirdi. Geldi, bir ara takılır gibi oldu ama ondan sonra baş boyun yarım boyu yapınca rahatlayıp mesafeyi açarak günün kazananı olmuş oldu ki ilgililerini kutlarım. Güzel hazırlamışlar. Kısak dediğim gibi zıplaya güzel birinci geldi etti. Aksiyonlar öyle gözüküyor. Ama benim burada dikkatimi çeken tabii yaban kız normal yerinde geldi. Öndekine pek fazla yapacağı bir şey yoktu. Tetina gerilerde kaldı, geri takip etti. Startta kaldı biliyorsunuz zaten ağır başladı. Gerilerde kaldı, ondan sonra düzlükte şurada bak hava. En arkada beyaz at. Evet. Nereye çıkacak kardeşimiz? Startı zaten ağır aldı. Yani bir de oradan çıktığın zaman şurada atların 50 metre dışından dolaştığın zaman düzlükteki giriş splitine bakın, şu an kamerada yok. Hala yok. Öndekiler birincilik mücadelesi yapıyor. Hala yok. Nasıl olsun ki? Oralara da çıkınca bak şimdi nasıl gelecek, bak kameranın içine nasıl girecek açıya. Bak şu an hala yok. Bak geliyor. En dışta bak. Yani net kazanırlığa girermiş. Yani, kardeşimiz biraz kötü yerlerde takip etmiş. Ben farklı bir detaydan bahsedeyim. Bence en önemli neden o. Şimdi 11 gün önce 2200 mesafeli bir yarış koşuyorsun kısrağa. 11 gün sonra 1400'e geliyorsun. Tamam, jokeyde kabahat bulalım da sizde de kabahat var sevgili hocam. Üstüne yani. Üstüne de ekleyince değil mi? Kusura bakmayın yani. İşin bence gerçek tarafı bu. Kalktı gitti, biniyor ata, binmeye gitti bir de oraya. Evet yani 2200'den 1400'e dönmek kısrak 11 gün ara bence kolay değil. Her kısrakta bunu, bu açığı kapatamaz. Tabii ki kapatanlar vardır. Ya 11 günden ziyade uzundan kısaya gelmesi yakın ara gelince ama sıkıntı. Genelde hep böyle start biraz ağır olan bir. Evet, o özelliği var. Yani o geç yani alıyor. Yani bazen o normal alabilir abi. 3 boyda kalabilir, 2 boyda hani atın yapısında vardır. Normaldir ama ben özellikle hani o kabiliyette bir kardeşimizin oralara kadar çıkıp dolaşmasını açıkçası doğru bulmadım. Onun için uyarı olarak söyledim zaten burada da. Ben. Biraz yanlış yarış tercihiydi bence. Yani 2200 koşuyorsan bir 11 gün sonra 1400'e gelmeyeceksin hocam. Orada biraz daha yakınlar. Orada biraz hata var. Bu düşüş veya kısrağın bu performansı biraz da oraya bağlı. Onun dışında var mı Engin abi senin söylediğin? Yok, buyur kardeşim. Yarışın gidişatı Tumbulfunda'nın şansını çok arttırdı. Zaten çok sert bir tempo vardı.
ön tarafta giden isimler vardı. Halime Hanım ve Çuvaldız gibi. Bunlara yaban kız da viraj dönülürken eşlik edince sanki ön taraftakiler siz pişirin, arkadakiler de ben yerim onu diyen cinsten bir koşu oldu. Yaban kızın yarışı tekrardan süratlendirmesi bana göre doğru değildi. Bariyer dibinden gelen tumbul funda gelmesiyle zaten atlaması bir oldu. Çünkü ön taraftaki artık dama dedi, temposu düşmeye başladı. Biraz da buna bağlı. Onun dışında dün ben Ankara şablonun 4'te kaldı. Tumbul funda da yoktu ama işte o son dakikanın faydası bazen oluyor ki tutturan.com'da öyle bir köşemiz var bizim. Sağdan son dakika diye ilk at olarak yazmıştık Tumbul Funday. Belki altılı ve beşli ganyanı bulan olmamış ama çok sayıda dörtlü ganyanı bulan dostlarımız olmuş. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Benazir kızı takibe alalım. Dün benim inandığım isimlerden biriydi. Fena koşmadı. Ağır sahayı sever. Bu pist koşullarını bulursa kazanması yakın. Evet. Pekala. O zaman bulanlara hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi buradan bir kez bir daha kişi iletelim. Beşli de bir kişi. Oyun bulanlara. Beşli de bir kişi bildi herhalde değil mi? Onu da bir de bir kişi bildi. Evet. Kafkaslı tırtlama iyi koşuyor. Evet. Beşli de bir kişi bilmiş. Evet. Klimayı kapattırma şansımız klimayı var mı? Klimayı kapatabilirsek çok sevinirim. Bu arada gelen mesajlar var. Onlara da bakalım hızlı bir şekilde. Klimayı lütfen söyleyelim. Arkadaşlarım da eğer ekrana verirlerse. İlker Tekirdağ demiş ki Volkan'ımız Teknoloji Müzesi gezisine selam ve sevgiler abi demiş. İlker Tekirdağ Teknoloji Müzesi'ne gitmiş. Ne mutlu. Çocuklarımızı böyle eğitimle, bilimle yoğuraraktan, teknolojiyle iç içe yoğuraraktan büyütmek. Kaynatmak, kaynaştırmak çok güzel. Net, ne kadar güzel diyelim. Tebrik edelim İlker Tekirdağ buradan bir kez daha. Engin Yalçın emekli mi oldu? Neden at binmiyor? Uzun zamandı. Evet, bugün emekli. Dur konuşacağız. Evet. Engin'in yeni planları var çünkü. İçine doğdu demek ki Göksal'ın. Şey yapalım. Hakan abi kralsın. Faydan olmaz mı? Oldu tabi. Baş tacısın herhalde demiş. Baş tacısın abi demiş. Ne olmuş? Ne faydamız olmuş? Neyi buldun söyle. Ne bu? 6. İspadarbunga Borantay. 4 lira yandır o zaman. Ne vermiş? 3000 küsür lira. 3073 lira vermiş. Evet. İşte bak ne mutlu. İyi ikramiye. Ne mutlu. Vallahi çok teşekkür ederim. Hakan abi kralsın, faydan olmaz mı? Oldu baş tacısın. Tumbul fundayı koymuş. 3073 lira. 28 liraya 3073 lira ikramiye bulmuş arkadaşımız. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yazmış? Ne yazmış? 6. İstenizm Sement Yetim Ahmet. Ondan sonra Dombra Grey Empire Badarbunga Gloin. Ankaralı Borantay Violin. Evet son ayak zaten benim verdiğim atları koy. Yani şey Halime Hanım. Karaca Güzeli. Ne var şurada? Altta gözüküyor. Tetina Tumbul. Tetina da gelse. Değil mi? Cazip olurmuş. Cazip olurmuş ama Tumbul Funda kadar değil herhalde. Tabii. Halime Hanım 13. oldu. Evet. Kara Kaplı Defter adında da. İyi bak en azından bir faydamız olmuş. 3073 lira almış Çağdaş Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim buradan. Aşağı doğru iniyoruz. Halit Erdoğan'a teşekkürler. Serkan Kılıç cümleten hayırlı pazarlar. Biz yerimizi aldık. Zevkle sizi izliyoruz. Saygılar abi demiş Serkan Kılıç'a. Teşekkürlerimizi iletelim. Buradan bir kez daha kardeşimize de maşallah diyelim. Suriye'den selamlar, iyi yayınlar dostlar demiş. Hakan Tokdemir, Suriye'den selamlar demiş. Biz de selamlarımızı iletelim. Ben yarışları böyle okuyorum, belki yarışseverlere faydam dokunur demiş. Paylaşımda bulunmuş Savaş Bey, Savaş Binekoğlu. Gümüş pedigirlerine bakaraktan bir bakış açısı geliştirmiş. Gümüş Kuşak, 4'te 3 Serhan Bey, 4x4 Turap hattı var diye. Dadaloğlu'na Hurşit Dadaloğlu olunca tabii bir hattın içinde. Enteresan. Altın Turba Mertol Yozgatlı. Yine 4x4 Yozgatlı akrabası. Kudo Matchless 4x4 Northern Dancer. Inbreeding Oğlum Demir Yozgatlı. Hilal Zaman Elbe. Evet böyle bir çalışma yapmış. Savaş Binekoğlu. Biz de beğenimizi atalım. İlgilenenler baksınlar. Selamün Aleyküm. İyi yayınlar, iyi pazarlar. Herkese bol şanslar demiş. Engin Limanlar paylaşmış. Teşekkürlerimizi iletelim. Engin Bey'e sorum. Önde kaçarken kuyrukta karataş olması psikolojik olarak etkiler mi? Yok. Herkesin yarış içindeki taktiği siz ona göre kendinizi gardınıza alacaksınız. Tabii ki o etken mi etken düşüneceksin. Rakibinde kim var? Atın üstünde kim var? At kim? Ona göre çünkü jokeyler çok önemlidir. Aynen. Jokeylerin taktiklerini iyi ezberlemeniz lazım. Tecrübeli abilerimizin biz nerede ne yapacağını az çok tahmin ediyorduk. Ona göre de gardımızı alıyorduk. Evet. Klimayı kapattılar herhalde şu anda. Şu an gitti geldi. Abi. Evet. Hayırlı yayınlar. Mizin of Turkey binlerde yürüse daha farklı koşar demiş. Ali Çelik
Sevgili Esra'ya, Esra Atman'a teşekkürler, selamlar diyelim. Buradan Luxor, Onur Dilbaz demiş ki İzmir'den gelen attığın Ankara ters pistten etkilendi. Eray çok iyi tespit etti. Can Dadaş'ta da aynısı oldu. Atış istemedi. Ankara'da koşmayı demiş. Evet. Ahırının Ankara'da olduğunu da bu arada söyleyelim ama İzmir'de de koştuğu yarışlar var. Graham Pyle. Onu da paylaşalım. Umut Kırçıl, Eray abi Gareth Bale'nin golünden hiç bahsetmedin abi demiş. Bale'nin golü. Az önce konuştuk. Evet, yeni konuştuk değil mi? Belki ondan önce atmış olabilir program mesajını. Abi bir de bu Zeliz Sinan yarışını değerlendirmesiniz. Mehmet Akyavuz sanki kazanmak için özel bir çaba sarf etti. Neden öndeki atların üstünden geçmeye çalıştı anlayamadım. Zeliz Sinan öyle çok kolay bir at değil. Zor bir at. Öndekilerin yanının arkasına geçebiliyor. Sevk Bey dersi belki ondan olabilir. Sizin dikkatinizi çekti mi herhangi bir şey? Yok. Benim dikkatim. Önemli detay Deniz'in biraz önlerde gezinmesiydi. Birkaç tane safkanı gerilerde sıkıntıya soktu. Evet. Evet. Yakın çünkü toplu oradan gidince dışarı doğru mail yapınca arkayı sıkıntıya soktu. Merhaba Hakan abicim, nasılsın? İlk ayakta Akfeti'yi mutlaka değerlendir abi, saygılar demiş Serkan. Yine Ahmet Çetin, selamları, yayınlar diliyorum değerli dostlar. Gün içinde yarış heyecanlı, akşam ise sevdamız Sakarya Spor'umuzun birincilik yolundaki final maçının heyecanını yaşayacağız. Kazası belası bir yarış günü diliyorum. Herkese bol şanslar demiş Ahmet Çetin. Teşekkürlerimizi iletelim biz de. Ersan Aktaş, abi yayınlar dilerim. Gözdeşi gecesi hayatının bıraktığı bayrağı devralan nadide bir kısaktır. Anneliği iyi olur inşallah. Eray'a selam demiş Ersan Sarıyer'den. İyileşti mi Ersan? Yani en son burada gördüğüm resim. Peki. İyi yayınlar abi, dede torun keyifli. Dur şimdi. Tamam. Ben beyefendi gönderzen de bana dede torun keyifli de bana şey yapınca Erbay'a göndermiş herhalde babanın mesajı. Biz de saygılarımızı iletelim. Ellerinden öpelim dedemizin, torunun da gözlerinden öpelim. Erbay Bey'e de Allah teşekkür Allah edelim. Aracı olmuş bize, sağ olsun. Zafer Kesici'ye, Turgay Kumova'ya, Gökhan Durgut'a teşekkürler. Ersöz Ersever'e. Yine Mehmet Aydemir. Sevgi paylaştıkça büyür, engeller küçülür. İzmir'den selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş Mehmet Aydemir. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de buradan bir kez daha. Hakan abi ve ekibine selamlar olsun. Bu arada Yüksel Saymaz efsane anlattı yarışı. Bunu da dile getirsen sevinirim. Teşekkür ederim demiş Ömer Alkan. O biraz bıçak sırtı o konu. Yüksel bir kere en iyi spikerlerden biri Türkiye'nin. Ufak tefek zaman zaman şeyler oluyor ama dün birazcık böyle Selim de istedi, Gökhan da istedi, herkes istedi o şeyi. Ama Yüksel'in kendine evi aslında münhasır bir anlatım tarzı var. Triple Crown girdi işin içerisine falan. Ama sonuç itibariyle Yüksel Saymaz bir markadır. Tabii. O kalibredeki spikerlerin hangi meslekte olursa olsun. Yani bu illa spikerlik değil. Bir mesleğinde zirvesine gelmiş olan bir kişinin hata yapma lüksü her zaman var. İnsanız abi sonuçta. İnsan zaten hata yapar da. Yani ben mesleki hatadan bahsediyorum. Yani insan sonuçta kusursuz değiliz. Hepimizin bir kusuru var. İnsan olarak hepimizin kusuru var. Kusursuz insan yoktu. Kusursuz insan ben kusursuzum diyorsa zaten en büyük kusuru odur. Onu söylemesidir. Her tarafı kusurdur. O zaman evet, hayır, onu söylemesidir yani. Bir kere o en büyük kusurdur. En başta o. Şirke girer ki bana göre de açıkçası kusursuz olan kusursuzluk yani konusunda. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Net ve açık bir şekilde söylüyorum. Yüksel Saymaz gibi mesleklerinde, herhangi bir meslek kolunda artık belli bir tecrübeye erişmiş, belli bir altyapısı olan, belli bir noktaya gelmiş olan kişilerin hata yapma lüksü her zaman var mı, vardır diyelim. Tamam, biliyorum, onu anlatıyorum. Cepten geliyor, Triple Crown dedi diyorlar falan. Evet. Dediğim gibi olabilir. O cümleyle belki toparlanıyor. Detaya girmeden onu anlatmaya çalışıyorsunuz zaten. Yani. Evet. Ama sonuç, onu söylüyorum evet. Ama sonuç itibariyle Yüksel Saymaz, Yüksel Saymaz'dır. Markadır. Bitti. Benim aynen gözümde odur. Aynen abi. Yani kusura bakmayın, daha dünkü çocuklar gidip de aklımla alay eder gibi bilmem kim koptu geliyor, bilmem kim şöyle yapıyor, şu bu derken kusura bakmayın da Yüksel'in de o kredisi olsun. Tabii ki. Yarış sevinin gözümde diyelim. Pekala. Ömer'e de sevgilerimizi iletelim. Altıncı isim maşallah çok rahat kazandı fakat ben abi bu Selçuk ismi çok... Bir dakika. Altıncı isim maşallah çok rahat kazandı nokta. Fakat ben abi bu Selçuk ismi çok iyi bir safkan ama bir çıta var. Sanki onu geçemiyor. Şayet o seviyeyi geçerse çok farklı yarışlarını izleyeceğiz demiş Ferdi. Katıldığım bir mesaj. Dün Selçuk'un yarışını beğendim. Günaydın. Bugün ailecek izliyoruz. Herkese bol şanslar. Sizleri seviyoruz demiş Hüseyin Aral. Çok teşekkürler. Günaydın son düzük ekibine demiş Ali Kaplan. Yine son düzük ekibine mutlu yayınlar temenni ediyorum. Sefir Apedigisi 4x4 Satvet demiş. Deminki Savaş Bey'in mesajıydı. Paylaşmış olduk. Ali Kaplan.
Hey maşallah, oturmuş yarışları seyrediyor kardeşimiz diyelim. Mahmut Altaş, günaydın yayınlar. İyi pazarlar abi. Adana Eşitova'dan sevgilerle demiş. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Selamlar, Safira takı değişimiyle ilgisi olması lazım sanırım. Yoksa anne tarafı da Slo ve Kumcu. Fakat dediğin gibi maidenlarda, özellikle dişlerde ilk yarışa kötü olsa bile iyi bakmak gerekir abi demiş. Selamlar demiş Emre. Aleyküm selam. Yeni forman sana başarı getirsin inşallah hocam demiş. Mustafa Gürcü'ye yazmış, bana değil. Abi Kantos Gülü'nün yarışını nasıl buldunuz? Paylaştık demin düşüncemizi zaten. Harun Uğur'a, Bozan Boy, Ahmet Çetin'e teşekkürler. Günaydın yayınlar. Hazır Gazi'de yaklaşmışken Fernando Fuat Çakar yarışı izlesek iyi olmaz mı abi demiş. Şimdi Gazi'ye doğru zaten izleyeceğiz o koşulları. Fernando yarışını da seyretmiş oluruz. Fatih mesaj göndermiş. Fatih Çiftçi, dikkatle sizi izliyor Emir Reis demiş. Maşallah Fatih Reis. Öpüyoruz Emir onu. Reis şimdi burada. Maşallah. Biz de maşallah diyelim. Emir'e buradan gözlerini öperim. Allah nazardan saklasın. Hep gülsün çocuklar. Aa. Harun Uğur. Bu arada evet, Konya Tuzlukçu Mahalle At Yarışları. Arkadaşlar bir şey vardı. Verebilir misiniz ekrana? Bir görüntümüz vardı. Bir ilan vardı. Bir afiş vardı. Onu bir verelim. Sonra tekrardan döneceğiz. İstemiştim Konya Tuzlukçu ile ilgili. Ekrana verirseniz, evet, alttan da şey alır, süpersiniz. Şimdi 17 Haziran'da, arkadaşlar 17 Haziran 2018 Tuzlukçu'da mahalli at yarışları, Konya Tuzlukçu'da mahalli at yarışları olacak. Saat tam 4.30'da. Ben buradan birazcık tabii atçılar için sesleniyorum. At sahipleri ve atçılar için sesleniyorum. Çünkü mahalli yarışa at götüren birçok kişi var. Sapanca'ya götürdüler zamanında, Muş'a götürdüler, Kastamonu'ya, işte Uşak'ta, çeşitli yerlerde mahalli yarışlar yapılıyor. Hatta Kocaeli bile biliyorsunuz gidip gelenler vardı, evet. Koşup gelenler vardı. Konya Tuzlukçu'da daha önceden de yapılıyor. Pisti gördüm. Pist 10 numara 5 yıldızlı bir pist. Böyle aynı hipodromu yapmışlar. Bariyeri falan yok. Gördüğünüz gibi pist. Şimdi iki grup yok arkadaşlar. Bir verin, tek verirseniz okuyacağım. Birinci grup İngiliz atları 2400 metre. Birinciye 4000 lira, ikinciye 2000 lira, üçüncüye 1000 lira bir ikramiye var. Yine iki tane İngiliz yarışı yapılacak orada. 8 atı geçerse iki tane yarış yapılacak. Ama 8 at gelirse 4-4-2'ye bölmeyecekler onu. Dolayısıyla katılım eğer fazla olursa ikinci İngiliz yarışı. Onda da birinciye 4000 lira, ikinciye 2000 lira, üçüncüye 1000 lira. Bir de Arap yarışı yapılacak. Araplara da yarış var. Safkan Arap atları şey yok. Hani grubu yok. A grubudur, B grubudur. Şu kadar ikram Arap olsun, şart yeter. Yok. Arap olsun yeter. Bak ne diyor? Pedigrilerin olması şarttır diyor. Arap olsun yeter diyor. Arap olsun, çamurdan olsun demişler ya. Birinciye 3000 lira, ikinciye 1500 lira, üçüncüye de 1000 lira ikramiye var. Buradan atçı dostlara seslenelim. Ankara'da olanlar olabilir. Mahalli yarışlara gitmek isteyenler olabilir İngiliz atlarından. İki tur. Dolayısıyla her şey serbest derken yani şey anlamında her şey serbest. Tövbe estağfurullah. Eray da gülüyor burada. Yani pist yok. Bir jockey istediği gibi kilodur bilmem nedir derdi yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Sen de hemen şeyden gülmeyin. Her şey serbestten kastım o. Yani kilosu 70 kilo da adam biner. 45 kilo da adam biner. Onu söylüyorum. Misali diyorsun ha? Yani. Orak misali. Ne o? Orak değil miydi ağır kilolu koşan? Serhat abi, evet. Yani dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Tuzlukçu'yla, Tuzlukçu Belediyesi'yle Konya'da irtibata geçecekten kaydınızı yaptırın. Bence ikramiyeler falan. Evet, dönelim arkadaşlar şimdi bize. Dönelim. Birlikte dönelim yani görüntüle. Ne diyorsunuz, ikramiyeler fena değil? Fena değil abi. Yani mahalli yarışlara göre güzel, cazip ikramiyeler. Değerlendirmek isteyenler bunu kullansınlardır. Değil mi yani? Yakın yakın olan yeri tabii özellikle. Gider miyiz 17 Haziran bizim, ama yok, Gazi'den sonra bizim tatil. Evet. Evet. 17 Haziran 2018. Belki ben gidebilirim. 4000 lira birinci ikramiyesi, 2000 lira ikincilik, üçüncüle de 1000 lira. Gayet iyi, daha ne olsun. Bir de güne özel bir yarış koysalar, grup yarışı gibi. Değil mi abi şey? 8000 liralık grup yarışı gibi bir yarış koysalar mesela. Yok yok, o kadar yeter. Yok, yok, bu ikramiye iyi abi. Bu kadar olur yani. Yok, kötü değil. Yok, bu ikramiye yeter. Yoksa sahaya gider. Kadar olur. Sponsorlu bir yarış çünkü. Ha. Dolayısıyla bu ikramiye yeter. Yok, yani ikramiye de gayet iyi canım. Onunla bir değil sıkıntı mi? Yok. Belki yarış adedi çoğaltılabilir sonraki. Yok yok, o da 3 tane. O da mı? Bu kadar ikram. Sapanca'da kaçtı?
6 yarış koşulmuş. Eray'cığım 3 yarış yeter. Yeter mi? Yeter. Yetsin mi? Yetsin, yeter. 3 yarış yeter. Sen de bütçe büyüğü. Evet, dolayısıyla harika bir şey, organizasyon. Katılıp koşmak isteyen at sahipleri de, atçılar da gelebilirler diye. Hayırlısı olsun. Çağrımızda bulunalım. Selamlarımızı iletelim buradan Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı'na da. Peki dönelim. Harun Uğur bunu beğenmişti. Mehmet Akyavuz eğer gelebilirse arkadaşlar tweetler tekrar. Abim İsa Akyavuz bugün Adana'da at biniyor demiş Mehmet Akyavuz. Başarı dileklerimizi iletelim. İyi gidiyor İsa'da. Selam Hakan abim. İyi yayınlar Eray Engin abim. Bucu 206 numaralı Ganyan Bayinler selamlar demiş Şenol İnce'ye de buradan. Selamlarımızı iletelim. Mutlu sabahlar. Pazar günü neşeli ve güzel insanları Adana'dan selamlar demiş. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ahmet Çetin'e, Fırat Zeyre'ye, Cem Boşgelmez'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yine Fırat Zeyre'ye, Ferdi Koca'ya Definite Article bir şey paylaş. Hakan abi ilk ve son ayakta 6-11 nasıl verdi? Hala anlamış değilim demiş. Peki. 33 numaralı Bayi'den selamlar şampiyon taraftara iftar yemeği demiş. Ahmet Yıldız paylaşmış. Şampiyon taraftarla mı? Taraftara iftar yemeği. Bayi paylaşmış herhalde. Bayi mi vermiş iftar yemeğini tam anlayamadım orada Ganyan Bayisi ama sonuç itibariyle Galatasaray'ı biz buradan bir kez daha kutlayalım. İftarları da hayırlı uğurlu olsun herhalde bayi vermiş. Allah kabul etsin. Allah herhalde. Kabul etsin diyelim bir kez daha. Nereden? 33 numaralı Ganyan Bayi'nden. Abi günaydın, iyi yayınlar. Sizden ricam abi bilginiz varsa bilgi alabilir miyim? Antrenörlük için ne yapmam lazım abi? Antrenör belgesi almak istiyorum. Kolay gelsin abi demiş. Dolayısıyla mektep okuyacaksın. Tabii okul. Değil mi? Yani. Atçılık meslek okulu var. Evet. Dolayısıyla İsmail demiş ki çapraz bizim nakliye kurtarmaz demiş. Kazan kurtarır nakliye. Ne olacaksın orada? Konya'da bu arada çok bu arada şey var. Mahalli yani buradan yarıştan çıkan çok at var Konya'da. Yani Konya'da şu anda zaten oraya katılacak atların sayısı bayağı bir fazla. Onu biliyoruz ama o bölgedekiler büyük ihtimal. Starttan çıkmayan atlar. Makine yok çünkü iple veriyorlar startı. Eski sistem daha eski. Değil mi? Starttan çıkmayan atlar var mesela. Tabii o dezavantaj ortadan biraz geçen sene kalkıyor. Sabah Yıldızı mı, Sabah Rüzgarı mı öyle bir at kazanmıştı. Eskiden koşan bir at. Sabah Güneşi. Yani. Sabah Güneşi. Geçen sene önceki senemine kazanmıştı. Dolayısıyla öyle bir durum söz konusu. Onu da paylaşalım. Antrenörlük için de okul okumak gerekiyor. Atılık meslek yüksek okulları var 2 senelik. Onları eğer bitirdiğiniz takdirde antrenör lisansı belgesi almaya hak kazanıyorsunuz. Vallahi sene 70'ler İstanbul ise konu baba emektarı arabada bu işte rengine kadar aynı bir fark var sadece. Bizimki damalı taksiydi. Hala için gider üstad demiş. Günaydın iyi pazarlar. Hakikaten öyle. Damalı taksiler bir hatırlar mısın Eray sen? Yok ben bindim o kadar eski bunlara bindim. Ben de çok bindim bunlara. Bindim vallahi. Aslında çok uzun zamana kadar vardı bunlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bunların siyahları, bordoları bir de bu yeşilleri vardı. Şurada böyle damaları olurdu. Kırmızı siyah, kırmızı siyah. Evet, ne dolmuşları vardı? Ben en çok Eminönü dolmuşları vardı. Daha doğrusu okul zamanında benim çok olmuştu. Nişantaşı'ndayken Taksim'e girdik. Taksim Bakırköy dolmuşları vardı bunlar böyle. Ortada da kaç? 6-7 kişi mi nerede bunlar da? Çok böyle ortada da... Ön koltuk zaten şoförün koltuğun yanında. 3 kişi oturuyor yani. Bir de ortaya böyle bir tane... Araya koyarlardı. 3 kişilik böyle tahta açılıp kapanan hatırlar mısın? Onlar böyle kalkılır. Ortaya da 3 kişi oturur. Önde 2 kişi. Hatta şoför yanı parası ödenirdi. Tek başına binmek istiyorsan 2 kişilik parası öderdi. Şoför yanında tek otururdu. Biz de yani lalalarla büyümedik. İyiymiş. Yani sonuçta. Ha? İyiymiş. Tabii şoförün yanına mesela tek oturmak istiyorsun değil mi? Burada atıyorum ne kadar Taksim Bakırköy 5 lira. Sen 10 lira verip tek başına oturabiliyorsun. Ama bir şey söyleyeyim o doğru abi. Bir amortisör var bunlarda. Öyle bir rahat ki. Öyle şey gibi böyle arabanın içinde. Ben de hep bu arabalara binince onların bir muşamba kokusu vardır böyle hatırlar mısın? Şeyleri koltuklar. Koltuklar böyle şeyle kaplanır böyle renkli muşambalarla kaplanır. Böyle. Onun bir hep bunu yani onu çağrıştırır bende. Bu Playmute mu nedir? Playmute'a benzettim ama tam emin değilim. Eğer yanlışsa da Hakan düzelsin. Playmute'a benziyor. Çok tabii. Yıllar biz yaşadık bunları tabii. Diyelim. Peki. Mutlu, sağlıklı, hayırlı pazarlar. Sabrın sonu selamet olacak inşallah Matiz'le demiş. Böyle bir paylaşım söz konusu. Dur bakalım bir şey daha var. Burada cebe gelen mesajlar var.
Dernekler iftar yemeği vermeyecek mi demiş arkadaşlarımız. Atçılardan gelen mesajlar var. Biz derneklere buradan sesleniyoruz. Hangi dernekten bahsediyorlar? Dernekler dediğinde 3 tane, 4 tane dernek var. Yani atçılık dernekleri 3 tane. Türkiye Yarış At İletişimleri ve Sahipleri Derneği. Hepsi birbirinden bağımsız olduğu için teker teker sormak lazım. Belki o üye sayısına göre bölüşürler. Yani bir tanesini vermeyeceğini biliyorum ben. Büyük ihtimalle. %90. Öyle mi? Evet. Peki neyse onu bence şey yapalım. Peki. Fenerbahçe 820'den sevgiler saygılar demiş. Cengiz Göroğlu paylaşmış, biz de sevgilerimizi iletiyoruz dostlarımıza bir kez daha. Ve bakalım şöyle bir aşağıda gelen mesajlar var mı ekstradan diye bakayım dedim. Chevrolet'miş, 52 Chevrolet'miş o da. Playmook diye biz de şey yaptık, 52 Chevrolet'miş. Şöyle bir daha bir bakalım. O strapen ortadaki koltuk 8'lik oluyordu. Evet, aynen o doğru. 8 kişilik oluyordu o dolmuşlar. Hakan paylaşmış, teşekkürler. Ters pistte yanında kumun da yapısı yüksek rakım çarpıyor bence. İyi yayınlar demiş Gürhan Çatalkaya paylaşmış ters pistle ilgili. Saygın Bedri Gider, iyi yayınlar. Kıymetli dostlara selamlar. Keyifle izliyoruz. Şu an Urfa'dayım. Dün İzmir'de eniştemin Kaan abi adlı Arap Tayı ilk yarışını yaptı. Heyecanla yorumunuzu bekliyor Hakan Bey. Dostumdur deyin. Hakan Bey dostum deyince ısrarla bu tweet'i yazmamı istemiş. Buradan tabii Saygın'a selamlarımızı iletelim. Benim de çok sevdiğim atçı dostlarımızdan biridir. Aynı zamanda çok iyi bir hukukçudur, avukattır, at sahibidir. Evet. Dolayısıyla ben de selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Şöyle yapalım mı? Bir pozitif ayrımcılık yapalım. Yani madem dostlarla birlikteler. Kaan abinin ilk yarışını haftaya biz detaylı bir şekilde ben bir daha bir izleyeyim, değerlendireyim. Muhtemelen çünkü altlı aracında. Yok yok, şey altılıda. Altılıdaki Kaan abi. Altılıda. Benim belki o gün için gözümden kaçmış. Ama detaylı bir izleyip yorumu mutlaka Saygın'la paylaşacağım. Saygın'a da buradan selamlar diyelim. Evet. Var mı sizin görüşün? Erayın varsa. Şeyde özetlerde var zaten görüntüsü. Yapmayacağım. Tamam var da senin... Şimdi vardı şu anda bakıp değil, benim ona bir iyi bakmam lazım, nasıl çıkmış, nasıl şey yapmış. Yani, özetlerde paylaştın mı Kaan abiyle görüşünü sen? İşte İzmir'de koştu zaten at. Ha, İzmir'de koştu. Tabii İzmir'de tamam. Koştu, zaman, İzmir'de koşacağız. Tamam, konuşacağımız ilk ayaktaki. Tabii şey. Tabii var yani özetlerimizde. Tamam, o zaman paylaşalım, peki. Onu demek istiyorum, daha ben konuşulmadı yani. Diye şey. Yok yok, Ankara'da değil İzmir'de. Ben atladım. Diye artık veda edeceğiz noktasına. Yüksel abi, Tanzer abi bunlar spiker anlamının karşılığıdır, onlar efsanedir demiş Hasan Osmancık paylaşmış. Yine Sercan Yeşilova, İzmir'den yeğenler selamlar demiş Beren Sultan. Maşallah biz de Beren kocaman olmuş diyelim. Babasının da kaskını takmış. Selamlar. Herkese yeğenler, mutlu pazarlar demiş Hikmet Uludağ. Selamlar diyelim biz de. Hüseyin Ceylan, merhaba Can abi. İşler dolayısıyla 3-4 programları izleyemiyordum. Bugün internetten yerimizi aldık. Eray abime sevgiler demiş Hüseyin Ceylan. İnternetten demek izlenebiliyor, bazı yerleri bulabiliyor dostlarımız. Selamlar İzmir Güzel Yalı 96 Malganyan Bayi'nden sizleri izliyoruz demiş. Güzel Yalı'ya da selamlarımızı iletelim buradan bir kez daha. Gününüz bu foto finish gibi keyifli ve heyecanlı olsun. Işık ve sevgiyle, sabah sana bahsettiğim. Evet, harika bir şey abi. 4 at değil mi yanılmıyorsun? Ama burada bir tanesi değmiyor bence. Şu değil mi şeydeki abi? Bir dakika, şu değmiyor sanki. Şu değmiyor. Şu 8 numara değmiyor gibi. Yok 8 mi? Evet, 8 numara değmiyor gibi gördüm ben. Bir daha bakalım. Çok değişik. O 8 zaten hiç şey yok. Bayağı geride. Tabii o geride. O 8 bayağı geride. Bakıyor. 18 şey, pardon, şu şey değmiyor. Yanlış söyledim. Bak göz yanılgısını. Bir dakika dur şimdi. 8'in forması şu değil mi? Şu safkanın bak bunu sanki bu tam değmemiş gibi gözüküyor. Belki benim gözüm yanılıyor. Bak şu değiyor. Bu değiyor. Bu değiyor. Bundan çok emin değilim. Ama enteresan bir foto tabii abi. Çok müthiş tabii böyle yani. Bir foto. Zaten incredible diye de yazmış. Şimdi birinciliği 4 kişi mi paylaşacak? Öyle oldu galiba. Değil mi? Birincilik, ikincilik, üçüncülük toplam 2 tane, dördüncülük 4'e böl. Fatih Korkmaz'a teşekkürler diyelim. Hasretlice yeniden mutlu pazarlar Gulf Stream Park'la ilgili paylaşımlarında bulunmuş. Selamlar Hakan abi, yeniden Giresun'dan selamlar. Abi Mehmet Kaya'nın Semlent'in üzerinden düştüğü yarışı yayınlar mısın? Ya bak işte bir yapışıyor bir yarış. Kaç sene geçti? 25 seneden fazla geçti. Hatırlar mısın Engin'cim o yarışı? Süleyman abinin kazandığı yarışı. Nevres Semlent yarışı. Bir kere gösterdik o yarışı aslında. Ben hatırlıyorum, daha öbür stüdyoda falandık hatta. İki stüdyo öncesinde. Yani bir 6-7 sene önce gösterdim. Çok net hatırlıyorum. İşte şehir efsanesi yarışlardan biridir o. Yani artık onu unutmak lazım ya. Unutmak lazım ya. O yarışı yani hakikaten kim cesaret eder öyle bir şey? Yok. İmparator atla demiş. O onu atlamış.
Bak bu arada Türk sinemasında senaryo sıkıntısı var. İyi böyle sağlam senaryolar. Birazcık daha yaparsanız belki tutar. Yok arkadaş öyle. Arkadan 20 tane 30 tane at gelirken kim kendini canına atar, yapar da atar. Değil mi Engin? Hayal gücü kuvvetli olanların bir tanesi çıkartıyor bunu. Ondan sonra kendi de inanıyor. Aynen. Peki. Gökhan Bektaş'la ilgili eleştiriler var. O yarışla ilgili. Ama biz hadi İzmir'e geçelim. Saygını çok bekletmeyelim. İlk koşuyla ilgili yorumlarını alalım herhalde senden. Evet, maiden bir koşuydu. Yarış tecrübesi olan isimlerle yarış hayatına ilk kez başlayan Taylar mücadelesinde dün için kazanan isim Uğan Büke oldu ki yarışla startla birlikte ön tarafa düşen ve sanki viraj dönülürkenki görüntüsü kolay kazanacakmış gibiydi ama sonlarda bayağı bir sallandı Tay. Açıkçası ben görüntüsünü çok beğenmedim. En azından gelecekle ilgili bu Tay'la ilgili bir şeyler konuşacaksak çok açıkçası gelecek için umut vaat eden bir Tay benim gözümde olmadı ama kanatlı itibariyle Çin pisti biraz daha yapabilecek özellikleri var Gündeniz yavrusu olması itibariyle. Bu nedenle bir yarışta Çin'de izlemek gerekiyor. Onun dışında yarış hayatının ilk startını alan Kaan abinin performansı benim nazarımda sınıfı geçti. Çok yetenekli bir Tay. Yarış hazırlıkları zaten fena değildi. Dün de burada kendisinden tecrübeli rakipler yanında elde etmiş olduğu ikincilik çok tatminkar. Yarışın birincisi Uğan Büke'nin daha önce 3 deneyimi var. Yarışın üçüncüsü Cihan Oğlu'nun daha önce 4 deneyimi var. Bu rakiplerin yanında kafa boyun fotoya giriyorsan mutlaka bir yetenek vardır. Umarım yarış kazanması çok fazla uzun sürmez. Ekibin gözleri aydın olsun. Yarış kazanmaları yakın. Evet ben de şimdi Ankara'daki koşan Taylardan biri olarak düşündüm önce. Tabii daha Taylar yeni şey yapınca. Bu yarışı çok iyi biliyorum. Kaan abi yarışı hakikaten bence kazanmış kadar başarılı bir yarış oldu. Bundan sonra koşusunda Maiden'a kolay veda eder. İyi bir safkan. Senaz Ozan'ın yavrusu. Atom Karınca yavrusu yine bir diğer Atom Karınca yavrusu. Bence kazanmış kadar başarılıydı. Kardeşimiz yanlış hatırlamıyorsam Nail Kılıçarslan. Çok sık at binmez. Bir tane bir şey atı vardı. Çok bindiği bir at vardı. Hep onunla böyle İzmir'de bir yarışlar kazanırdı. Virajı dönerdi, şey yapardı. Kardeşimiz çok sık at binmemesine rağmen kondisyonu öyle çok da kötü değildi. Onu da söyleyelim. Kötü bir yarış binmedi. Tanaçan. Tanaçanlı. Doğru. Tanaçanlı. Çok da birinciliği var o atla. Tanaçanlı çok uyum içerisindeydi bu kardeşimiz. Dolayısıyla bence bir sonraki meydanın galibi olacaktır diye düşünüyorum Kaan abi. Evet. Var mısın? Aynen abi dediğin gibi. Şu açık el adını bir not edin Karakaplı'ya. Bakın açık el. Açık el, açık el. Üç kere söylüyorum. Dünkü yarışı ölçü değil. Hiç ummadık çok ters bir yerde yarış kazanabilirim. Muhtemelen bir şey var. Ekibi onu araştırıp bulacaktır. Çünkü bu ekipte kötü at koşmaz. Ben dediğim gibi açık el adını bir kez daha tırnak içerisinde söylüyorum. Karakaplı defterine not edin. Hiç ummadık bir yerde, hiç ummadık meydanda çok büyük sürprize imza atabilir. Evet. Bir ilave takı olmuş. O da muhtemelen bir fayda etmedi ama sanki Çim'deki ilk yarışında biraz daha farklı koşabilir. Evet. Onu söyleyebiliriz. Peki. Evet Engin'ciğim. Güzel bir maiden yarışı oldu. Güzel bir maiden yarışı oldu derken yani tecrübeli atların avantajlı olduğu bir yarış oldu. Uğan Büke de bunlardan bir tanesiydi. En kötü maiden derecesi bitti bu yarış. 18 bitti. Bir tanesi zaten pist rekoru kırıldı. Altılı haricindeki yani birinci altılıya dahil olan koşuda Karkobas kazandı ki 1.15.05 ile tüm zamanların 1100 metre rekorunu kırdı. Bu da maidenlerin içinde en kötü dereceyle biten maiden oldu. Ön tarafta çıktı tempoyu verdi ama sonlara temposu bayağı durdu. Dediği gibi belki Çim'de biraz daha görmek lazım. Çim'i nasıl olur diye görmek lazım. Ama Kaan abinin hayatının ilk yarışı olması ve düzlükte yapmış olduğu o sprintiyle ikinciliği kurtarması ki daha doğrusu Borun yarım baş burun bitti yarış. Bu şekilde fotoya girmesi bundan sonraki maidene fazla kalmayacağının net göstergesidir. İkinciliği gayet güzel ve başarılı. Üçüncü olan Cihan'ın oğlu da ona keza sonlarda yapmış olduğu ataklar. Bundan sonraki maidene o da ben de yakın zamanda çıkarım diyor. Yani önündeki ile en fikir hani kazandı ama o gün maçı kurtardı. Hani bazı maçlar var hangi çok kötü oynarsın. Hangi maidene düşse tabela görmezmiş yani öbür tarafta. Biraz daha üstüne koyması 18, lazım. 18-38, 3 saniye fark var. Aynen öyle. Pekala hemen War Reason'a geçiyoruz. Bir sonraki koşu biraz da tempoyu arttırmamız gerekiyor. War Reason nasıl böyle bir ganyan çıktı? Ne kadar böyle sürpriz oldu anlamış değilim.
Daha bir yarış öncesi Bursa'daki yarış hala gözümüzün önünde. Güzel bir performans sergiledi. Nigella bana göre kazanabileceği bir yarıştan burun farkıyla ikinci kaldı, ayrıldı. Ama bundan sonra koşusunda bu tip grupları geride bırakabilir. Wild of West Sport ise birkaç yarıştır İzmir'de sürekli konuşulan isimlerden biriydi. Dün yine iyi koştu. Üçüncü kalırken kara kaplı defter için önereceğim isimlerden bir tanesi. Go Weed olacak. Bence özellikle bu koşu sonrasında nerede koşarsa Ankara olur, İzmir olur. Nerede koşarsa takip listemizde adını not edelim. Bir de bu Demir Sema'yı kısal mesafelerde takip etmekte fayda var. Uzunları çok fazla yapamıyor diye düşünüyorum. Hemen alalım. Doğru, 2000 biraz onun için zor. 1400-1600 hatta 1200'lerde koşarsa daha etkili olacaktır. Yarış bayağı tempolu gitti. Govit tempo verdi. İpek Kız, Demir Sema ikilisi eşlik etti. Hatta Demir Sema buralarda liderliğe kadar yükseldi. Evet. Demir Sema'nın buralarda liderliğe yükseldiği metrelerde Govit'in tekrardan tazeleyip bence adını 5.liğe yazdırması, 1-2-3-4-5 6.liğe yazdırması bence çok tatminkar. Start alacağı ilk koşuda şöyle temposunu biraz daha kolay kabullendirirse kazanmaya yakın, ben de onu söyleyebilirim. Nigella yarışta kötü yerlerde kalan taraftı. Kazanan taraf Warrage'in oranla. Warrage'in biraz daha iyi yerlerde kaldı. Bunun da karşılığını Nevzat aldı. War Reason'ı da kara kaplı defterimize not edelim. Kazandı zaten. Daha sert gruplar, ne diyorum, daha sert daha gruplarda söz sahibi olabilecek görüntü verdi. Dediğim gibi her yarışı bir öncekinde iyi oluyor. Dediğim gibi mutlak surette ben çok böyle değişik bir patlama yapıp hiç ummadık bir yarışta, bir kısa vade yarışta kazandı. Daha böyle üst gruplara da gözdağı veren bir yarış izledim War Reason'dan. Evet Engin'cim. Warriors'ın abi bir kere Nevzat kazandı bu yarışı diyebilirim net. Çok güzel yerlere takip etti. Öndeki sürat da fazla uymadı. Milimetrik koşuyor, bunu Nevzat çok iyi yapıyor. İçeriden çok iyi mesafe çalıyor yarışlarda. O klasik çiçek efe. Işte. Aynen böyle o avantajı da zaten bugün bitirmiş oldu. Yoksa Kadir slalom yaparak geldi. Kadir iyi yerlere düşemedi. Evet. Nigella iyi yerlerden gelmedi. Önü kapandı ama devamlı oradan bir çıkma yolunu buldu Kadir. Ona rağmen düzlükte yaptı sprintini, geldi ama iş bitmişti fotoda zaten. War Reason neticeyi alan taraf oldu, almış olduğu avantajda. Nevzat'ı ve kardeşimizi kutlarım, ilgililerini de kutlarım. Güzel hazırlamışlar atıda. Kadir'in pek fazla dediğim gibi elinden gelenlerini yaptı ama yer tutma konusunda biraz tabii sıkıntılı olunca ikincilikle ayrılmak zorunda kaldı. Wright de elinin zaten sonlarda yapmış olduğu muazzam sprint bayağı bir gerilerden geldi, görüyorsun. Aynen. Çok diri geldi ama yarış bitmiş oldu oralarda. Evet. Bu arada rekor derece var. 2.01.73. Evet. Yani çok iyi derece. 2000 metrede 2.01.73. Bu sene İstanbul, İzmir hep iyi dereceler çıkıyor. Tabii yani hayret. İnşaatı da mutlaka çok etkili ama işte o yüzden dedim ya, War Reason çok sert bir grupta da ilginç bir yarış yaparsa hiç şaşırmayacağım. Yani bu derecelerle. Bu derecelerle boş dereceler değil bunlar diyelim. Var mı Meral'cim yoksa? Bu mesafede ilk kez kazanmış olabilir, hafızan beni yanıltmıyorsa. Peki. Kehkeşan'a geçelim. Kehkeşan'ı da arkadaşlarım 6. koşuyu getirdiler ekranlara, yorumunu alalım Eray Sen. Yani Vassem, Horosan Güneşi ve Baba Kayra ön tarafta bayağı didiştiler. Yük çeken isim Vassem'di ama o ikili de hiç bırakmadı peşini. Horosan Güneşi çok şey evet. Yaptı, çok yıprattı. Bunların gidişinde bence kazanan Safkan'ın bariyer dibinde tutmuş olduğu yer çok iyi yerdi. Yani kardeşimiz orayı hiç bırakmadı ve oradan devam etti. Ve finalde sanki bu hamle ona birinciliği getirdi. Net. Biraz dışarıdan dolaşsaydı koşuyu kazanan isim dün için İbin olacaktı. Baba Muhtar ise hep bariyer dibinde sıkıştı kaldı. Bakın ne zamanki boşluğa çıktı at, o zaman uzayarak geldi ve sonraki yarışlar için bence önemli bir veri. 1800 ve üzeri mesafelerde start alacağı ilk koşuda Baba Muhtar, hele bir de dışarıda yer bulursa kazanmaya yakın. Tekrar da izlerseniz bariyer dibinde Nevzat da Nevzat'ın bindiği Safkan. Dikkatle izlerseniz görürsünüz zaten birazdan. Evet. Vassem'in ön tarafta tempo verdi. Horasan Güneş'in onu yıprattığı bir yarış oldu. 2400 metre ki zaten güç isteyen bir yarış. Güçle biten, ciddi bir nefes isteyen bir yarış. Onun için düzlüğe kadar da bu şekilde döndüler. Ama iki yarıştır üstte güzel birincilikler elde eden Kehkeşan ve üstüne binen kardeşimiz Atakan'ın doğru hareketler, doğru manevralarla o da milimetrik koşarak bariyer dibinden iyi yer buldu. Ön tarafın süratine uymadan takip etti. Düzlüğü döndü, yürüdü, geldi. Almış olduğu avansla da neticeye ulaşan taraf oldu.
Tebriklerimi sunarım kardeşimiz de güzel bindi. Atabilincinin katkısında çok büyük etkisi var Atakan kardeşimizin de. Ya bu safkanın bariyer dibini kaptırdın mı kaybettin. Aynen zaten. Oradan güveç alıyor, güç alıyor. Onu da çok iyi yapıyor kardeşimiz. O, neticeye getirdi bunu. Ama İbi'nin... Kaç yarıştır öyle. İbi'nin sonlarda yapmış olduğu atak ciddi atak. O da bayağı bir sürprizmiş. Güzel koştu. Bir de bembeyaz öyle bir geliyor ki göz alarak geliyor. Amca Bey yavrusu hatırlarsın amca. Evet hatırlıyorum. O bir herhalde iyi diş operasyonu geçirmiş. Dolayısıyla bundan sonra koşusu daha far 2400 metre ne kadardı koşmuyordu uzun zaman olmuş. Sanki start sorunu vardı bunun. Startta çıkmıyordu diye öyle hatırlıyorum. Neticeler 0-0-0 hep yani. Anladım da derecesiz yarışları var. Ne kadar zamandır koşmuyordu onu soruyorum. Yo, iki yarış görmüş bundan önce. Görmüş mü? 2018'de iki yarış görmüş. Birinde 2-11 Sefer Soysal'la. Evet birinde de çıkmamış yarışta şeyler. Son yarışı derecesiz. Erdinç evet. Kalkan denen. Çıkmamış. Ay, Erdinç abi de kaç yaşına gelmiştir o da ya. Yılların İzmir ekürlerinden biri. Kalkan hatırlarsın. Evet evet abi. Burada da yani sıkıntısını bulmuşlar demek ki. Bence de. Pekala. Haydi bakalım geçelim. Bir sonraki yarışa Pomalin koşuyu kazandı. Bir turbo yavrusuydu ki ilk üç turbo Kaysbert oldu. Allah kolaylık versin diyelim diğer tay sahiplerine. Turbo Kaysbert. Sev bakalım ikinci. Mavi Zafir üçüncü olarak tamamladı koşuyu. Dinleyelim Eray neler söyleyeceksin. Allah yarı severe de kolaylık versin. Aynı ekibinin üç atı, üç tane ayrı çarpı atmak zorunda kaldık. Değil mi? Bizler de yarı severler de nereye kadar gidecek böyle onu da bilmiyorum ama artık at sahiplerinin de bu konu hakkında bu konuya biraz el atmaları gerekiyor. Koşunun birincisi Kurtel, koşunun ikincisi Kurtel. Başka koşan taylara var. Yedincisi Kurtel ama hiçbiri ekürü değil. Çok yanlış bence. Ama şöyle bir durum var orada. Ekipler farklı. Yani onu daha önce İzmir ekibi açıkladı. Şimdi atların antrenörleri tamamen birbirinden farklı. Şimdi aynı olan da var. Ya şimdi farklı şöyle. Atlar dağınık durumda. Bir kısmı... Çok at var çünkü. Çok at var. Çok bir kısmının 3-4 antrenörle çalışıyorlar. Ve buraya gelip koştukları zaman şimdi antrenör de haklı olarak şunu şey yapıyor. Yani ben diyor kardeşim diyor yani bana ne veya at ekürü koşuyor bir faal nedeniyle ben savunmuyorum doğru diyeyim. İlk başında burada Kurtel diye biz hatırlarsın geçen seneden bas vardık ama bu ekürü bunu. Kahraman ekürüsü de bunu açıkça açıkladı hatırlarsın geçen şeyde de. Dedi ki ben dedi ekürü koşmuyorum yurt dışı organizasyonlarında da yurt dışı operasyonlarında da ekürü koşmuyorum dedi. Kahraman ekürüsü. Bunu böyle açıkladı. Ekir de koşmayacak bundan sonra. O hep beraber ve şey yarışında. Burada da atlar çok olunca Engin dediğin gibi. Mesela atların bir kısmı Söğütlük'te, bir kısmı başka yerde, bilmem nerede. Yani hani gelenler, gidenler, karışanlar. Bazen antrenörle aynı olmakla birlikte Bursa ekibinde o gün imza antrenörü gelmiyor, öbürü imza evet, atıyor falan. Evet. Böyle yani biraz farklılıkları olunca tabii. Şey, ama dediğine %100 katılıyorum senin. Bu anlamda da tabii özellikle yarışsever ciddi anlamda zorlanıyor. Koşuyor ama iki tanesi de sürpriz bir de üstelik. İlk iki sırayı bitirenler sürpriz isimler. Koşunun daha ön planda tutulanı tabela görmedi. Var mı Eray onun dışında? Valla bu konu özelinde sevgili Ramaz Kaya'yı da bir kez daha rahmetli anayım. Elinden geldiğince bu gibi konularda hassasiyet gösterdi. Yok Ramazan Kaya'da sadece şeyi koşuyordu. Hanımıyla. Hanımıyla olanı koşuyordu. Yani... Mecburiyeti yoktu ama. Yok hanımıyla olanı koşuyordu. Burada ama hanımı yok zaten. Yani hiçbir mecburiyeti olmamasına rağmen... Kendisi. Geçmişte de var ekürlerde koşuyor, yani koşanlardan. Nur için de yatsın. Yedik koştu, Atmanlar dönem koştu. Evet. Yani hani o konuda şey var. Çünkü onu merhuma sorduğumuzda Ramazan'a ben diğerlerine karışmıyorum dedi. Sadece Kadriye Hanım'la olanı koşuyorum demişti. Daha sonra oğullarım da koştular. Ethem'le Ahmet'ti ama diyelim. Peki o zaman ne yapalım? Hemen geçelim. Engin'cim var mı senin koşuyla ilgili söyleyecek? Kazananla ilgili, Pomalin'le ilgili bir şey söylemek isterim. Çok farklı bir kısrak olacak. Bundan sonraki daha güzel yerlerde, daha iyi yerlerde net duyacağız adını. Çok evet. Farklı bir kısrak. Ve Lord Voldemort'a geçiyoruz. Koşu sonrasında bir protesto vardı. One Eye, One Heart ikinci, Akgün Reis üçüncü, Baba Merdan dördüncü oldu. Dortmund ise bunların çok gerisinde önündeki 4 at ayırdı. 8. koşu değil mi? Geldi. Dortmund ise bunların çok gerilerinde koşuyu 5. olarak tamamladı. Neler söyleyeceksin? Ben de Dortmund bir adım daha öndeydi Lord Voldemort'tan ama hiç beğenmedim atı. Bir önceki yarışı da benim beklentilerimin gerisindeydi. Dün biraz daha üstüne koymasını bekliyordum ama koyamıyor. Aksine biraz daha Dortmund kazan. Evet, kötü. Aksine biraz daha geri gidiş var.
Kazanan ise iki yarış önce uzunda kazandı. Çok yakın ara bir kısaya döndü 1400'e. O gün kötü koşmuştu ama tekrardan uzun mesafe tercihi Safkan'a birinciliği getirdi. Ancak Halil Kaplan'ın da 4-4'lük bindiğini, 4-4'lük idare ettiğini Safkan'ı söyleyebiliriz. Çünkü ön taraftaki rakibini çok fazla preslemedi. Evet. Biraz onu boşladı. Onun dam ademeye yakın olduğu metrelerde yürüyerek koşuyu kazandı. Baba Merdan'la Akgün Reis arasındaki 3. 4. mücadelesinde netice değişti. Akgün Reis 3. Baba Merdan 4. atıldı ki doğru bir karardı. Evet. Çünkü bariyel dibine iyice sıfırladı. Orada netice değişti. Gereksiz de bir hamleydi sanki. Hiç gerek yoktu. Yani atlayamayacaktı bence. O şekilde devam edecekti ama orada kaybedilmiş bir üçüncülük oldu. Bir de ceza gelir büyük ihtimalle ama karar doğrudur. Çünkü nereden geliyorsunuz? Nerede bitiriyorsunuz? Sıkıntı yaratıyorsunuz Allah korusun. Yani dikkat etmemiz lazım kardeşlerimizin. Dediğin gibi Baba Merdan Ankara'da zaten tempoyu veren attı. Kardeşimiz de Lord Voldemort'a binen kardeşimiz Halil Kaplan da doğru yerde arkasında takip etti. Süratine uymadı. 1900 metre yarı zaten düzlüğü bekledi. 14 handikap güçleri zayıf olan atlar mümkün olduğu kadar kontrollü ve seviyeli götürmeniz lazım. Düzlüğe diri çıkarmanız lazım. Bugün için yapan kardeşimiz Halil Kaplan oldu. Lord Voldemort'ta ve neticeyi alan da tabii ki o olmuş oldu. İkincilik 1A1 Hart sonlarda yapmış olduğu ataklarla ikinciliği geldi yakalar gibi oldu ama fotoyu bulan Lord Voldemort oldu bugün için. O da iyi koşmuş oldu. İkinciliği güzel tatminkar. Dediğim gibi tabela değişikliği de üçüncülük ve dördüncülükte şeyle değişti zaten Akgün Reis ve Baba Merdan arasında. Evet. Bu arada 3 atta İzmir'de diye Value Bet isimli arkadaşımız yazmış. Ben de cevabını yazdım. Şimdi ekipleri farklı ver. Erol abiyle hani, konuşuyoruz biz sık sık. Tabii tamam. Erol Söğütlü'yü tanırsın yıllarda bu ekibin tamamen en başında. Can, Can abim dedim yani. Tamam çok çok yarış kazandık. Aynen öyle ve bu sahada bir sürü antrenör yetiştirmiştir. Bugün ortada tabii antrenörün diye dolaşanların çoğunu onun rahleyi tedisinden geçmiştir net bir şekilde. Dolayısıyla benim de 30 senelik abimdir, dostumdur, büyüğümüzdür. Çok da severiz Erol Söğütlü'yü hepimiz. Dolayısıyla atların bir kısmı bir kişi ilgilenmiyor. Ayrı ayrı ekipleri var. Aynı yerde, aynı şehirde çalışabilirler ama ekipleri tamamen farklı ekipler oluyor. Ve bu sezon içinde de farklı yerlere gidecek olanlar var. Mesela geçen Taylardan bir tanesi İstanbul'da olmadı. Ekip İzmir'e gönderdi mesela. İzmir'deki İzmir'in Kabakumu'nu deniyorlar. Belki bir kısmı İstanbul'a gidecek. Değişiklikler oluyor tabii. O bilgileri zaman zaman sağ olsun paylaşıyorlar. Biz de elimizden gelince paylaşalım. İzmir'de çalışıyor olması. Zaten bir antrenörün yetmesi mümkün değil. O kadar çok kalabalık bir ekürü ki ata dedesi çok fazla. Bir tane antrenörün, iki tane antrenörün yetmesi mümkün değil. Onun için ekiplere bölünmüş durumda. Her ekip de kendi başarısını tabii ki doğal olarak kendi ispat etmek ister. Onun için de böyle ayrılıklar var. Aynen. Ali abi mesaj göndermiş. Ali Kayakıt diyor ki sevgili Hakan Eray ve Engin sevgiler selamlar yayınlar. Yayının başından bu yana izliyorum. Bu arada size mesaj yazmak istiyorum ama gece Adana yarışlarının yorum ve tahminini ancak bitirdim. Zaten bildiğiniz gibi saat 4.25'te başlayan galoplar her pazar olduğu gibi bugün de yağmur gibiydi. Ardından eve gelip hemen Tay TV'yi açtım ve sizleri izliyorum. İyi yayınlar demiş Ali abi. Selam ve sevgilerimiz. Biz de Ali abiye selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ali abi paylaşmadım fotolarını. Ali abimin filmden bir iki kare fotoğrafı var benim elimde. Sana göstermiş miydim? Yok görmedim. Tamam. Onun sahneleri çekildi. Bir iki fotoğrafı var. Ondan sonra filmde görün bekleyin diyeceğim. Hakikaten Ali abiyi tanıyamayacaksınız diyeyim size. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla sevgilerimizi iletelim biz de. Selamlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok kondisyon arkadaşımız gibi, dostumuz gibi, kardeşimiz gibi, abimiz gibi o da tribündeki yerini çok erken saatlerde alıyor. Adana'da gece 3.30'da İstanbul'da yine aynı şekilde çok erken saatlerde tribündeki yerini alıyor. Hemen şeyin altındaydı zaten biliyorsun. Erken gelir herhalde. Çok erken gelir. Hemen yan tarafında yerde masasını hazırlıyor. Şimdi Ramazan niyetli olduğu için şey değil ama Ramazan dışında da Ali abimin masasında bültenlere, dürbünü, her şeyi, suyu şöyle bir sürahi suyu durur. Hakikaten bu sahaya ömrünü vermiş. Emek veriyor. Emek vermiş. Dostlarımızdan bir tanesidir. Ona da sevgilerimizi iletelim. Buradan bir kez daha Ali abinin mesajını okumuş olduk. Evet Eray. Son ayak Torero'nun kazanmış olduğu koşu. Kazanma konusunda biraz sıkıntı yaşayan, en azından istikrarı yakalayamayan isimlerin mücadelesiydi bu koşu ve yarışı ön tarafta kabullenen Safkanlar sonlarda diri kaldı. Bunlardan biri Torero'ydu, diğeri de Milyoner. Biri birinci, biri üçüncü olarak tamamladı. Benim bankom
Kaptan Evo ise dün için ikinci kaldı. Ama en azından dünkü performansı gösterdi ki Kaptan Evo artık yarış kazanacak kıvama geldi. Benzer grubu bir dahaki hafta olur da yakalarsa bence geçilmez. Takibatımız Kaptan Evo olsun. Geridekilerle ilgili çok da açıkçası benim dikkatimi çeken bir isim olmadı ama Milyoner'in Kumpis performansı da var. En azından bu da aklımızın bir kenarında kalsın. Evet. Bütün yarış koşmadı ama. Yok, iyi iyi koştu ya. Bence de iyi bir yarış koştu. Takip alalım. Engin'cim. Milyoner bence gereksiz biraz fazla tempoyu abarttı. Torero ile beraber. Bir önceki yarış kazandı ya, acaba gene olur mu diye düşündü ama. Ama kaybettirdi bu sefer. Aynen. Yoksa büyük bir ihtimalle neticeyi almış olurdu. Daha kontrollü olmuş olsa. %100 katılıyor. Ken ona daha iyi değerlendiren Torero süre ona bıraktı. Onun arkasında takip etti ki doğru hamleyi yaptı ve kazanan tarafta olmuş oldu. Kaptan Evo'nun içeride yapmış olduğu ikincilikte gayet tatminkar. Pekala. Tebrik edelim ekibinin ilgilerini Torero'nun. O da el değiştiren isimlerden biri ve kanatlı çok iyi o. Kantaka şeye kadar gidiyor. Gelibolu işte Torlarla akraba galiba. Torlarla akraba. Çalıcıoğlu ekibisinden çıkma bir isim. Ve gerçekten de 10 numara 5 yıldız yarışlar koşuyor. Dünkü yarışı da gayet başarılıydı. Eray'ın dediği gibi Kaptan Evo artık bir sonraki kursunu kazanır görüntüsünde bunu net bir şekilde gösterdi. Dün için belki ikinci kaldı ama bir sonraki kursunu kazanır Kaptan Evo. Peki bulanlara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biraz mesajlara bakacağız. Nostalji yarışımız var. Sonra da veda vakti diyeceğiz ama geliyor arkadaşlar, ekrana getiriyorlar. Fuat Mertkaya'ya, Erkan Ataç'a, Alper Çınar'a teşekkürler. İyi yayınlar arkadaşlar. Bir Serram yarışı yayınlar mısın abi demiş. Serram bilmiş miydin Engin'cim? Bilmemiştin Serram. Serram. Yani yabancı gelmiyor ismi ama abi. Ha, Ankara. Bunadan bakalım. Yok cavcav. Yok, binip binmediğine bakalım. Ha, binip binmediğine. Cumhurbaşkanlığı falan kazandı. Belki o dönem hani. Yok sanmıyorum abi. O binmedim. Tamam cavcavların. Cavcavların. Serram. Binmedim diye hatırlıyorum ama. Grant falan geçti. İsnegayan Bayi. İsnegayan.com'dan pazar tahminleri yayında. Herkese bol şanslar dileriz demiş İsnegayan Bayi. Yine Mehmet Aydın'a teşekkürler. Soner Uruç'a teşekkürler. Barış Tokay demiş ki Bozüyük'ten merhaba, iyi yayınlar Hakan abi. Hepiniz her zamanki gibi süpersiniz. Prenseslerle güzel bir pazar sabahı demiş Barış Tokay. Teşekkürlerimizi iletelim. Yaşar Nuh Baba, iyi yayınlar abi. Bu camiada teksiniz, oğlum bile her alanda takipçiniz demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de. Selamlarımızı, yok, sevgilerimizi iletelim. Yok, maşallah diyelim. Kardeşimize de Yaşar Nuh Basa'ya. Anlık diyor. Amanos virajı en geri döndü. Beşinci kaldı demiş. Öyle bir paylaşım var. Dolayısıyla. Evet. Fatih Toka, İzmir 1. Altılı Merkez'e bol şanslar, mutlu pazarlar abi demiş. Yine Yusuf Kirezli, günaydın Hakan Bey. Geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz. Dün de katkı veremedik program ama her zamanki gibi çok iyi gözüküyorsunuz. Engin Yalçın, Veray kardeşime Kırklareli'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum demiş. Bizlerden de selamlar olsun. Diye. Teşekkürler. Abi bugün Adana'da Dongfeng bence kazanır. Geçen yarış yetiştiremedi diye düşünüyorum demiş Anıl Aytar. Yine Ali Karaşahin, oğlumun ilk şampiyonluğu gözlerine yansıdı demiş. Maşallah diyelim biz de. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Artık bu yaşta tabii değil mi? Bu yaşta artık bir takıma sahipleneceği umutluk yazıcı. O yıllarca devam ediyor. Gider. Maşallah diyelim Ali Karaşahin'in oğluna da. Evet, iki at var abi fotofinişlenmiş. Eyüp Sönmez paylaşmış. Levent Özkanat, günaydın abi. Şirin Yer'in eski günlerinden bir nostalji demiş. Şirin Yer, Halis'e benzettim ama Halis'in gençliğine bilmiyorum belki. Buradan seçilmiyor abi çünkü ekran uzak olduğu yani için. Şeyden buradan yani ekranımdan benziyor. Aprentilik dönemleri. Tahmin Cağ, günaydın yayınlar. Kalbinin güzellikleri üzerine yansıyan dostlar demiş. Tahmin Cağ'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hakan abi maşallah, nazar değmesin ama Halis Karataş 10 sene daha at binecek gibi galiba demiş. Maşallah diyelim biz de. Ali Karaşahin, Serdar Çumlu, Fuat Talan, her birine teşekkürler. Abim Adana'dan 424 malı bayi olarak bu konuda bir el atar mısınız? Muhtemel ekranı yeşil, bu yarışseverin gözünü alıyor. Bu konuda seslenirsin. Sizin ekranda bir problem olmuş olmasın? Çünkü diğer yerlerde ben hiç yeşil görmedim. İşte bayideki dostlarımız onu düzeltmesi gerekiyor. Ya televizyonda sıkıntı vardır. Ya bence tüpünde müpünde ya da şeyde bir sıkıntı var. Ekran yeşil değil. Böyle bir durum söz konusu değil sevgili kardeşim. Mustafa İnan Ceylan, Dezire teşekkürler. Yine aşağı inim. Uğur Çalışkan, Allah başarıdan başarıya koştursun, hayırlı uğurlu olsun demiş. Invincible Sam Berkant, abim sevgiler saygılar demiş. Sana da sevgili kardeşim aynı şekilde. 52 Chevrolet diye mesaj gelmiş Playmut dediğimiz. Yine İrfan, Hakan abi en yakın zamanda Balıkesir'e görüşmek dileğiyle demiş. İnşallah sevgili kardeşim, Balıkesir'e geldiğimizde yolumuz düşerse uğrayacağız. Bu sene bir planımız var. İnşallah. Hatta şey yapalım Engin.
arabayla çıkalım böyle dolaşa dolaşa balık. En güzel de o zaten. Buradan bir çıkacaksın şeyden, kıyıdan Balıkesir. Balıkesir, Bodrum, İzmir. Ayvalık, İzmir. Ondan sonra Kuşadası, Efes, Çeşme, Milas, Bodrum var. Bekleyenler. Yani her yerde dostlarımız var. Muğla'dan sonra geri döneriz. Muğla'nın sonuna kadar. İşte yatağın, Datça'ya, Maçça'ya kadar. Söke'den sonra ikiye ayrılıyor yol. Evet. Yani bir yol şeye doğru gidiyor. Kaş, Bodrum'a Kalkan, doğru gidiyor. Patara. Öbürü öbür tarafa doğru dönüyor. Yani Marmaris tarafı ayrı. Oraları da bir dolaşacağız. Oradan sonra yalnız nereye gideceğiniz belli olmaz. Antalya. Şoför ben olursam direksiyonu çok farklı yerlere kırabilirim. Ben seni kullandım. Kaş yolunda biz atmasın abi. Ya bir gün neredeydi o? Bütün duaları bana okutturdu ya. Böyle bir şey yok. Çok değişik, enteresan bir araba kullanıyor. Neredeydik? Ayder. Ayder'deydik. Şimdi Ayder yolunu bilenler bilir. Bir de adam evlenmeye gitti yani, değil mi? O düğün vardı yani orada. Çok bayağı oldu gerçi bahsediyoruz. 10 senelik mevzudan bahsediyoruz. Evet. Şimdi iki düğün yapıyorlar. Bir şeyde... burada. Bir burada, bir Rize'de. Ben de nikah şahidiydim buradaki. Orada dedim hemen dedik şey yapalım. Şimdi şeye gidiyoruz. Ayder'e bir girdik arabayla. Ya mıcır dolu kamyonlar bilmem neler geçiyor. Oho. Teyitle sonuna kadar horon. araba dedim artık yani biz hani uçtuk gittik bundan sonra. Artık böyle şey çok görsün. Enteresan araba kullanıyor ama yok artık şimdi. Hız her zaman herhalde. Tehlikeli. Yani. Allah ama şey. Yani bu planı bir uygulayalım hakikaten. Bu yaz çünkü böyle bir değişik bir plan olsun diye. Ama ben arabasına bindim, kullandı gayet güzel abi. Yani direksiyonu iyi. Erayın mı? Erayın yani. Tabii. Erayın. İyi maşallah. Yani ama yine de dikkatli. İdare ederiz ya. Biraz süratli yani arası. Yerine göre aslında yani çok da böyle. Hayır, buradan Ankara'ya maça gittiğini 4 saatte biliyorum. Onu hiç. Buradan onu... Ankara'ya Beşiktaş program bitti. 2 saat. 4 saat yok, mı abi? Ne 4 saat? 2 saat değil kaç? 2 saat 10 dakikaya. 2 saat 10 dakikada Ankara'ya gittim. Yapmam böyle bir şey bir daha. 2,5 saatte falan biz gittik Fuat'la beraber. 2,5 saatte. 2 saat 10 dakikada bak program bitti. Program bitti. Buradan bizim Hakan var. Hakan Kartal geldiler beraber bir çıktılar. Beşiktaş maçı var. 2 saat 15 dakika sonra biz Ankara'ya geldik diye beni arıyor. Dedim ne yaptınız siz? Yani sen bir de arkadaki dayıma sor. O yolculuk nasıl geçti? Aman yapma. Biz boş ver İngin. Biz şeyle gidelim. Yok biz şeyden döndük. Ben ondan sonra daha hız kullanmadım. Ankara'dan dönüyoruz. O 4 çarpılar var ya bu. Evet. İlk çıktığı zamanlarda ondan vardı bende. Şeye bir girdik. Yağmur da yağmış dönüşte. Yemin ediyorum başka bir araba olsa falan bile kaldırıp bizi atmıştı. O halde bir arkadan önden gelen bir şey araba yok. Böyle yolun ortasında var ya kaya kaya kocaman araba. Kaç tonluk araba. Bir şekilde kurtarmış. Yavaşladık. Ondan sonra dedim tamam yok da. Allah korusun. Yani hız her zaman tehlike. Çünkü ne olacağını ne çıkacağını bilmiyorsun gerek yolda. Yok ya. Biz bakmadık. Çılgınlık maça yetişelim diye bastık gittik ama doğru değil. Yetiştiniz. Bir daha tekrarlanmayacak macera olarak kalsın o zaman. Yetiştik. Ama siz yapmayın. Ben hemen araya kesinlikle. Programın kamu spotu olarak giriyorum. Hız felakettir. Net. Asla böyle Allah bir şey korusun. Yapmayın. Hocanın dediğini neyin? Yapmayın. Dediğini yap, yaptığını yapmayın. Dolayısıyla hız felakettir. Asla böyle bir şey yapmayın. Ben de hakikaten şey yapıyorum. Abi önceden çok enteresan atlar vardı. Babidi bibidi bu diye. Onu da paylaşmış. Yine selam ben Defne Gökçe. Bugün Eray abinden sağlam tekler istiyorum demiş. Ercan Güzel Aydın. Maşallah diyelim biz de Defne Gökçe'ye. Mücahit Bey, Mücahit Yıldızan'a selamlar. Abi Mr. Gökhan Sait Akson dedi. Şimdi gerçek bir sınav için gazi yorumunuz nedir? Önümüzdeki hafta bol bol konuşacağız burada diyelim. Yine şöyle biraz daha bakalım gelenler var mı? Abi Avcılar 824 Malganyan Bayi'nden selamlar. Yılmaz ve Turgut Bakkaloğlu'na da çok teşekkürlerimizi iletelim. Abi Antalya hangi sezon koşulacak demiş, cebime düştü önce buraya düşüyor. Bu sezon Kasım ayında planlanıyor koşulması. Onu da böylelikle paylaşmış olalım. Şimdi bir nostalji yarışımız var. Ondan sonra yorumlar ve veda, hüzünlü vedamız. Ve kara hübre gidelim. Kara hübre geçen dün şey yapalım dedik değil mi? Dün Teodora mı kara öbürü derken Teodora kaldı. Bu sefer kara öbürü getirelim. 7 Aralık 2001 İzmir ikinci koşu geliyor. Engin Yalçın'la kazanmış bir kara öbürü yarışı. Gelsin bakalım ekranlara, hep birlikte izliyoruz. Sayın yarışseverler, günün ikinci koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları kum pistte çıktılar. Bu koşuya 1 numaralı Daylight Süleyman Akde ile 2 numaralı kara öbür Engin Yalçın'la
3 numaralı Maylansan Fahri Atçı ile 4 numaralı Traje Halis Karataş'la 5 numaralı Elodie Adem Gökçe ile günün ikinci koşusuna katılıyorlar. Start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Traje bir boy geç başladı. 2 numaralı Karaöbür çok iyi bir start çıkışıyla koşuyu force ediyor. 1 numaralı Deyla ikinciliğe giriyor. Üçüncüde doldurup gelen Traje sokuluyor. Bunların sağlarında Elodie. Bunların 1,5 boy kadar gerisinden Maylansan 1200 metre startleri geçirip 1000 startına doğru gidiyoruz. 2 numaralı Karaöbür kaçıyor. 1 numaralı Deylat. İç kulvardan gelen Traje 2. ve 3. de yerleşiyorlar. Bunların sağlarında 5 numaralı Elodie. Bunun 1 boy kadar gerisinden Maylansan 800 startına doğru gidiyoruz. 2 numaralı Karaöbür kaçıyor. Bu safkına dış kulvardan 1 numaralı Deylat. İç kulvardan 4 numaralı Traje kovalamalarını sürdürüyorlar. Bunların 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Elodie. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde Maylansan şeklinde son 600'e doğru geliyoruz. 2 numaralı Karaöbür kaçıyor. Dış kulvardan 1 numaralı Deylat bu safkını takip ediyor. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde Traje şeklinde son virajı 2 numaralı Karaöbür'ün liderliği sürüyor. Dış kulvardan 1 numaralı Deylat geri plandan Traje bu safkını kovalıyorlar. Son 400 metreyi 2 numaralı Karaöbür'ün liderliği sürüyor. Dış kulvardan 1 numaralı Deylat, dış kulvardan 4 numaralı Traje bu safkını yakalamaya çalışıyorlar. 2 numaralı Karaöbür farkı 2 boya kadar çıkartıyor. 1 numaralı Deylat bu safkını yakalamaya çalışıyor. Son 200 geçildikten sonra 2 numaralı Karaöbür 2 boy farklı liderliğini başarılı bir şekilde koruyor. Deylat'ın çabaları sonucu değiştirmeme koşuyu Karaöbür kazanırken Deylat 2. Traje 3. Maylansan koşudan 4. olarak ayrılıyorlar. Koşuyu 2 numaralı Karaöbür jockey Engin Yalçın'da kazanmayı başarıyor. Evet, Karaöbür hakikaten Cemiloğlu Ekürsü'nün o dönemde çok keyif yaptıran atlarından biriydi. Yatlar varmış, Daylight var, Kitapçı'nın. Traje var. Traje var, Yaman abilerim. Yaman Zingal'ın dolayısıyla. Karaöbür de tabii iyi bir at. O zaman o jenerasyonun iyi atlarından bir tanesi. Güzel yarışlar kazanıyordu. O gün de biz bindik, bazen Baran abiyle denk geliyorduk. Güzel yarışlarımız oldu, bindiğimiz, kazandığımız. O da onlardan bir tanesi de çıktı zaten. Tempoyu seven, ön tarafta tempo koymasını seven bir safkandı. O gün içinde aynı şeyi yaptık, çıktık. Arka taraf pek yaklaşamadan neticeyi alan taraf biz olmuştuk. Evet. 4 kez binmişsin, ikisini kazanmışsın abi. Evet. Karaöbür. Böyle bir istatistik. Evet. Gayet iyi. Bir ara beraber çalışmıştık Baran abiyle. Bindiğim güzel kazandığımız atlar oldu. Evet. Kumun iyilerindendi yani. Kum pistte çok başarılı yarışları var. O gün de zaten daha baskındı. Tempoyu koymuş, gitmiş hiç. Arka tarafın gelecek hali yok. Evet. Yok aynen. Peki. Güzel bir öncelikti. O zaman son bir nostalji yarışı daha yayınlayalım. Yine senin bindiğin atlardan biri. 28 Mart 2002'ye gidiyoruz. İzmir'deyiz yine. Zişan koşuyu kazanmış. Aslında iyi atlardan biriydi, evet. Zişan. Demirkan ekibisinin. Zahit abimiz. Zahit Demirkan'ın iyi atlarından biriydi. Alza mıydı, Alza yavrusu muydu? Tam emin değilim, öyle kalmış aklımda. Gelsin biz Zişan'ı da izleyelim bakalım. Ondan da ilgili yorumlarını alalım. Değerlendirmiş olalım. Sayın yarışseverler, günün 3. koşusuna katılacak olan 4 ve daha yukarı yaş İngiliz atları kompiste çıktılar. Bu koşuya 1 numaralı Golden Earrings Süleyman Aktı ile 2 numaralı Reddin Halis Karataş'la 3 numaralı Zişan Engin Yalçın'la 4 numaralı Beldejur Yalçın Akağaç'la 5 numaralı Bledimon Erhan Yavuz'la 6 numaralı Dangerous Bowman Nurettin Şen'le 7 numaralı Kendişah Yemen Tunç'la 8 numaralı Ünü Baby Akın Özdeniz'le günün 3. koşusuna katılıyorlar. Box'ın dışındaki safkanlar. Reddin ve Bledibon. İkisi de giriş hazırlığı yapıyor. 5 numaralı Bledibon ve 2 numaralı Reddin starttaki yerlerini aldılar. Ve atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Reddin 1,5 boyunca geç adepte olabiliyor. Koşu rölanti bir tempoyla başlıyor. Orta kulvardan 4 numaralı Beldejur koşunun liderini alıyor. Bu safkanı 1 numaralı Golden Earrings. İç kulvardan 6 numaralı Dangerous Woman bu safkanı takip alıyorlar. Bunların sağlığına Zişan. Bunun sağlısı iç kulvarda Ünü Baby. Bunun sağlısında Kendişah. Bunun sağlısında Reddin. Bunun sağlısında Bledimon şeklinde 1600 metre startlerine doğru geken koşu yavaş bir tempoyla sürüyor. 4 numaralı Beldejur kaçıyor. Bir boyun kadar dışında Golden Earrings. Bunların bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde Dangerous Woman. Bunun sağrısında Zişan. Bunların bir boy kadar gerisinde Ünü Baby.
Bunu sağırsa Kendişah, bunu sağırsında Reddin, bunu sağırsında Bledimon ve 1200 startına doğru geçse az da olsa koşu biraz süratleniyor. 4 numaralı Beldejur kaçıyor, 1 numaralı Golden Enix bu safkanı takibi de devam ediyor. Bunların bir boy kadar gerisinde Dangerous Bowman, bunun bir boy kadar gerisinde Zişan, bunun sağrısında Unibaby, bunların sağrılarında Kendişah, bunun sağrısında Reddin, Reddin'in sağrısında Bledimon şeklinde 1000 metre start yeri 4 numaralı Beldejur'un yarım boy farklı liderliği sürüyor. Yarım boy kadar dışından Golden Earrings bu safkanı kovalamayı sürdürüyor. Bunun ya bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde 6 numaralı Dangerous Bowman, bunun sağrısında Düş Gülbar'da Zişan, bunların bir boy kadar gerisinde Unibaby ve Kendişah, bunların sağlarında 2 numaralı Reddin ve 5 numaralı Bledimon şeklinde son 600 metreye doğru geliyoruz. 4 numaralı Beldejur kaçıyor. 1 numaralı Golden Enix bu safkanı takibe devam ediyor. Bunların 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Dangerous Bowman, bunun sağrısında Zişan. Son virajı 4 numaralı Beldejur 1,5 boyluk avantajını koruyor. Orta kulbağadan şimdi Zişan'ın hatağını görüyorum. 1 numaralı Golden Enix ile birlikte ve son 300 metreye doğru gidiyoruz. Orta kulbağada 4 numaralı Beldejur liderliği korurken Düş Kulbar'dan 3 numaralı Zişan koptu geliyor. Zişan geliyor. İçeriden de Reddin'in daldığını görüyorum. Zişan ve Reddin arasında birinci mücadele sürüyor. Orta kulbağa Zişan içinde. Reddin arasında birinci mücadelesinden Düş Kulbar'dan Zişan mı Reddin mi koşuyu kazandı? Bununla ilgili kararı varış hakemleri bildirecekler. 5 numaralı Bledimon 3. 4 numaralı Beldejur koşudan 4. olarak ayrılıyorlar. 3 numaralı Zişan mı? 2 numaralı Reddin mi koşuyu kazandı? Bununla ilgili kararı varış hakemleri bildirecekler. Engin ne yapmışsın? Reddin'i geçmişsin ya. Vallahi Reddin gibi atı geçti ya. Hakikaten yani şimdi Reddin dedim mi bir dakika duracaksın, düşüneceksin değil mi? Cumhurbaşkanlığı kura ekibisinin tabii. Kura ekibisinin. Eray ne yapmış öyle? Tabii pist kum olunca biraz onun etkisi vardır. Var ama Reddin de Reddin'dir yani ya, baktığında. Çimde işler çok değiştirdi. Biraz onun da etkisi var. Zişan çünkü iyi bir kum atıydı. Tabii kumdaydı Zişan. Benim beğendiğim kısaklardan biriydi. Hatta 3-4 tane de iyi yavrusu vardı uzun mesafede. Bayağı. O sonuncusu mu iyi çıkmadı galiba? Ağdayı mı, paşadayı mı öyle birkaç tane vardı. Evet. Onlar iyi koşuyordu. Unibaby var burada. Şerişeli'yle Unibaby'nin yatlar var. Art bakma Unibaby evet. Var, Reddin var. Evet. Yatları geçmiş. Tabii Unibaby'nin de biraz kum pist performansı eksik. Ama gününde olduğu zaman kumda da birkaç tane kazanmış olduğu yarışlar vardı. Ama zaman. İyi bir çim atıydı o da. Tabii çim atı onlar. Çimle kazandı, çimde kazandı. Şeyle evet. Kazandı. Tabii Kara Osmanoğlu koşusunu kazanmıştık. İzlemiştik galiba. Grup koşusu kazanmıştık evet abi. Aynen, yani o da iyi bir kısrak. Zaten Şerişerileydi gibi atında annesi. Hart Baby Şerişerileydi. Yani Hart Baby. Tabii, Hart çok... Baby de anne oldu şimdi bile düşün evet. Yani. O da ya. Bayağı yaşlanmışız ya. Ne atlar. Çeyrek asır olacak ya. Neredeyse abi baksana. Değil mi? 25. 97'ler, 98'ler diyoruz. 96'lar. Aynen. Neler söyleyeceksiniz Zişan'la ilgili senin hatırandan? Abi Zahit abimizin kıymetli abim, çok sevdiğim bir abim. Onun atlarından, güzel atlarından, kısraklarından bir tanesiydi. O gün bindik. Verdiği direktif de buydu zaten. Rakip zaten belli biliyorsunuz. Sonunda geldik. Beraber girdik fotoya. Ona göre yürüyecek. Ona göre hamlemizi yapacaktık. Ön taraftaki şeye sürate fazla uymadan ön tarafa yakın takip ettik. Düzlükte de zaten buluştuk rakiple, Reddin'le. Fotoya kadar olan mücadelede Zişan tabii kumun da vermiş olduğu avantajla fotoya giren taraf olduk. Evet, tebrik ediyoruz vallahi tam potonun önünde evet, Engin. Güzel bir yarıştı. Tam güzel bir yarış kazanmışsın, tebrikler diyelim. Peki son birkaç mesaj, yorumlar ve sonra veda diyelim. Arkadaşların mesajları da versinler. Ferdi Korkmaz demiş ki abi Reddin'in jokeyi kendine çok güvenip geç yürümüş yalnız demiş. Ferdi'nin mesajı. Yine aşağı iniyoruz. Hayırlı pazarlar abi, protesto sonuçlarını at sahibine göremiyorum. Değişiyor, bunlara önem vermek lazım abi. 33 yaşındayım, yaklaşık 15 yıldır oynuyorum. Bir günü boş geçirmiyorum ama çok değişti her şey. Eskisi gibi zevkli olmuyor. Kesinlikle katıldığım konulardan biri. Hiçbir şey artık eskisi gibi zevk vermiyor. Evet. Bana da öyle. Net. Yarışçılıkta. Şanslı arası iyi yayınlar demiş. Biz de şanslı arasına buradan selamlarımızı ve iyi yayınlar dileklerine teşekkürlerimizi iletelim. Bütün şanslı ekürüsüne. Hakan Bulut demiş ki abi Engin Yalçın yanında diye hep onun yarışlarını gösteriyorsun. Hep İzmir'i izliyoruz demiş. Biraz da Adana'nın nostalji yarışı. Ha, çok ararsın ondan sonra. Tamam. Ver abi. Şöyle Ganyan vardı, Mıh vardı. Onların bir nostaljisini varsa gösterir misiniz demiş. Hakan Bulut paylaşmış. Sonra dersin abi Engin abinin yarışlarını ver diye. Peki. Onur Özşahin demiş ki abi bir gün Domingo'nun yarışlarını yayınlar mısınız? Çocukken en sevdiğim at demiş. Domingo da hakikaten Sofoğlu ikilisini hatırlar mısınız? Çok. Domingo. Şöyle çok iri yarı böyle uzun belli bir attı böyle. Tam Domingo. Çok
bayağı uzun beli olan Sofuoğlu'nun böyle kumda böyle şey tempo atı, iyi bir tempo atı. At gibi attı yani hakikaten Dolingo. Hangi dönemdeydik abi? Yani ki dönemini atların hatırlarsak çıkartabilirim. 90'lar. Bulurum sana. Yok. 90'lar. Ya, daha... Yani şöyle hatta şimdi 86 üniversite 90 işte 80 yani 86'dan sonra diyeyim. Eray bakar şimdi. Hemen buluruz. Çünkü ben de, 90'lar, ben de gelmedi abi. 80 sonları ve 90'lar gibi. Domingo 1993'te doğmuş. İşte 90'lar. 2000'lere kadar. Sofuoğlu değil mi? 2000'lere kadar koşmuş. Sofuoğlu ikilisin. 90 o zaman biliriz ya. Evet. Abi, değil mi Sofuoğlu? Evet evet. Belki. Aklımda kalmamış demek ki. Adana'da çok güzel yarışları vardı. Bunda bayağı kazanmış. Yani Adana'ya gitmediğimiz için biz de tarafta kalmamıştır aynen. Akılda. Peki. Domingo'yu da bulursak yayınlayalım. Bünyamin demiş ki abi severek izliyoruz sizi ama bir şey sormak istiyorum. Yalçın'a karşıdan bize biraz haber versen son durumu nasıl diye. Allah Allah. Yalçın aç şimdi bizden sonra şeyi TJK TV'yi. Değil mi bugün var mı bilmiyorum Yalçın. Tabii kardeşimiz program bugün yapıyor. Bugün mü yapıyor? Ya, haftanın bugün... 3 günü galiba ama evet. Yalçın'a kaç TJK TV'de program yapıyor. Merak edenler için aslında bayağı duyurusu falan da yapıldı ama. Dolayısıyla kardeşimiz orada sağlık durumu tedavisi devam ediyor Yalçın'ın ama çok keyifli, başarılı, güzel programlar da yapıyor. Bünyamin kardeşimize de böyle cevap vermiş olalım. Abi Antalya hangi sezonda koşulacak? Kasım demiştik zaten. Son birkaç mesaj daha bakalım. Selam, Mavera yarışını seyredelim olmaz mı demiş Halil Girgin. Bulursak tamam. İstanbul Çağlayan 441 numaralı Bayden İbo abi, Selahattin abi, Köksal abi, Mustafa abiyle birlikte selamlar, sevgiler demiş. Ramazan Aslan paylaşmış. Biz de Çağlayan'a selamlarımızı iletelim. Bol şanslar abi demiş Gökmen. Yine abi yalnız dün o ikramiyeden 480 bin kesinti çok be abi. İnsan yakaladığına sevinemez demiş. Hakikaten düşünsene. Buluyorsun 2 milyon küsur ikramiye. 500 bin lira da kesinti oluyor. İşte bu kesintiler ne kadar azalırsa aslında televizyon o kadar artacak. Bence de. Bunu tabii birçok yönetim anlatmaya çalışıyor ama bakalım ne kadar etkili olacak. 5'te kalan 2 kupon geldi bana. Kaybedenler bile kesintiyi konuşuyor. Ya, bulsaydık kesinti ne olacaktı? Yani. Tabii ciddi bir ikramiye. Sevgi dolu yüreklere günaydın demiş Tarık Noyan paylaşmış. Peki teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de. Ve Reddin'in jokeyi kendine çok güveniş geçirmiştü yalnız diyor. Peki yorumlara geçelim. Yorumlarımızı hemen Eray alalım. İstanbul'da bugün. Son bir değerlere bakayım. Bakalım, Çin pist 4.3. Çok yumuşak. Koşmayan at var mı? Saniye, yok. Yok burada. Çıkan at da yok şu an. Tamam. Evet, İstanbul'da günün ilk ayağı 7 numaralı Şeyh Levent. Bence bu pist koşullarında çok koşar. Önceliğim Şeyh Levent'te. 5 numaralı Signora. Yarışı koşturduğumuz zaman önlerde boş kalma ihtimali var. 3 numaralı Özdamar ise yine bu pist koşullarında inanılmaz iyi koşacak safkanlardan biri. Keza 2 numaralı Oğlum Emir, 8 numaralı Yarisa ve 1 numaralı Hünkaroğlu da ilk ayağın ihmale gelmeyecek isimleri. Günün ikinci ayağında 9 numaralı Santolina ve 2 numaralı Ballı Kız ikilisi bende eşit şanslı. Yarış hazırlıkları diğer rakiplerine göre çok daha iyi olan... Nereye düşmüş? Nereye mi düşmüş? Yani gelen bilgi var. Evet. Peki. Santolina ve Ballı Kız ikilisi bende ön planda. Ancak 3 numaralı Bican, 5 numaralı Gün Doğarken ve 4 numaralı Elzemim de ihmale gelmez bu tay yarışında. Günün üçüncü ayağı 3 numaralı Şahinter. Sentetik pistte 2000 ve üzeri mesafelerde start almış olduğu 20 koşunun 10'unu kazanmış. Daha ne yapsın? Start aldığı her iki koşudan birini kazanmış ve bu pist ve mesafenin en istikrarlısı, en iyisi şu anda. Kazanmaya bence yakın 8 numaralı Artuklu. Yarışı koşturduğumuz zaman bugün boş kalabilir. Zaman zaman startı tereddütte alıyor. Umarım o sıkıntıyı yaşamaz bugün. 4 numaralı Kınalı Kuzu, 1 numaralı Budakan, 6 numaralı Akkula ve 7 numaralı Altepe, bu isimler sonrası önereceğim sıralama. Günün 4. ayağında 6 numaralı Rota Belli ve 5 numaralı Mr. Right ikilisi bu pist koşullarında birinciliğin güçlü adayları. 3 numaralı Demirbüken ise çok iyi durumda geldi. İstanbul'da ihmale gelmez, iyi koşar. 5. ayakta 1 numaralı Jamala. Daha önce uzuna hiç çıkmadı ancak anne kanatlarını incelediğimiz zaman uzun mesafede iyi yarışlar koşan yakın akrabaları var. Ben Jamala'ya ilk şansı veriyorum. 10 numaralı Lisandra da bu mesafeye çok koşacak bugün. Sonrasında 3 numaralı Çıksal'ın, 5 numaralı Okipeta ve 4 numaralı Victory Promise. Kapanışta 1 numaralı Padrino, Adana'da start almış olduğu koşularda bile hep ön planda önerdiğim bir isimdi. Bu mesafelerde bence ciddi potansiyel. Son yarışı çok daha sert grupta, rakiplerinin hemen dibindeydi. Bugün baktığımız zaman çok daha uygun rakipler var. Kazanmasını bekliyor ve günün bankosu olarak öneriyorum. Peki.
gündüz İstanbul yorumları geldi. Bir Adana yorumlarını da alalım Meral'cığım senden. Tabii. Adana'da biraz daha zorlu bir program var. Her ne kadar hiç geçilmez bir atımız olsa da diğer taraflar zor. 9 numaralı Ivanka bu mesafeye yatkın pedigrisiyle. Güldür yüzüm mü? Bir de sonunda mü'sü var onun. Yüzü. Öyle mi yazmışım? Yok, güldür yüzüm. Olabilir. Aceleden belki de eksik yazdık. 9 numaralı Ivanka bu pis ve mesafeye en yatkın kanattına sahip bu isim. 5 numaralı Tormen, 7 numaralı Dongfeng ve 12 numaralı Seaface sıralaması. İkinci ayakta 11 numaralı Skorer son yarışında iyi bir yarış koştu. O gün de vardı yorumlarımızda. Padon'da en iyi atlarından biriydi. Bu mesafeyle ilgili biraz tereddütlerim olsa da Skorer'e ilk şansı veriyorum. 1 numaralı Empire Sun'ın son yarışına hayran kaldım. Keza 4 numaralı Com Lider, 2 numaralı The Flamingo, 6 numaralı Yosun Sultan ve 5 numaralı Falez de öndeki bu ikilinin hatasını kollayacak. Günün 3. ayağında Koca Oğul için kısalan her mesafe avantaj. Bugün kazanmaya yakın. 1 numaralı Companero, 6 numaralı Basralı, 11 numaralı Karya ve yarış gören 9 numaralı Dayana bu ayakta önereceğim diğer isimler. Günün 4. ayağında yarış koşturduğum zaman 3 numaralı Akınşah sanki kendi temposunu kolay kabullendirecek gibi kazanmaya yakın. At yazıyorsak 1 numaralı Humbara ve 2 numaralı Hasyaz. 5. ayakta bu pistte arka arkaya müthiş yarışlar koşan 1 numaralı Güldür Yüzümü zor geçilir gibi duruyor. Böyle bir kayıtta kolay kolay bulamaz. Kısa vade 7 handikap puana bakıyorum. Diğer atların da 50, 30, 36 falan. Bayağı uygun bir grup. Kapanışta 11 numaralı Bernake'nin son yarışı kesinlikle ölçü değil. O gün çimde koştu. Bugün kuma çıkıyor. Bir önceki kum pist performansına bakalım kimlere saldırdı. Bugün bu grupta benim favorim 5 numaralı 6 numaralı Batınan olacak. Benim bir hatam olmuş. 6 numaralı Batınan, 4 numaralı Anadolu Kan, 7 numaralı Kılçık ve 1 numaralı Kördüğüm'de rakibi gördüğüm isimler. Kördüğüm'ün bu pistte 6 birinciliği olduğu detayını da atlamayalım. Dalcılı da gelebilir ama yani şu belki olabilir. Şey olarak kalmış. Belki sonda 14 malı İncirli Tepe, Bernake zaten değil mi? Evet, Bernake'yi katım. İşte orada bir gözüküyor. 11 o. O bir diye onu da söyle izleyicilerimiz şey. Şimdi bakın o şablonu yaparken yukarıda 11. düzeltebiliyorsunuz. Yukarıdaki 11 bir değil. Kördüğüm değil. 11 evet. 5 4. Aşağıdaki de aşağıdaki bir. Arkadaşlarım eğer düzeltirlerse sevinirim. İlave olarak da 14 numaralı İncirli Tepe ve 13 numaralı A Kıran. Eğer çok at yazıyorlarsa gelebilecek olan ilave olabilecek isimler de diyelim. Benim yorumlarım gelsin. Ondan sonra veda vakti. Evet bakalım şimdi şuraya. Son mesajlarda arkadaşlarım ekrana getirdiler. Şimdi İstanbul'da ağır çimde koşulacağı aşikar artık yarışların. Bu saatten sonra değişirse koşu tabii sıkıntı. Çünkü artık ağır çime göre 4.3'e göre koşulur hazırlandı. Koşulması gerekiyor. 2 numaralı Oğlum Emir. Son koşu çok tatminkardı. Bugün birinciliğin en güçlü adayı olacak. 7 numaralı Şeyh Levent. Kazanmış olduğu koşu fevkaladeydi. Koruduğu formüyle kesinlikle bugün Oğlum Emir'in en ciddi rakibi olacaktır. İkinci at olarak yazalım. Hafta içerisinde koşmuş olduğu koşuda bana göre yine tatminkar koşup tabelanın sonuna asılan 5 numaralı Signora bugün lehine mesafede önlerde istediği tempoyu bulması durumunda koşunun şanslı ismi olacak. Ben 3. at olarak kuponlarımıza Signora'yı da mutlaka ilave edelim diyeceğim ve özellikle bugün iyi bir yarış beklediğim bir safkan var. 8 numaralı Yarışsa'ya dikkat diyeceğim. Aman ha dikkat bugün çünkü bütün tüm koşullarında pis koşullarında Yarışsa'nın lehine olacağını düşünüyorum ve lehine mesafede de Sercan Tırpan'la güzel bir birinciliğe imza atabilir. Yarışsa'yı mutlaka kuponlarda değerlendirelim. Ve 3 numaralı Özdamar son 2 yarışındaki mükemmel performansıyla bu kez şeytanın bacağını kırabilir. 2-7-5-8-3 benim bu ayakta öncelikle şanslı gördüğüm isimler. Yani şablonda orta ölçekli bir puan yapıyorsanız bence yukarıdaki favori plasanesindeki isimleri yazabilirsiniz. Büyütenler, diğer ayakları az at getirenler ilk ayağı çok at yazabilirler arzu ediyorlarsa ama benim sıralamam 2-7-5-8-3. Altılı Gayen'in ikinci ayağında ise Tay koşusu. Yapmış oldukları hazırlıklarında 26 Nisan ve 17 Mayıs tarihlerindeki start provaları tabii önemli detaylar. 2 numaralı Ballı Kız ve 9 numaralı Santolina. Aynı gün çalışıyorlar ve yapmış oldukları start provalarında da gayet başarılı tamamlayan iki isim. Ben burada da aynı şekilde Ballı Kız ve Santolina'yı ön planda tutuyorum. Ön planda değerlendirdim. İki tane Kaisbert yavrusu dolayısıyla ön plana çıkan iki Kaisbert. 4 malı Elzem'im ise yine o da kendi grubuyla yapmış olduğu start provasında herhalde ikinci falan kalmıştı. Orada da kazanan at geçen o ağır yağışlı pis
Nice'de Mehmet Kaya ile koşmuştu, kazanan Tay. Yine Mikalsberg'de start provasında önde bitiren Tay. O gün gerçi ikinci falan kaldı diye düşünüyorum yarışında ama iyi bir netice elde etti. Dolayısıyla elzemimsiz kupon yapmıyoruz. 2, 9, 4 bu üçlüyü birlikte beraberce değerlendiriyoruz. Tay koşusunda bu 3 safkanı, 3 tayı. Bunların dışına çıkarsa, bu üçünün dışına çıkarsa 3 malı bir can, bir kurtele küresi safkanı uzun zamandır yeterli hazırlığa sahip taylardan biri. Bir de 5 malı gün doğarken Ayabakan'ın nitelikli kısraklarından, nitelikli dişlerinden biri olacaktır. Eğer Tay koşusudur, ben buraya çok at yazacağım diyen dostlarım varsa 2-9-4'ten sonra at Tay yazıyorlarsa 3 ve 5 sıralamasını dikkate alsınlar. Ve Plevne koşusu bir sonraki ayak. Bana göre starttan potoya heyecan dolu, nefeslerin kesileceği, adrenalin dolu bir yarış izleyeceğiz. Ekibisinin de katkısıyla 2 numaralı Frikya. Yaklaşık bir ay aradan sonra bu koşuya hazırlandı. Bence birinciliğin en güçlü adayı. Ama Şahin Ter artık yarış seçilerek koşulmaya başladı. Biz genellikle Mehmet Kaya'nın böyle 2 günde bir, 3 günde bir at koşuna alışık olduğumuz için 30 gün ara verince değil mi baktık ama gerçekten klas bir isim. Dolayısıyla artık yarış seçilerek gerçek sınıfını, klasını bulması hedefleniyor bence. Ve 3 numaralı Şahin Ter'i bugün ikinci isim olarak kuponlarımıza yazıyoruz. 10 numaralı Düşleme dikkat. Bakın son koşusunda o kadar yakın farkla 5. kaldı ki birinciyle arasında çok az fark vardı ve o koşu gerçekten anneler günü koşusuydu. Aradan sonra koşmuş olduğu bir koşu ve bence o koşusu kazanmış kadar başarılı bir Düşlem bugün bu rakipler yanında iddialı olacaktır. 2-3-10 sıralamasını ben bir kere ayırt etmeden yazıyorum bu üçlüyü. Ancak dedim ya zor bir koşu. 4 malı Kınalı Kuzu. Koşu özellikle tempolu giderse düzlük üzerinde bu rakiplerini son metrelerde avlayabilir. Dikkat. 6 numalı Akkula. Şirin Ehli ekibinin üzerine titrediği isimlerden bir tanesi ve gerçekten de Akkula bu grupla her daim baş edebilecek güç ve yetenekli safkanlardan bir tanesi. 6 numaralı Akkulasız kupon yapmayalım eğer buraya at yazacaksak ve 8 numaralı Artuklu da koşuyu önlerde kabullenmeyi seven bir isim. Ön tarafta çok fazla temposu bozulmazsa veya belki jokeyi değişik bir taktik geliştirebilir değil mi? Zaman zaman inisiyatif kullanabiliyorlar evet. Jokeyler. Halis Karataş farklı bir taktik uygularsa ona bir şey diyemem. Ama koşuyu önlerde kendi temposunu kuramadığı koşularda bazen böyle bocalayabiliyor. Bugün eğer tempoyu kurdururlarsa Artuklu'ya, Artuklu'nun da tabii iddiası çok yüksek olacak. Ama ekürlerden birinin sanki bunun için yazıldığını düşünüyorum. Yine de ben öncelikle sıralamamı 2-9-4 şeklinde, 2-3-10 şeklinde değerlendirelim diyorum. Büyütüyorsak 4-6-8 sıralaması ilave. Zeki Sertol koşusunda ise ağır çim pistte 3 numaralı Demir Büken. Adana'dan geldi ve bu tip mesafeleri çok seven bir safkan. En şanslı isim. 2 numaralı Chris Angel ve 1 numaralı Uludas. Ağır çim pist 63 kilo. Biraz belki dezavantajları ama son kazanmış olduğu koşuyu da çok beğendiğim bu safkanın bugün özellikle 3 ve 2'den sonra Demir Büken ve Chris Angel'dan sonra şanslı olduğunu düşünüyorum. 6 numaralı Rotabelli. Müthiş bir yarış kazanarak gelen 5 numaralı Mr. Wright. Hatta Şirkan bu ayakta çok at yazanlar tarafından dikkate alınabilir. Küçük orta ölçekli bir kupona 3-2-1 sıralaması belki öncelikli. Günün 5. ayağında ben Lisandracıyım. Zira mesafeye en yatkın kısaklardan biri olduğu kanaatindeyim. Bugün öncelikli şansı veriyorum. 6 numaralı River Girl. Halis Karataş dersinde düzlükte yapacağı etkili sprintler netice alabilir. 4 numaralı Victory Promise. Son kazanmış olduğu koşu Adana'da uzun mesafeli bir koşuydu. 1900 metrelik bir yarıştı. Bu grupta mesafeye en yatkın isimlerden biri 4 numaralı Victory Promise ve 10, 6 ve 4 sıralamasını burada da ayırt etmiyoruz. 1 numaralı Jamala, 3 numaralı Çıksal'ın, hatta 5 numaralı Okipeta dahi bugün bu ayağı çok at yazanlar tarafından dikkate alınabilir. Günün kapanış ayağında ise Padrino, benim de bankom, günün limanı olarak değerlendireceğim. Ola ki sizin başka inandığınız bir bankonuz vardır. Hani dersiniz ki ya ben herkes bugün Padrino veriyor, ben buraya at yazayım. O zaman aynı mesafede koşmuş oldukları yarışlarda birbirleriyle daha iyi bir dereceye sahip olan ve koşu kuma alınma ihtimali olursa diye benim biraz geri plana attım ama şimdi çimde koşacak olmasıyla 3 numaralı Ateşim'den bir büyük sürpriz gelebilir. Eğer sonda Padrino'nun yanına ben at yazacağım düşünceniz var ise bu isim 3 numaralı Ateşim olabilir eğer Padrino'yu tek yazmıyorsanız. Yoksa inandığınız belki başka bir ayakta sizin çok güvendiğiniz bir isim vardır. O zaman dediğim gibi yanına Ateşim'i yazabilirsiniz. Ama siz de benim gibi ilk ayakları biraz karışık görüyorsanız o zaman son ayağa bir kupon getirebiliriz. Veya çok ütopik kuponlar için belki Ateşim'le de bir oyun uygulanabilir diye düşünüyorum.
Yukarıda ikinci altılı yazıyor diyor arkadaşlarımız yazmışlar. Bir altılı var zaten. Tabii bir tane altılı. Onu öyle anlayın. Şablonda öyle kaymış. Bizim şablonları biraz bir süre daha geceden hazırlamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla ikinci altılı değil bir tane altılı var. Onu da orada tutalım. Tuğrul Bey hatırlatmış. Teşekkürlerimizi iletelim. Yine gelen mesajlar var. Evet. Padrino'yu da şey yaptık. Şimdi... Yaza ne yapıyoruz dedik, bir sürü planlar, programlar yaptık. Değil mi? Engin'le gideceğiz, geleceğiz ama o programları, biz o planları, o programları yaparken tabii Engin'in de başka program planları ve programları da var bu arada. Beraber eş zamanlı devam edecek. Valla Engin'i saha çok özledi. Değil mi? Engin'i ben de özledim sahayı abi. Evet, dolayısıyla şimdi... Öyle bir projemiz var inşallah. Şimdi inşallah Engin'le biraz daha sahayı artık tabii. Bir kısa bir ara olmuştu. Aradan sonra yeniden sahalarda Engin Yalçın adını duyabiliriz. Bu müjdeyi de buradan verelim. Hem at İnşallah. Sahibi olarak hem binici olaraktan bu müjdeyi buradan verelim ve yaklaşık bir yıldır değil mi Engin'ciğim? Beraberiz abi. Biz bir yıldır, tam bir yıl oldu aslında, bir yıldır çok güzel, çok keyifli, harika bir birlikteliğimiz oldu. Gene beraberiz her zaman, o her ayrı zaman, konu. Her zaman, gönlümüzde, yüreğimizde en üst taraftasınız. Aynen ama sezon finaliyle, finaline doğru diyelim, sezon finaline doğru. Böyle bir ara vereceğiz değil mi? Onu da evet, şey abi. Yapalım ve senin de düşüncelerini alıp bugünlük veda edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda konuklarımız olacak. Güzel programlar yapacağız. Engin yine biz davet ettiğimizde burada her olacak zaman. Ama senin de tekrardan sahalara dönüyor olman Engin Yalçın olarak tabii bizleri çok mutlu etti. Üzülüyoruz ama biz zaten hep program hep beraberiz Engin abi, Allah nasip ederse. Ama sen istersen bir veda yap Engin'ciğim. Şimdi tabii ki daha önceden bunu biz aylar öncesinden de konuşuyorduk. Tabii. Zaten bunu. Yeni bir şey değil. Yani. Yeni değil. Ekipten, abimden, kardeşimden de müsaadelerini istedim. Dedim ki ben atçılığı özledim. Atçılık yapmak istiyorum. Hatta atla başlayacağım. Kendi atlarımla başlamayı düşünüyorum inşallah. Bunun da zeminini yavaş yavaş yapıyorum. Acele etmeden. Daha önceki deneyimlerimden de ders çıkartarak daha sağlıklı bir şekilde yürümek nasip olacak inşallah. Sizden de müsaadelerimi aldım. Tüm dostlardan da müsaadesini alırsak çok memnun kalırım. Çok güzel bir zaman geçirdik. Bir sene oldu, bir sene yakın oldu. Çok güzel, keyifli zamanlar geçirdik. Bana da bu atmosferi, bu renkli dünyayı tattırdınız. O da bende çok güzel bir yer olacak, her zaman kalacak. Ekibe ve ekrandaki dostlara, bizi yalnız bırakmayan dostlara çok teşekkür ederim. Ayrıca camiamızdaki büyüklerimize, kardeşlerimize ve meslektaşlarıma da buradan şükran ve teşekkürlerimi sunarım. Biz tabii burada artık seni birinciliklerinle, kupalarınla, kazandığın yarışlarla i̇nşallah, belki inşallah. Atlarımızla inşallah. Atlarla da anacağız inşallah. İnşallah. Diyelim ama hep beraberiz zaten. Her zaman abi. Zaten hemen Gazi sonrasında da biz de bir araya gidiyoruz sezon. O arada zaten beraberiz. O arada yine edersin. Beraberiz inşallah. Yazın bol bol inşallah. Şey yapacağız. Selfileri atacağız. İzleyicilerimize yine beraber olacağız diyoruz ve ben de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben teşekkür ederim abi her şey için. Çok sağ olun. İnanılmaz keyifli, güzel süreçler oldu ama bu bir ayrılık değil zaten. Yani hep söylüyoruz tabii. Biz her zaman beraberiz. Yaklaşık. Sağ olun. Siz de beni anlayışla karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hani biraz Engin'de tabii atçılığa ve şeye... Özden biraz ağır bastı. Biraz daha aynen öyle ve tabii binerken de tabii onu bizim temennimiz öyle olacak ve yeniden Engin Yalçın alkışlamayı bekliyoruz. İzleyicilerimiz de senin sevenlerin de beklediğine. Yalnız şunu tam net söyleyeyim. Biraz orası şey, jokeylik olarak değil. Değil tabii şey. Atçılık olarak. Atçılık olarak. Alıp, ama kendi atlarını çalıştıracak. Belki kendi atıma binerim, o ayrı. Ona bir şey diyemem ama aynen. Onun haricinde öbür türlü diğer şey. Diğer teklif gelmesin şimdi sana hemen. Gel yok, Gazi'de yok. At bin diye. yok abi. Yok aynen. Dolayısıyla. Öyle bir düşüncem yok yani. Kendi atlarımı koşacağım inşallah. Allah nasip ederse. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim her şey için. Eray kardeşime de sana da abim çok teşekkürler. Yönetmen arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Rejideki kardeşlerimize, Ferhat'a çok teşekkürler. Kamera arkasında olan bizi devamlı saatlerce emek verip çeken kardeşlerimize çok çok teşekkürler. Bütün Tahiti ailesine çok teşekkür ederim. Evet.
Seyircilerimize de buradan sonsuz sevgi ve saygılar. Evet, ama tabii dediğiniz gibi her zaman başınızın üstünde. Biz alo dediğimizde Engin zaten olarak başınıza geleceğim. Allah nasip edersin. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta sürprizler var. Gazi ile ilgili diyelim. Ondan sonra zaten Gazi sonrası da bizim de bir sezon finalimiz olacak diyelim. Bizden bu kadar. Sağlık, huzur, şans, mutluluk sizlerle ve sevdiklerinizle olsun. Sözü kapanış için son kez Engin'i ardından da araya bırakıp veda edeceğiz bugün. Klasik kapanışımızı yapalım o zaman. Dediğim gibi bu zamana kadar hani sürçülüşen ettiysek affola diyelim. Tüm dostlardan affını dileyelim. Elimizden geldiği kadar katkı yapmaya çalıştık. Veda ederken de her şeyin tekrar dediğim gibi gönlünüzce olmasını, sağlık, huzur, mutluluk ve tüm güzelliklerin Cenab-ı Allah'ın size vermesini dilerim. Hoşça kalın derim. Evet, Eray. Bu güzel insanı saha ve camiye zaten tanıyordu. Ama yarışseverlerimiz de yakından tanıma fırsatı buldu. Teşekkür ederim. Eminim ki zaten seviyorlardı. Çok daha fazla sevmişlerdir. Kıymetli bir değer camiamız için ve değer olmaya da devam edecek. Bize de yeri her zaman baki. Sizler de. Bizden yana hakkımız helal. Sen de bize hakkını helal. Helal olsun. Onun dışında çok helal güzel bir yıldı. Ben de teşekkür ederim sana. Bize çok güzel şeyler kattın. Ben teşekkür ederim kardeşim. Unutmayacağım saatler zamanları. İngiliz bir yere öpeyim seni. Uzanamıyoruz. Kardeşim benim. Abi. Canlı yayında. Bu vedalaşmana böyle olsun. Kardeşim. Hakkını helal et. Sen de helal kardeşim. Çok güzel zamanlar evet, geçirdik. Sağ ol. Görüşmek dileğiyle tekrardan. Evet. Hafta da sonlandı. Bütün dostlara sağlık, huzur ve nihayetinde inşallah kazanç dolu güzel bir pazar günü diliyoruz. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.